İyi akşamlar efendim. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Her pazartesi akşamı olduğu gibi gene bu pazartesi de TV 100 ekranlarında siyasetin gündemini elimizde tutmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Evet, gerçekten Türkiye'de pek çok problem var, pek çok sorun var ama gündemin merkez üssü CHP, Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de İstanbul'a odaklandı. Herkes gözünü çevirdi. İstanbul'da ne olacak? İstanbul İl Başkanlığı seçimlerini adeta böyle bir macera filmini seyreder gibi seyrediyoruz. Biz de bugün programda İstanbul İl Seçimlerini, İl Başkanlığı seçimlerini odağımıza aldık. Bununla bütün detaylarını konuşacağız. Bütün ayrıntıları konuşacağız ve önemli, çok önemli başka televizyonlarda olmayan bağlantılarımızla karşınızda olacağız. Bir aksilik terslik olmazsa. Hoş geldiniz efendim. Hemen sol baştan konuklarımı anons etmeye başlayayım. Şaban Sevinç, son günlerin çok merhaba, tartışılan, çok konuşulan gazetecisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, bakalım bugün kulislerde neler var. Özellikle herkes merak ediyor. Barış arkadaşla Şaban Sevinç'in bilgileri örtüşecek mi? Fuat Bey'le konuştuk yayın öncesinde, değil mi? Evet. Merakla bekliyoruz bakalım. Barış, hoş geldin. Hoş bulduk. Sende de gene kartlar var. Hayatımda bu kadar çok il başkanı ve ilçe başkanı ve dolayısıyla delegeyle konuşmadım. Dünden beri bir kısmına sen de şahit oldun. Cumartesinden beri başlayan bir maraton var. Cumartesi, pazar ve bugün neredeyse seçilen il başkanlarının %80'iyle birebir konuştum. Tabii CHP gerçek bir demokrasi sınavı veriyor bence. İl başkanlıkları, delegeler kimi yerlerde çarşafla, kimi yerde blokla seçiliyor. Bence çarşaf aslında her zaman yapılması gereken bir yöntemdir. Şu ana kadar da 30 ilde seçim yapıldı. Ama asıl gözler tabii İstanbul'a çevrildi. Tabii. Şu evet. Anda da onda bir sonuç. Dur konuşacağız, konuşacağız. Mi? Bir dakika, bir tamam. Anons edelim. Barış hızını alamadı, hemen girdik konuya. Fuatur, tv100.com yazarı. Evet, vermeyecek Deniz, bugün işiniz zor valla. Evet. Ben size gelin diyorum buraya. Allah'tan çay içiyor, evet, şu anda fırsatını buldum, konuşuyorum. Evet, tamam. Program başladı bile, başladı sen bizi bile takdim ederken. Takdim etmeme müsaade etmiyorlar artık, duruma bakın. Hacı Yakışıklı, tv100.com yazarı, tv100 yorumcusu, hoş geldin Hacı. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Demokrasi havasından çok bir kavga havası gözüküyor. Ama bu kavga havasını da seyrediyoruz. Evet. Peki. Şimdi bir de Ankara'ya dönelim. Ankara temsilcimiz Deniz Gürel var. Deniz, mecburen girdin topa. Hoş geldin. İyi yayınlar. İyi yayınlar diyorum. Latife ediyorum. Ben de gerçekten Barış arkadaş ve Şaban Sevinç arasındaki düelloyu izliyorum. Bakalım kim kazanacak, kim kaybedecek. Genel seçim kurultay kadar bu iki ismin açıkçası rekabeti de Türkiye'de merak konusu. Bakalım hangi taraf haklı çıkacak. VS yapıyorlar ya, hani böyle versus diye, hani kim kazanacak diye. Öyle demokrasi kazansın ya. Bir de yan yana oturuyorlar yani. Demokrasi kazansın. Bak bu görüntü, bak demokrasi görüntüsü. Bak Şaban işte abi, bizim meslek büyüğümüz. Arada ters düşsek de meslek büyüğümüz. Sonuçta biz Şaban Sevinç'in CHP haberlerini okuyarak büyüdük. Evet. Peki, bu fazla dostluk sürmesin diyelim. En azından bize yeteri kadar haber bakalım çıksın. Böyle başladık, nasıl devam edeceğiz Gürkan burada, Hacı? Burada böyle el ele tutuşuyorlar, Afyon'da milletvekili bayılıyor. Ya olur Hacı. Bu nasıl oluyor? Birazdan onları konuşacağız. Bir dakika, şu hoş geldin faslını bir bitirelim. Murat Çelik orada bekliyor her zamanki sabrıyla. Posta gazetesi yazarı sevgili dostumuz Murat Çelik. Murat, hoş geldin yayına. Merhaba, hoş bulduk. Valla ben ne güzel bütün gün Mustafa Sandal ve Tarkan şarkıları dinleyerek geçirdim günü. Şimdi geldim, yine sıkıcı bir gündemin içine girdim. Evet, evet. Ama şey, Mustafa Sandal da siyasete Mustafa Sandal ama galiba siyasetin içinde artık, dışında değil Murat. Tarkan da biraz öyle. Tarkan da öyle. Ben şarkılarını dinledim. Allah peki, fazla acı vermesin. Evet, sevgili izleyiciler, bu kadroyla başlayacağız. Birazdan ilerleyen dakikalarda başka canlı bağlantılarımız olacak ama saat 10 civarında, 22 civarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer programımızda olacak. Onu da anons etmiş olalım. Son günlerin çok tartışılan bir belediye başkanı, daha doğrusu rakibi çıktı. İyi Parti aday gösterdi ve Ümit Özlale'yi İzmir'den Büyükşehir adayımızdır dedi. Ve bunun üzerine de tartışmalar başladı. Sorularımız olacak Tunç Soyer'e saat 10'dan itibaren, ama ondan önce Türkiye'nin gözünü kilitlediği yer İstanbul. İstanbul İl Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ekrana verelim o görüntüyü. İki isim sevgili izleyiciler öne çıktı. Hemen sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşayım. Sonra Şaban Sevinç'ten attığı uzun tweetler var. Ve Barış arkadaştan, onun da attığı uzun tweetler var. Bize dünden beri ne yaşanıyor bir anlatsınlar, bir anlayalım.
Onun için ikisine döneceğim. Kim o isimler? Hemen o isimlere dönüyoruz. Birisi Özgür Çelik, Bahçeli Evler ilçe başkanı ama İstanbul il başkan adayı. Diğeri de Cemal Canpolat. O da İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il başkan adayı. İki isim sevgili izleyiciler. İki isimin yarışı olacak. Başka adaylar çıkacak mı? Yoksa bu iki isim mi olacak? Ya da şu anda her ikisi de Ankara'ya gitti. Son dakika gelişmesi. Her iki isim de hem Özgür Çelik hem Cemal Canpolat Ankara yolundalar. Hatta Canpolat tahmin ediyorum Bolu'yu geçmiş biraz. Haber aldık. İki ismi de canlı yayınımıza davet ettik. Cemal Canpolat tamam dedi. Özgür Bey de program çıkışına bakabilirim dedi anca. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yanından saat kaçta çıkarsam ona göre tekrar haberleşelim dedi. İki ismi de canlı yayınımıza alacağız. Bakalım İstanbul'da ne olacak? Ama önce dünden beri ne yaşandı? Herkesin kafası karışıyor. Yılların gazetecisi Fuat Uğur dedi ki Gürkan bana bir anlat ne oluyor dedi. Ya ben şimdi karıştırıyorum adeta 10 yıl savaşları gibi. Kim galip, kim kimin adamı, kim kimin yanında, her şey karışıyor değil mi Fuat Bey? Her şey karıştı. Karıştı. Bir temize çekelim bu akşam. Evet evet, yani kim aslında kim kimle beraber, onu kim kime karşı çözemiyoruz. Çözemedik. Peki bunu. Şaban Sevinç'le başlayalım. Şimdi Şaban Bey bize bir özetler misiniz? Dünden beri ne oluyor, kim kimdir, bize bir anlatın kim ya. Kim kimdir şimdi, kim kimdir de. Barış'a bırakmayın, siz anlatın. Tamam, başlayın Barış, tamam, anlatacağı tamam, şeyler ben çok olanları, Barış'a. Şimdi dün... akşam tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin özeli İstanbul. Şaban kulisleri. Sevinç grafiğini de verelim ekrana. İstanbul kulisleri çok hareketlendi hakikaten. Neden? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu dün İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da kendisini karşılayan, havaalanında kendisini karşılayan işte İstanbul'daki ekibine diyelim, Battal Bey'e ve diğerlerine Özgür Çelik'in işte 26-27 ilçe başkanının desteğiyle adaylığını açıklaması nedeniyle ya biz aday çıkarmayalım. Hani madem siz uzlaşamıyorsunuz bir aday üzerinde. Yani genel merkezin ve Kemal Bey'in adayı olarak çıkarılacak kişi üzerinde. Kemal Bey'in İstanbul ekibi uzlaşamıyordu. Kimdir o İstanbul ekibi efendim? Efendim işte Battal İlgezdi, Canan Kaftancıoğlu, Oğuz Kağan Salıcı, Zeynel Emre ve Erdoğan Toprak. Eren Erdem de. Eren Erdem. Eren Erdem var. Eren Erdem tabii genel merkezde görevi var. Anlaşamıyorlar. İşte kimler üzerinde anlaşamıyorlar? İşte başta Cemal Canpolat var. Efendim yani adayı. Sonra Selçuk Sarıyer var. Selçuk Sarıyer'in özellikle Oğuz Kağan Salıcı ve işte Canan Hanım'a yakın olduğu konuşuluyor. Ve Gürsel Tekin var. Ama üçünü bir adaya indiremediler. Yani Kemal Bey'in de desteğini vereceği Özgür Çelik'e karşı. Dolayısıyla Kemal Bey bu tabloyu görünce İşte madem 26-27 ilçe başkanı işte Özgür Çelik'in aday olmasını istedi, o zaman biz de onunla gidelim. Hani ayrı bir aday çıkarmayalım, tek adaylı olsun diye bir karar bildirdi dün akşam. Bunun üzerine ortalık karıştı. Battal İlgezdi Ataşehir'de Cemal Canpolat'la Maltepe ilçe başkanıyla ve Ataşehir ilçe başkanıyla ve bazı işte partilerle, yerel partilerle uzunca bir toplantı yaptı. Yani 3-4 saatlik toplantı. Battal İlgezdi toplantı. Battal İlgezdi yaptı. Orada... O toplantıda şey şuydu, ana durum şuydu. Battal İlgezdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kararını Cemal Canpolat'a bildiriyor ve Cemal Canpolat'ı hani üzmeden, kırmadan adaylıktan vazgeçmeye, adaylıkta ısrar etme, genel başkanın tavrı bu diye bir hani telkinde bulunuyor. Ama Maltepe ilçe başkanı ve Cemal Bey işte aday olmakta ısrar ediyor vesaire. O arada Cemal Bey'in aday olması için ısrar ediyor. Cemal Bey aday olmak için ısrar ediyor. Maltepe ilçe başkanı Kenan ama genel başkan istemiyorsa çıkmayalım diyor. Ama yok o toplantıda gece. O toplantıda demiş hani genel başkanı ikna ederiz falan diye. Yani tamam vazgeçelim mi desteklememiş, evet. Genel başkanı ikna ederiz diye konuşmuş galiba. Sonra o toplantının sonuna doğru Battal İlgezdi müsaade isteyerek Beşiktaş Belediye Başkanı kimdi? Rıza Akpolat. Rıza Akpolat'la gece görüşmeye gidiyor. O görüşmede işte ortak aday durumunda herhalde İstanbul Kongresi'nin ve delegasyonun... Adayın arkasında Rıza Akpolat var çünkü. Evet, nasıl olabileceği, yani delegede bir ortaklaşma, kurultay delegesinde bir ortaklaşma olup olmayacağı konusunda bir herhalde bir fikir teatisi yapıyorlar. Ama bu arada mesela Eren Erdem de dahil... aday çıkarmadan, yani Özgür Çelik'e karşı, Ekrem İmamoğlu değişim ekibine karşı aday çıkarmadan İstanbul delegasyonunda bir
ortaklaşma yapmanın zor olacağını savunuyorlar. Gece boyunca böyle geçiyor. Sonra sabah yine bu çabalar devam ediyor. Bir bunun toplantı üzerine, da sabah yapılıyor. Efendim? Bir toplantı da sabah yapılıyor. Sabah da toplantılar yapılıyor ve sabah Oğuz Kağan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu ve Zeynel Emre Cemal Can Polat'ı kabul edebileceklerini belirterek Selçuk Sarıyar'ı, kendi adayları Selçuk Sarıyar'ı geri çekiyorlar. Ve Cemal Can Polat'ı genel başkanın desteklemesi halinde kendilerini destekleyeceğini söylüyorlar. Doğru mu Barış? Evet, doğru. Onun üzerine işte Battal Bey genel başkanla görüşüyor. Battal Bey'in ardından Cemal Can Polat genel başkanla görüşüyor. Genel başkan da diyor ki peki diyor, madem öyle Battal Bey siz adaylığınızı açıklayın. Cemal Bey. Cemal Can Polat. Ama bu arada Özgür Çelik de dün geceden randevu istiyor genel başkandan. Tamam, yarın gel Ankara'da genel merkezde görüşelim diyor Özgür Çelik'e. Şimdi şu anda Özgür Çelik'le görüşüyorlar. Çıkacak Cemal Can Polat. Cemal Can Polat'ı da çağırıyorlar. Cemal Can Polat da yolda. İl başkan adayı da Ankara'da genel merkezde. Cemal Can Polat Ankara'ya girmek üzere. Yolda girmek üzere. Özgür Çelik ise girdik Kemal Bey'le görüşmesi. Muhtemelen Özgür Çelik bitmiş de olabilir. Yani bir saat yayından önce konuştum kendisiyle. Yani yayına gelmesi için davet ettik Gürkan'la birlikte. Genel başkanın yanından çıkayım, konuşalım dedi. Prensipte okey dedi ama tabii genel başkanla konuşmaları ne kadar sürecek, ne olacak ya da genel başkan belki çıkma diyecek bilmiyoruz. Hani şu anda sadece tevatür. Ama hem Cemal Can Polat'la hem Özgür Çelik'le konuştuk. İkisini de yayına davet ettik. Cemal Bey de kabul etti, Özgür Bey de kabul etti. Akşam ilerleyen saatlerde genel merkezden ikisi de bağlanacak. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii genel başkan ne görüşecek adaylarla, ne diyecek onlara? Onların tavrını nasıl etkiler mi genel başkanın söyleyecekleri, onu bilemiyorum tabii. Ama beklemek lazım. Kendileri işte bağlanınca anlatırlar kısmen. Şimdi Cemal Can Polat benim de birebir bildiğim, kendisiyle de görüşmüştüm bu süreç başında. Değişimci başladı. Sonra genel merkezi mi devam etti? Ve öğrendiğime göre Ekrem İmamoğlu ile yaptığı bir görüşmede işte kendisinin il başkanı olmak istediğini söylüyor Ekrem İmamoğlu'na. ve hani bir abilik yaparım işte, şöyle olur böyle olur diye. Tabii kendi o hakikaten de parti büyüğü edasıyla Ekrem İmamoğlu ile konuşuyor. Ekrem İmamoğlu sıcak bakmıyor, şöyle demiş galiba Cemal Bey'in il başkanı adayı olma talebine. Abi sen şimdi il başkanı olma, hani değişim gerçekleştiğinde sen genel merkezde hani daha üst görev almalısın diyor. Yani demiş. İl başkanlığına girmesen diyor. Almalısın. Ondan ama sonra vaat etmiyor yani. Hı? Almalısın diyor. Yani bir üst düzey görevi sana tevdi edeceğim diye bir vaatte bulunmuyor ama. Ya evet vaatte bulunmuyor, almalısın yani, olabilir anlamında ama İstanbul İl Başkanlığı'na sıcak bakmıyor yani. Başından sağlamış bir anlamda. Onun üzerine sanıyorum Cemal Can Polat işte o abilik pozisyonu biraz da belki hani Canan Hanım'a 2018'de kaybetmiş olmanın belki bir revanş duygusu da var. Battal İlgezdi ile temaslar yapıyor ve İşte bu süreçten bölünmeden hani bir abi olarak ben partiyi çıkarabilirim İstanbul'da. Anladım, diye. Peki. Battal Bey'in desteğini alarak böyle bir sürece giriyor. Tamam, yani genel merkezin adaylaşması sürecine yöneliyor. Tamam. Şimdi Barış'a geliyorum. Gelmeden önce şunu söyleyeyim. İzleyicilerimizden yazanlar var. Ya niye İstanbul'u bu kadar konuşuyorsunuz? Önemi şu efendim. Cumhuriyet Halk Partisi değişim konusu gündemde biliyorsunuz. Değişim olacak mı? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda aday olacak mı? Aday olursa kazanacak mı? Kazanamazsa yerine kim gelecek? Bütün bu soruların düğüm noktası İstanbul. İstanbul çünkü büyük kurultay denilen Ankara'da toplanacak olan o büyük organizasyonun en belirleyici ili. Neden? 196 kurultay delegesi artı bir de doğal delegeler diye bilinen 200 küsür, yani 230 civarında. Yani toplam kurultay delegesinin 6'da biri İstanbul'dan çıkıyor. Hal böyle olunca şeyi çok belirleyici. Yani büyük kurultaydaki ağırlığı çok, artı bir de tabii medyanın gözünün önünde bir şehir biliyorsunuz. İstanbul Türkiye'nin en büyük şehri, dünyanın sayılı büyük şehirlerinden. Dolayısıyla
Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına da etkileyebilir. Sadece rakamsal olarak değil, bir de rüzgar olarak da etkileyebilir. Onun için İstanbul İl Başkanı'nın seçimi adeta kurultayın bir ön gösterimi gibi oluyor. Onun için odaklandık İstanbul'a ve İstanbul'da neler oluyor diye bitiyoruz. Bir de çekişmeli bir durum da var. Bunu açığa kavuşturmaya çalışıyoruz. Şimdi Şaban Sevinç'in söylediklerinden özetle, Özgür Çelik değişimcilerin adayı, Cemal Can Polat ise kendi adayı gibi çıktı ama genel merkezden destek arayışını sürdürüyor ve Kemal Bey de buna olur verdi ya da vermedi. Barış'tan onu öğrenelim. Şimdiye kadar Fuat abi geçtik mi sınıfı? Anlaştık geçtik mı? Anladım. Anladınız. Konuyu anladım. Tamam, hepimiz anladık. Şimdi Barış, Barış neler diyecek onu merak ediyorum. Şimdi Özgür Çelik'in ismini ortaya ilk atan kişi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat. Ekrem İmamoğlu Özgür Çelik'e Özgür Karabat ve Taşkın Özer'in referansıyla sıcak yaklaştı. Sonra da ilişkileri sıcaklaştı ve en nihayetinde Erdoğan Toprak'ın ve Rıza Akpolat'ın önerdiği isme Ekrem İmamoğlu da onay verdi. Tabii bu mevzuları biz bile anlamakta zorluk çekiyoruz hakikaten. Hani nasıl oluyor kardeşim falan diye basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Pardon, Özgür Çelik hala Erdoğan Toprak'la, yani onun ekibi diye mi? Yayına gelmeden lazım? Önce Erdoğan Toprak'ı aradım. Dedim konuştun ki, mu? Tabii konuştum kendisiyle ve yayında anlatacağımı da söyleyerek konuştum. Dedim ki Erdoğan abi dedim, bu Özgür Çelik ismini sen ortaya atmıştın. Sonra Ekrem İmamoğlu'yla birlikte bir ortak aday haline geldi. Bugün Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde çok sert laflar etmiş. Onları biraz sonra anlatacağım. O da akıl alır laflar değil. Gerçekten akıl alır bir iş değil. Hala arkasında mısın? Pardon, dedi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde misin? Evet. Grubunda galiba. Yok, grubunda. CHP grubunda. CHP grubunda. Açık aleni konuşma. CHP grubunda. CHP grubu basına kapalı oluyor. Kapalı ama aleni konuşma. 6 belediye meclis üyesi ve 3 belediye başkanıyla konuştum. Konuşmaları doğrulatabilmek için. Çünkü bazı belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın anlattıkları bana çok garip gelince çek etmek zorunda kaldım. Erdoğan Toprak şunu söyledi Gürkan. Evet. Evet, Özgür Çelik benim arkadaşımdır. Aday olmasını da ben istedim. Genç bir aday aranıyordu. Ben de genç bir aday olarak önerdim dedi. Peki dedim, arkasında mısın? Özgür Çelik il başkanlığının önünde konuştuğunda Sayın Genel Başkan'dan sadece bir satır bahsetti. O da adalet yürüyüşünden. Baykal'ı da hiç anmadı. O da ilginç. Deniz Baykal'ı mı? Evet. Genel başkanları saydı. Atatürk, İnönü, Ecevit. Ha. Sonra oradan şey Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu'ndan da bir satır bahsetti. Erdoğan Toprak şunu söyledi. Özgür Çelik, Sayın Genel Başkan'ın karşısında olan bir isim değil. Ben dedi, Özgür Çelik'in yanındayım dedi. Bunu bu kadarını söyleyeyim yeter. Rıza Akpolat da Cuma günü Genel Başkan'a gitti, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat. Özgür Çelik'in adaylığı için Sayın Genel Başkan'ı ikna etmeye gitti. Ve oradaki görüşmede biz sizin evladınızız. Bizim size karşı bir hareket içine girmemiz zaten mümkün değil. O yüzden biz Özgür Çelik üzerinde uzlaştık. Ekrem Bey de bu isme sıcak bakıyor. Delegeyi de eşit bir şekilde yazalım diyor. Genel Başkan da ben bunu değerlendireceğim diyor. Fakat Genel Başkan'ın bunu değerlendirmesinin esas sebebi geçen pazartesiye dayanıyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu cephesinde de pazartesi günü, Sayın Kılıçdaroğlu cephesinde de şöyle bir hava vardı. İzmir İl Kongresi'nde çıkan kavga hem genel merkezde hem Saraçhane'de bir tedirginlik yarattı. Yani aynı gerilim, aynı tartışma İstanbul'da da olursa parti büyük yara alır. O yüzden bu işi bir hal yoluna koyalım dediler. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun çevresindeki bazı arkadaşlar aday çıkartmama yönünde de eğilim belirttiler. Sonra çarşamba günü bu fikir değişti. Hayır, çıkartalıma döndü. Çünkü ilçe başkanlarıyla sık sık toplantı yapıyor Ekrem İmamoğlu. En nihayetinde şuna karar verdiler. Evet, Özgür Çelik'i çıkartalım. Bizimle birlikte hareket edeceğini düşündüğümüz ilçe başkanlarına davet edelim dediler. 26 ilçe başkanı İstanbul İl Başkanlığı'nın önüne geldi. Bunların 6'sı il başkanlığı toplantısından sonraki toplantıya katılmadılar duyurudan sonraki. 6'sı biz nezaketen geldik dediler ve gitti ilçelerinde de nezaketen gittiklerini söylediler. Hatta Kadıköy İlçe Örgütü'nde bunun tartışması da oldu. Delegeler
akşam toplanan 31 delege ilçe başkanı Ali Narin'e yani bize sormadan gitmeniz doğru değil diye sistemde de bulundular. Şimdi o ilçe evet. başkanı delege mevzusuna ayrıca geliriz ama nereden çıktı şimdi Özgür Çelik ve Cemal Can Polat ismi? Kısaca anlatayım. Sayın Genel Başkan İstanbul'da... Barış'ın tweetlerini de verelim ekrana. Sayın Genel Başkan aslında İstanbul'da bu il başkanlığı meselesine çok fazla karışmak istemiyordu. Fakat İstanbul'da iki eğilim ortaya çıkınca acaba ortak bir aday bulabilir miyiz diye önce akademisyen Mehmet Karlı ismi üzerinde bir fikir teatisi oldu. Ekrem İmamoğlu'nun da bu isme sıcak baktığını biliyoruz Mehmet Karlı'ya. Fakat Mehmet Karlı, ben Oxford'da 2 yıl sözleşme yaptım. Üniversitede hoca olacağım. Eşim de zaten Türkiye'de siyaset yapmama sıcak bakmıyor deyince o rafa kalktı. Bunu genel başkan açıkça da söyledi. Sonra genel başkan İstanbul'a geldiğinde 38 ilçe başkanıyla görüştüğünde aslında Gürsel Tekin'i işaret etti. Şöyle nasıl söyledi, işaret etti? Şöyle öyle? İşaret etti. Dedi ki isim vermedi kesinlikle. İsim zaten hiçbir zaman vermedi. Medyada partiyi temsil edecek, halkın tanıdığı ve yerel seçimde sahayı sürükleyecek bir isim dedi. Bu isim de zaten Gürsel Tekin'di. Fakat Şaban Sevinç'in de ifade ettiği üzere Battal İlgezdi, Canan Kaftancıoğlu, Zeynel Emre, Oğuz Kağan Salıcı ve diğer isimler Gürsel Tekin'in il başkan adaylığına sıcak bakmadılar. Çünkü Gürsel Tekin geçmişte İstanbul İl Başkanlığı yapmıştı ve bağımsız, bağlantısız, hiçbir ekibin içinde olmadan bir il başkanlığı yapmıştı. Gürsel Tekin'in bu siyaset tarzı ismini saydığım arkadaşlarımızın siyaset tarzıyla uyuşmuyor. İsimler havada uçuşmaya başlayınca ve Rıza Akpolat da gidip genel başkana cuma günü efendim burada ilçe başkanlarının bir kısmı ve biz ve Sayın İmamoğlu Özgür Çelik üzerine uzlaştılar deyince genel başkan cumartesi günü görüştüğü birkaç arkadaşa ya bu formül üzerine çalışılabilir mi? Bir bakalım hani partiyi de kırmadan dökmeden dengeli bir liste çıkartılabilir mi? Buna bir çalışın diyor. Pazar günü zaten İstanbul'a ben geldiğimde İstanbul'da bazı görüşmeler yapacağım sonra da kararımı size bildireceğim diyor. Pazar akşamı da Şaban'ın ifade ettiği üzere havaalanında kendisini karşılayan ki oradaki Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler de var. Milletvekilleri de var. Genel başkanı karşılamaya gidiyorlar. Orada şunu söylüyor. Böyle bir eğilim var, böyle bir talep var. Bunun üzerine çalışın. Salı günü bu konuyu nihayete erdirelim diyor. Fakat oradaki arkadaşlar ısrarla bunun doğru olmayacağını, İstanbul'da aday olmak isteyen başka arkadaşların da bulunduğunu ve bu arkadaşların bugüne kadar çalışma yaptığını, ilçelerde delege seçimlerinde taraf olduklarını, dolayısıyla tek adaya indirmenin bu arkadaşların siyaset yapma hakkını elinden almak olacağını söylüyorlar. Bunlar kibar bir şekilde anlatıyorlar. Genel başkan da o zaman diyor ki salı günü ben bu konuda bir karar vereceğim ona göre bakalım diyor. Bu salı çarşamba mı oldu sonra? Şimdi şöyle salı şöyleydi aslında salı günü de kalacaktı fakat bu sabah işin gerçeğini anlatayım. Ekrem İmamoğlu'nun önce kendi dar grubuyla 5 kişilik dar grubuyla yaptığı toplantıda söylediği sözler, ardından belediye meclis üyeleriyle ve belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda söylediği sözler, Cemal Can Polat'ın adaylığının önünü açtı. Çünkü genel başkan Ekrem İmamoğlu'nun ne dedi Allah aşırı özgüvenli tutumunun partiye zarar vereceğini ve partideki bazı etkili isimlerin de tepkisini çektiğini görüyor. O yüzden Cemal Can Polat'ın adaylığına açıkça vize verdi ve bugün öğlen saatlerinde biz Kadıköy'de işte birkaç belediye başkanı ve birkaç belediye meclis üyesiyle otururken Battal İlgezdi, Cemal Can Polat, bazı ilçe başkanları Maltepe'de toplantıdaydılar. Orada haber geldi zaten seni aradım hemen hatırlarsan öğlen. Cemal Can Polat'a hayırlı olsun dedi ve Ankara'ya çağırdı. Şu an Özgür Çelik Kemal muhtemelen... Bey'in hayırlı olsunu nasıl okuyalım şimdi? Bir hayırlı olsun var bir de hayırlı olsun var Barış. Kemal Bey'den yani sonra... Destek hayırlı olsun. MYK'nın Ankara'daki gazeteci arkadaşlarımız şimdi bilirler. Şimdi denize döneceğim zaten evet. Ayak divanı denilen bir mini MYK vardır. Yani bir MYK yapılır bir de çıkışta ayak divanı yaparlar 4-5 kişi. Osmanlı gibi ya. O ayak divanında... Osmanlı gibi. Çok evet. Ya iç kabine de denir hani böyle. Evet yani o ayak divanında da
Bülent Kuşoğlu, Faik Biz Özturak, görmeyeli CHP Neslihan çok değişti Hanım. Can. Osmanlı, Selçuklu, Göktürklere doğru gidiyor. Bizim altı okumuz, altı Göktürklere doğru gidiyor. Girme, Göktürk işine girme. CHP gidiyor. Oradan baleye baleye gireceksin. Ayak divanında da Cemal Can Polat'ın adaylığı konusunda MYK üyeleri açık destek veriyorlar. Vize veriyorlar. Dolayısıyla Cemal Can Polat, Özgür Çelik'ten sonra genel başkanla görüşecek. Birlikte ikisi de genel başkan Özgür Çelik'le ve muhtemelen Cemal Can Polat'la nezaketen ayrı ayrı fotoğraf çektirir. Ama Cemal Can Polat artık bu yarışta var. Cemal Can Polat'ın ben dediğim de gibi kendisiyle görüşünde adaylığını, geri dönüşüm söz konusu değildi. Adaylığının önünü açan, Sayın Genel Başkan'ın vize vermesini sağlayan en önemli etkenlerden biri Ekrem İmamoğlu'nun bugün İBB'de yaptığı İki ayrı konuşmadır. Nedir onlar Barış? Onu sıra gelince sıra anlatayım. Bir tur atalım sonra sen biraz daha merak et Fuat abi. Peki, olur mu? Şimdi bir Ankara'ya dön. Seyircimiz de merak etsin. Ankara'ya bir dönelim. Deniz Gürel. Ankara'dan nasıl gözüküyor bu tablo ve senin ekleyeceğin neler var? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu İstanbul merkezli çekişmesi diyelim, yarışı diyelim, rekabeti diyelim. Nasıl gözüküyor? Tabii İstanbul'a gelmeden önce Ankara İl Kongresi vardı biliyorsun. Ha, tabii bir de onu atlattık yakın zamanda. Yani orada Ankara İl Kongresi'nde beklenenden fazla oy aldılar aslında değil mi? Biraz iyi oy aldılar yani. Evet 241 az değil. 241 az değil yani. Aslında bu beklentiyi tabii biraz da genel merkez deyim yerindeyse pompalamıştı. Yani daha açık ara olması bekleniyordu. Yani bizim de bu noktada genel merkez yetkilileriyle görüşmelerimizde bu farkın daha yüksek olacağı söylenmişti ama Ankara tabii o dengeleri birazcık aslında belediye başkanlarına dayalı bir şehir. Tıpkı İstanbul olduğu gibi o büyük şehirlerin hemen tamamında var. Burada mevcut seçim oldu. Fethi Yaşar'la Alper Taşdelen'in yarışı mı oldu bu? Evet. Öyle oldu. Tabii burada delege ağırlığı yani sadece Fethi Yaşar ve Alper Taşdelen düzeyine indirgeyemeyiz. Öyle Ankara İstanbul'daki gibi belediye başkanları arasında yıkıcı sert bir rekabet yok sevgili Gürkan Acır Ankara'da. Yani Fethi Yaşar'la Alper Taşdelen zaman zaman siyaseten karşı karşıya gelseler de o abi kardeşlik hukukları öyle yani o yıkıcılığa sebebiyet vermiyor. Bir rekabet oluyor. Ondan sonra herkes işine gücüne bakıyor. Hatta benim dikkatimi genel başkan, çeken hatta genel başkan Ankara. Deniz lafını unutma lütfen. Genel başkan Fethi abiye müdahale etmeyin diyor. Seçimde artı Fethi abiyi kazanacak ekibin de listesine kurultay delegesi olarak yazdırdı Fethi Yaşar'ı. Onu da söyleyeyim. Ya muhtemelen yani kurultay delegesi olarak seçildi mi Fethi Yaşar? Benim gördüğüm, gözlemlediğim yani genel başkanlık seçiminde de yani hani tabii kurultay delegesi doğal oyunu Sayın Yaşar'ın Sayın Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanması da muhtemel. Yani o iç dengeler biraz farklı. İl yarışıyla kurultay sürecindeki genel başkanlıktaki tavırları muhtemelen farklı olur belediye başkanlarının. Benim dikkatimi çeken konu şuydu sevgili Gürkan Acır. Çünkü şimdi biz böyle konuşuyoruz. İşte bu rekabet alanına tabii merak edildiği için Taksim Meydanı'nda söylüyoruz ama muhalefet seçmeninin muhalefet partisinden ana beklentisi şu an üzerine de düşen ana görev o. İşte Türkiye'deki hepimizi etkileyen işte ekonomik sıkışma daralmanın bir şekilde Türkiye gündeminin ana meselesi olması. Ama ben bakıyorum AK Parti ekonomiyi CHP'den son dönemde daha fazla konuşur hale gelmiş. Dolayısıyla o muhalefetin umut yaratması gereken yani yerel yönetime tekrar talip olmasını gerektirecek ana unsurdan biraz uzaklaşmış havası var şu anda. Bugün Ankara'yı bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı yönetiyor ve Ankara İl Kongresi'nde her ne kadar bu iç bir seçim de olsa geçmiş yıllarda bu il kongreleri bütün partiler adına bir gövde gösterisi şeklinde olur. Ama Ankara'da belediye sende iki büyük belediyen var yani bir motivasyon olması gerekiyor. Yeni bir seçim mağlubiyeti yaşamışsın. Benim gördüğüm tribünler bomboştu. Böyle hani bir heyecansızlık varmış. Evet yani bir heyecansızlık vardı. Şimdi benim görüşüm birazdan İstanbul'a geleceğim ama bu görüntü her ne kadar işte İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla aslında temelde Genel Başkan Kılıçdaroğlu arasında başlayan sonradan Özgür Özel adaylığında netleşen bu yarışta
Muhalefette bir heyecansızlık oldu, muhalif seçmende bir heyecansızlık olduğunu ben görüyorum. Yani bu tamam partiyi kim yönetecek çekişmesini muhalif seçmenin çok heyecanlandırmadığı kanaatindeyim. Yani dolayısıyla bu yarışın sonucunda işte muhalefet tekrar tanzim edilecek, şu olacak bu olacak diyor Sayın Özgür Özel ya da değişimciler. Ya o tarafta bir heyecan yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kesimde çok aman aman ben bir heyecan görmüyorum. Yani açıkçası ben şaşırdım. Yani böyle hani sanki partinin o ayrışma görüntüsünün üzerine böyle bembeyaz bir sayfa çekecek. Belki de bir işte ateşli bir il kongresi, herkesin desteklediği, insanların ilgi gösterdiği bir organizasyon eksikliği de gördüm açıkçası ben sevgili Gürkan Acır. Çünkü biz tamam 4, ayın 4'ü 5'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına şahitlik edeceğiz ama belki o dönem AK Parti adaylarını belirlemiş olacak ya da ha. Cumhur İttifakı adaylarını belirlemiş olacak bazı yerlerde. 4-5 yani, Kasım. Daha var. 4-5 Kasım. Kasım. Yani epey zaman var. Çünkü bir ilerleyen dakikalarda konuşacağız. 7 Ekim'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurultayı var. Ondan sonra orada işler hızlanacak. Çünkü 11 büyük şehri ilk defa muhalefette girecek. Yani bunların bazıları tamam Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi ama Ankara ve İstanbul'u muhtemelen AK Parti erken açıklayacak MHP ile birlikte. Evet. Cumhur İttifakı olarak. Şimdi o tarafta böyle hummalı bir çalışma var. Bu tarafta bir ayrışma var. Yani yarın öbür gün ayın 4'ünde 5'inde kurultaydan sonra hadi hiçbir şey olmadı deyip yola devam edilmeyecek. Bugünkü o görüntüler tekrar hatırlanacak. Aa, dakika, dolayısıyla dur Deniz dur. Özellikle İstanbul. Dur bir dakika. Şey diyorsun. Yani kurultaydan sonra tabii herkes biraz kozunu paylaşmış olacak. Şu anki ortamdan daha farklı bir iklim mi olur diyorsun? Evet, yani ben şu andaki ortamdan daha farklı bir iklim olacağı kanaatindeyim. İstanbul'a gelecek olursak senin de ifade ettiğin gibi bana da çok yazan çizen oldu. Yani niye İstanbul bir ilin kongresini konuşuyorsunuz? Tabii kritik çıkan sonuçlar. Burada bu işin uzmanı iki isim var. Barış Arkadaş ve Şaban Sevinç. Ben de detayları şimdi dinledim. Yani sanki Özgür Bey bir adım daha avantajlı gözüküyor bu tabloda. Ama bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapacağı görüşme ne getirir ne götürür? Burada bir sulh olur mu? Olmaz dediğimiz her şeyin olduğunu görüyoruz. Yani dikkatle izlemeye devam ediyoruz ama benim için daha dikkat çekici olan konu muhalif seçmendeki bu ilgisizlik. Doğru. Ve yani burada yarattığı açıkçası hayal kırıklığı. Çünkü bunlar olurken bir yandan İyi Parti'nin basıncı var. Onları da konuşacağız birazdan. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kurultay sürecini yerel seçim sonrasına bırakmasının bugün şu olanlara bakıldığı zaman açıkçası daha akılcı ve doğru olacağı düşüncesindeyim. Bu rekabet biçimini gördükten sonra halen mi? Gene mi? Yani bu koşulda da mı bırakılabilir diyorsun? Bırakılmalı. Yok artık geçti o. Gidecek geçti bu yani. Olmaz. Bu artık ama baştan tartışılmıştı ya. Evet. Ama bu olan şu tablo bana gösteriyor ki yani Sayın Kılıçdaroğlu devam edeceğim der etmeyeceğim der onu bilemem. Ama bu kurultayın sanki yerel seçim çünkü Ekrem İmamoğlu da belediye başkanı olarak devam etti. Şimdi niye bu kurultay mesela seçimden önce şimdi ne faydası olacak bu? Eğer hele ki Sayın Kılıçdaroğlu devam ederse yani değişimcilerin de bir yanlış hamlesi olmuş olacak. Karşılıklı bir enerji kaybına sebebiyet veren bir süreç. Evet. Görüntüsü peki. Veriyor. İzleyeceğiz bakalım İstanbul Kongresi'de İzleyelim. Neler olacak. Peki. Bir de Murat'a gidelim Ankara'dan. Murat Çelik'i de bir dinleyelim. Murat'ı bir göreyim. Murat. Tam Deniz'in bıraktığı yerden devam edeyim. Devam et Murat. Yani aslında onunla birlikte oradan katkıda alarak devam edeyim. Deniz'in dediği gibi şimdi takvime böyle baktığınız zaman yani 4-5 Kasım'da bu ne demek? İşte yaklaşık 6 hafta var önümüzde. 1,5 ay kadar bir vakit. 4-5 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi daha yeni yönetimini seçecek ve ondan sonra hani herkes koltuğuna oturacak, sular durulacak. Yani Kasım ortası gibi bir adaylık mesaisi başlamış olacak. Bu da şu demek, Cumhur İttifakı'ndan yaklaşık bir ay sonra. Yani Cumhur İttifakı bu zamanlamaya böyle bakıldığında da açıklayacak mı? Açıklayacak mı? Yani kesin hemen açıklanmaz belki ama en azından netleşmeye başlar, duymaya başlarız. Çünkü AK Parti'de biliyorsun Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yapılacak bu çalışma ama geleneksel olarak AK Parti'de önce kulislere birkaç isim sızdırılır.
hani kamuoyundaki yansımalarına da bakılır. Şöyle bir hangi isme kim nasıl tepki veriyor vesaire bir zemin yoklanır. O arada işte yerel anketler de yaptırılır. Sonrasında da aday isimleri netleşir Cumhurbaşkanı'nın son sözüyle birlikte. Dolayısıyla yavaş yavaş duymaya başlarız. Muhtemelen işte Ekim ortası, Ekim sonuna doğru bazı isimler duyulmaya başlanır. Yani bu da demek oluyor ki... Yani Millet İttifakı, daha doğrusu artık ortada Millet İttifakı yok. Muhalif kanat, baktığınız zaman yani genel derdi muhalif kanat, AK Parti ve MHP ittifakından geride kalacak zamanlama olarak. Sonrasında da işte siyaset yapmaya başlanacak vesaire. Yani zaten yine Deniz'in dediği gibi hani hep söylüyoruz bu programlarda. Muhalif seçmende Mayıs'tan beri çok ciddi bir bıkkınlık, usanmışlık, ilgisizlik, aynen öyle, tamamen hatta siyasetin bütününe ilgisizlik, işte gazete okumuyoruz diyenler, haber bülteni seyretmiyoruz diyenler, haber programlarına şöyle bir bakıyoruz diyenler vesaire. Hani bu insanları yaz boyu böyle geçti ama artık hani Ekim'le birlikte mecliste açılacak, siyaset gündemi belirlemeye yeniden başlayacak. Yani bu insanları motive edecek, yerel seçimde tekrar heyecanla sandığa götürecek bir siyaset beklentisi var muhalefetten. Ama muhalefet de o siyaseti yani ne zaman yapacak göreceğiz işte. Önce kendi iç işlerini bitirecekler. Bir de yine Deniz'e atıfta bulunayım. Her ne kadar evet İYİ Parti 81 ilde kendi adayıyla yarışa gireceğini söyledi ama nihayetinde önümüzde daha çok zaman var ve burası Türkiye. Ben hala inatla, ısrarla son dönemeçlerde bazı sürprizler olup belli iller bazında, belli bölgeler bazında işbirlikleri ya da bir aday üzerinde bir adaya destek vermeler vesaire gibi yöntemlerin olabileceğine inanıyorum. O kapı kapanmış değil bence. Çünkü çok açık ve net bir hesap var ortada. Son cümle onu söyleyeceğim. Şimdi bir yarışa giriyorsunuz. Karşınızda yarış yapacağınız güç iki büyük parçadan oluşuyor. Yani bir ittifak, bir işbirliği var ve devam ediyor ve çok da bağlılar, güçlü bir şekilde devam ediyor. Ve onlar işbirliğiyle girerken, üstelik de iktidar gücüyle, işbirliğiyle bu seçime girerken, siz biz hepimiz tek başımıza girelim dediğiniz zaman ortada da matematiğin gerçekleri var. Yani tamam, siyasetin matematiği bildiğimiz matematikten farklıdır, hep bunu söyleriz ama burada basit bir matematik hesabı var. Yani Cumhur İttifakı tarafı tek yumruk halinde bu yarışa girecekken siz gelip karşısına geçip biz 5 parçayla muhalefet olarak gireceğiz dediğiniz zaman bazı sonuçlar daha bugünden belli olur. Dolayısıyla bu saatten sonra bile olsa, bu saatten sonra yani karşılıklı artık biz rakibiz denmiş bile olsa matematik sanıyorum siyaseti belli noktalarda yine öyle ya da böyle nokta ittifaklar yapmaya zorlayacak. Evet. Murat'ın da değerlendirmesi ilginçti. İttifaklara işaret etti. Biz biraz daha mikrodan de devam edelim. İYİ Parti bombaları var yani. Var var, biliyorum. Yayın öncesi konuştuk. Deniz Gürel'de var. İYİ Parti'ye ilişkin çok önemli kulisler var. Onlara döneceğiz ama dönmeden önce Tuğba. Deniz bizi burada unutmayın diyor Gürkan. Tabii, unutulmayayım ya. Ankara unutulur mu Murat? Şimdi Tuğba'cığım şeyleri alalım. Özgür Çelik'le Cemal Can Polat'ın tweetleri var. Bir de Barış Arkadaş Fatih Altaylı polemiği var sevgili izleyiciler. Onu da ekrana getirelim. Onu da alalım. Gazeteci Fatih. Evet, Özgür Çelik. Ondan başlayalım. Sonra Fuat Bey'le hemen gireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul 4 yılda daha özgür, daha adil, daha yeşil bir şehir haline geldi. Cumhuriyet Halk Partisi parti içi demokrasiyi yaşatan yegane partidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte yakacağımız aydınlanma meşalemize destek olmak için Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığımı açıklıyorum dedi. Özgür Çelik. Peki bir de Cemal Can Polat'ı görelim. Cemal Can Polat da il başkanlığı olacak mı, aday olacak mı, olmayacak mı şeklinde merakla beklenen Cemal Can Polat da evet bugün yaptığı Twitter mesajında dedi ki kuruluşunun 100. yılında 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığı'na adayım. Geçmişte başardık. İstanbul'da bu rejime hayır dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım. 27 Eylül Çarşamba günü saat 18'de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl Başkanlığımıza bekliyoruz dedi.
Hatırlatalım, Cemalcan Polat Canan Kaftancıoğlu'ndan bir önceki il başkanıydı zaten. İstanbul il başkanıydı. Fatur, ne anladınız bu işten? Şimdi şu ana kadarki anlatılanlardan. Şimdi şundan başlayayım. Ben biraz önce Deniz'in bahsettiği konuşurken benim de biraz müdahil oldum. CHP'deki heyecansızlık üzerinden başlayayım. Ben CHP'de hakikaten kurultay delegelerinde, daha doğrusu il kongreleri delegelerinde bile böyle bir heyecansızlık varsa, seçmen tabanında kim bilir durum nedir? Hakikaten bu isteksizlik, bıkkınlık hali bir şekilde CHP'nin kendisine de yansıyor kuşkusuz. Ama bunun bir sebebi var. Tabii ki kaybedilen bir seçim, tabii ki yapılan hatalar, yönetim hataları ve en önemlisi de yönetimin bütün bu hatalara rağmen ciddi bir, yani sol partilerde olması gereken ciddi bir öz eleştirme mekanizmasını işletmemesi ve bir yüzleşme içine girmemesi. Sanki her şey kendi dışlarında olmuş bitmiş gibi ve bütün bu olan bitenlerden kendilerini azade tutarak süreci devam ettiriyorlar ve bu da seçmen tabanının ciddi şekilde tepkisini çekiyor ve aslına bakarsan delege yapısına da bu yansıyor. Tabii ki bu bıkkınlık kongrelerde görüyorum. Bazı kongrelerde kavgalı dövüşlü, hatta Siirt'te oraklar bile fırlatılmış. Hakikaten bu orak nereden çıktı diye insan da merak ediyor ama bazı illerde bu tür şeyler oluyor ama genel olarak bu hava hakim. Kemal Kılıçdaroğlu tabii bu aşamada bu bıkkınlığı ortadan kaldırabilecek demotive olan seçmen tabanını ve delege tabanını CHP üyelerini ayaklandırabilecek bir heyecan yaratabilir mi? Sanmıyorum. Peki Ekrem İmamoğlu yaratabilir mi? Bir derece o biraz daha yaratabilir gibi geliyor ama bu görüntüyü yaratan temel etkenin önce bir teşhis edilmesi gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Çelik ve Cemalcan Polat konusunda sanki tarafsız bir görüntü çizmiş gibi geliyor bana. Şimdi hem Barış'ın hem Şaban'ın anlattıkları hem de seninle olan konuşmalarımızın ışığında söyleyeyim ben. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda tarafsız kalmayı tercih ediyor. Gerçi İstanbul'daki delege sayısı 230'u falan buluyor. Belirleyici de olabilecek. Büyük kurultay. Büyük kurultayda buluyor. Ama anladığım kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'deki delege matematiğini galiba az çok hesap ediyor. Ve bu konuda kafası rahat gibi geliyor bana. Ondan dolayı da böyle bir rahatlık içinde olduğunu düşünüyorum ben. Cemalcan Polat'ın ve Özgür Çelik'in attığı tweetleri okudum, paylaşımları okudum. Özgür Çelik tabii Ekrem İmamoğlu'nun adayıyım diye bağırıyor adeta. Zaten ilk paragrafının afaki bir paragraf olduğunu altını çizerek devam edeyim. İstanbul'un daha yeşil, daha özgür, daha bakımlı, daha mamur ve müreffeh bir kent haline geldiğini söylemesi ne kadar ayakları yere basan bir aday olduğunu bana anlatıyor aslında. Cemalcan Polat afişiyle ve görüntüsüyle ve kullandığı görselle klasik ama daha samimi bir mesaj veriyor bu afişle bana. Ancak gel gelelim, her ikisinde hangi delege yapısına, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu merkeze destekleyen delege yapısına mı, yoksa Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen delege yapısına mı seslendikleri biraz muğlak gibi kalıyor. Biraz önce Şaban ve Barış'ın anlattıklarından anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun adayı değil. Öyle bir ilişki bir ara var olacakmış gibi göründü ama evet, Cemalcan Polat'ın. Değil, orası koptu ama, artık. Böyle bir kopuş yaşanmış anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun söylediklerinden dolayı. Cemalcan Polat tabii geçtiğimiz 2018'deki kongrede 4 oy gibi farkla kaybetmişti. Ondan dolayı çok üzgün ve daha sonrasında Cemalcan Polat biraz iş adamı, aynı zamanda kendisi iş adamı olarak da çok büyük bir zorlukla karşılaştı ve ciddi sıkıntılar yaşadı. Ve bu sıkıntıları yaşarken de o kongrede yaşananlardan dolayı en yakınlarına söylediği bazı laflar vardı. O laflar kendisine yönelik bir haksızlığın yapıldığını, hatta usulsüzlüklerin olduğu yolundaydı. Ve bunları neden daha sonra söylemedin diye kendisiyle konuşanları da ben bunu söyleseydim, söylemeye kalksaydım CHP'de
çok ciddi şekilde baskıya uğrayabilirdim dediğini duydum yakınlarından. Tabii bunu kendisinden teyit etmedim ama yakınlarından duydum. Bir hayal kırıklığı yaşamış ama şimdi anladığım kadarıyla bu hayal kırıklığını atmış ve yeniden aday olmak ve yeniden il başkanı evet. olmak istiyor. Bence Cemalcan Polat CHP'nin yani 2018'e kadarki döneminde iyi bir il başkanı olduğunu düşünüyorum ben. Referandumu birleştirici bir yönetti İstanbul'da. Evet, birleştirici bir yanının da olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden de bu kongrede, il kongresinde Cemalcan Polat'ın şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani Özgür Çelik'in yanında duran il başkanlarının, ilçe başkanlarının biraz ne derler aldatıcı bir görüntü de oluşturduğunu düşünüyorum işin açık tarafı. Yani o ilçelerin delege yapısının tamamen Özgür Çelik'i destekleyeceği konusunda kesin bir kanaat yok gibi geliyor bana. Acaba böyle bir hani matematik olarak ilçe başkanları yanına geldi diye bütün delege yapısı da onları destekler mi? Orası meçhul. Ben ortada diye düşünüyorum. Bugün bir bugün akşam raporunda da Onur İste'nin eski DSP kurucularından bir düşüncesi vardı. Biraz önce Barış da söyleyince bazı il kongrelerinde çarşaf listeler de gündeme geldi deyince İstanbul'da da acaba çarşaf liste gündeme gelir mi diye bir düşüncesini belirtti. Evet, böyle bir liste gündeme gelebilir İstanbul İl Kongresi'nde, gelirse şayet. Ben delege yapısının çarşaf listeyi çok sevdiğini düşünüyorum. Neden seviyor? Çünkü tabii, daha fazla inisiyatif almalarını sağlıyor. Onlar seçiyor, varlığını tabii. gösterebiliyor. O bakımdan eğer peki. çarşaf liste önerisi gelirse bunun delege çoğunluğu tarafından kabul edileceğini inanıyorum. Peki. Hacı Yakışıklı. Ben CHP'ye dair özgün düşüncelerim var mı tahmin? Şöyle AK Parti, İYİ Parti, CHP diye gideyim ben. Yok üç ama sadece CHP'ye gidelim. Kısa kısa. No, İYİ Parti... AK Parti'ye tamam. sonra geleceğiz. Olur olur. Şöyle AK Parti'de şöyle 7 Ekim'de biliyorsun kongresi. 7 Ekim'e kadar... Ama bir şey söyleyeceğim. AK Parti'ye sonra gelelim. Yok, sen yok. CHP'den git. Tamam, bir cümle söyleyeceğim. Ya dur ya, bismillah dur, bir cümle söyleyeceğim. 7 Ekim'deki kongreye kadar zaten yerel seçimler konuşulmuyor AK Parti'de. 7 Ekim'deki kongreden sonra Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun alacağı ilk karar 3 dönemlik belediye başkanları devam etsin mi etmesin mi? Ha, daha AK Parti'de önemli. Bu karar alınacak. Bu kararda Merkez Karar Yürütme Kurulu'na bırakılmış vaziyette. Hatta adayların açıklanması, önemli isimlerle de görüştüm, aralığı bulabilir diyenler de var. Yani o yüzden AK Parti'nin adayların açıklanması aralığı bulabilir diyenler var ama beklenti Kasım'ın ortası ve sonunda artık adayların açıklanması şeklinde AK Parti'de. CHP'ye baktığımız zaman tabii yani seçmenlerle görüştüğümüz zaman öncelikle lider değişiminin olmamasının CHP'de bir hayal kırıklığı, seçmende bir hayal kırıklığı oluşturduğu kesin ve net gözüküyor. Yani liderin değişmemesi CHP'de değişen bir şey yok havasına sebep oldu. Lider dediğimiz zaman da kim olabilir diye tabana baktığımızda ben tabii CHP'lileri programa çıkmışızdır Gürsel Tekin'le. Sizler belki daha iyi tanırsınız ama Gürsel Tekin ismini ben duydum CHP tabanında. Yani bir Gürsel Tekin CHP genel başkanı olsaydı CHP'deki bu hava çok daha farklı olabilirdi deniyor. Profesyoneller ben istedim. Akif Hamza Çebi'yi çok iyi tanımam ama bir Akif Hamza Çebi çıksaydı keşke diyorlar. Ve hatta CHP'lilerden biz Muharrem İnce'mizi kaybettik. Yani biz potansiyel lider olabilecek kişileri kaybettik. Ekrem İmamoğlu'na çok mu güveniyorlar? İnanın Ekrem İmamoğlu'na CHP tabanı ilk seçildiği zamanki kahraman havası vardı Ekrem İmamoğlu'nun. O CHP tabanında Ekrem İmamoğlu. Ardahan'daki CHP'li de Ekrem İmamoğlu'nu kahraman görüyordu. Konya'daki de kahraman görüyordu. Fakat gelinen bu 4 yıl, 5 yıl sonrası ve bu genel başkanlık yarışı aslında Ekrem İmamoğlu cenahını, tarafını yıpratmış gözüküyor. O yüzden Ekrem İmamoğlu hero, kahraman olma potansiyelini Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak kaybetti. İl başkanı normalde genel merkezi temsil eder. Yani sizin Kırşehir il başkanınız da İstanbul il başkanınız da o şehirlerin belediye başkanlarını değil genel merkezi ve genel başkanı temsil eder. O açıdan İstanbul'daki yarış CHP'ye zarar veriyor. Çünkü Özgür Çelik Ekrem İmamoğlu'nun adayı, Cemalcan Polat Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak gözüküyor. Oysa her iki adayın da genel merkezin adayı olması gerekir. Siyasi konjektürde söylüyorum. Bir belediye başkanının il başkanı adayı olmaz. Yani eğer öyle olursa o parti parti olmaktan çıkar. Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir belediye başkanı olarak
genel merkeze dönüyorsunuz, benim adayım var. İyi de il başkanlığı demek parti politikalarını o şehirde yönlendiren kişi demek. Hatta il başkanlığı siyasi anlamda söylüyorum, milletvekilliğinden daha önemlidir baktığınız zaman. Ya, siyasi anlamda. Yoksa sosyolojik anlamda milletvekilleri çok önemli. Üstünde halkın zaten, vekili amiridir. Seçiliyor. Ama siyasi anlamda belediye diyorum başkanının bir parti için il başkanı milletvekilinden daha önemlidir. Hatta il başkanları milletvekiline program yapar. Parti politikalarını şu ilçelerde uygulayın, böyle uygulayın diye partiyi büyütür. Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyütecek kişiyi bir belediye başkanının seçmesini istiyorsunuz. Belediye başkanının söyleme. İyi de parti genel merkezi ne yapacak? Olmaz. Dolayısıyla Özgür Çelik, Cemal Canpolat çekişmesi her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar veriyor. Çünkü Kemal Bey bu koltukta baki değil. Mahkeme kadıya mülk değil. Kemal Kılıçdaroğlu bir gün mutlaka bu partinin genel başkanlığından ayrılacak. Ayrıldığı zaman partinin kurumsalı ve kendisi yeni genel başkana kalacak. Ama siz Ekrem İmamoğlu olarak bu sefer şunları halkta soru işaretini bırakıyorsunuz. Seçimden önceki işlere döndü bu işlerde gerçekten. Yani altılı masa işlerine döndü. Gizli protokollere döndü. Ya bir gün çıkıp da Özgür Çelik ya da Cemal Çampolat bizim şöyle bir protokolümüz vardı derlerse ne yapacağız? Yani iş bu noktalara geldi. Değişimin gerçekleşmesi zor gözüküyor. Bir de iş, ben yerel gazetecilikten gelmeyeyim. Daha sonra ulusala geçtim. Hatta gazete dağıtarak bu mesleğe başladım. Ama iş CHP'de yerel gazeteciliğe döndü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki seçmeni mahalle delegesini tanımaz. İl başkanını bile tanımaz. Yani tanımaz derken il başkanıyla ilgilenmez, bilmez. Seçmenden bahsediyorum. CHP seçmeni biraz daha politik, daha ilgilidir. Hayır, çok önemli değildir onun için. Yani il başkanı çok büyük hata yapmadıkça CHP seçmeni kimin il başkanı olacak? Çünkü kim il başkanı olursa olsun CHP'li olacak. CHP'yi temsil edecek. Ama şimdi öyle değil. Özgür Bey il başkanı olursa Ekrem Bey'i temsil edecek. Cemal Bey il başkanı olursa CHP'yi temsil edecek. Bu durumda CHP'lilerin Cemal Bey'i istemesi lazım. Normal şartlar altında bir CHP'linin, ben her iki ismi de tanımıyorum ama ben CHP'liyim diyen bir kişi Cemal Canpolat'ı seçmeli genel merkezin adayı. Özgür Bey'i seçtiğiniz zaman koskoca CHP'yi çizeceksiniz, bu tarafa atacaksınız. Ekrem Bey'in dediğini seçeceksiniz. Bu yanlış. Bu iş delegeler bazında konuşulması, mahalle bazına konuşulması işi yerele indirdi. İyice yerele indi. Yerele indikçe Türkiye Partisi olmaktan çıkıyorsunuz. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye Partisi olmaktan çıkarıyorsunuz. Mahalle partisine, şehir partisine çeviriyorsunuz. Bu da yanlış. Ankara'da, Ankara ile ilgili de Fethi Yaşar'la ilgili özellikle söylemem lazım. Fethi Başkan'ı tanırım. Ve Fethi Yaşar hakikaten hani rozetsiz başkan derler ya. Ya Mansur Yavaş falan değil Ankara'da. Yani Ankara'da CHP'yi Mansur Yavaş temsil etmiyor. Çok garip. Yani Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li bir belediye başkanı var ama Mansur Yavaş CHP'yi temsil etmiyor aslında. Fethi Yaşar CHP'yi temsil ediyor. Üstelik Fethi Yaşar rozetsiz başkan olmayı da diğer CHP'lilere göre daha iyi başarmış birisi. Alper Taşdelen de var. Yeni Mahalle'de de baktığınız zaman bütün kesimlere hitap edebiliyor Fethi Yaşar. Yani ulaşabiliyorsunuz, görüşebiliyorsunuz. Vatandaşın derdi olduğu zaman AK Parti, ben hak ve hakikati söylemek durumundayım. Ama Yeni Mahalle'de bir problem var. Özellikle Fethi Başkan, Mansur Yavaş'tan sonra oldu bu. Öncesinde Fethi Başkan bir yerde çukur gördü mü kapatıyordu. Tak, sen tak, tak. Yeni Mahalle'de mi oturuyorsun? Yeni Mahalle'de oturuyordum. Oturuyorsun. Oturuyor idim. İdin. Yıllarca oturdum. 7 sene oturdum Yeni Mahalle'de ve CHP Yeni Mahalle'yi kazanınca Hacı AK Partili belediyeye taşıdı. Bence öyle değil. Güzel esim, evet. CHP kazanınca evet AK Partili belediyeye taşıdı. Asıl gollük haberi kaçırdım bence. Hacı CHP'li belediyeden memnun. Bir şey demedim zaten, güzel anlatıyor diye. Ama sesimi çıkarmadım, itiraz etmedim. Çukur gördü mü kapatıyordu. Hayır, Fethi abi güzel anlatıyor. Biliyor musun? Biraz Alper'i de anlat. Alper de güzel hizmetler yapıyor. Alper Taşdelen'de biraz ideoloji. Hacı, ben de Çankaya'da oturuyorum. Çankaya'da gerçekten yani çukur bir şey hemen kapanıyor. Alper Taşdelen'de iyi demek. Biraz da Alper anlat. Söylemek durumundayım. Hacı yakışıklı. Alper de Tuğba, Tuğba su içmez dedi. Dikkat ettiysen Hacı'nın sözünü hiç kesmedi. Mansur Yavaş'ı da değerlendirmek ister mi diyor. Hemen söyleyeceğim. Çankaya'da Alper Taşdelen daha ideolojik kesmene hitap ediyor. Yok, Fethi evet. Yaşar gibi de. Ben görüşümü söylüyorum. Yok. Size göre farklıdır tabii Şaban Bey. Herkese hitap etmiyor. Fakat Fethi Yaşar'da. Fakat Fethi Yaşar'da şu oldu. 2019 seçimlerinden sonra bir mahallede bir bozukluk olduğumu yapan Fethi Yaşar 2019'dan sonra bu işi yavaşlattı. Artık Yeni Mahalle'nin de birçok yerinde bir çukur açıldığı zaman kapanması aylar sürüyor.
zannedersem Mansur Yavaş etkisi diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten öyleydi. Ankara'da bir yeri açtı mı hemen kapatılıyordu. Şimdi yeni mahallenin bir meydanı var. Şeyin geçtiği, teleferiğin geçtiği bir yer var. Tam Göbek. Marka isimleri geliyor aklıma. Sokağın ismini de ver de Fethi abi hemen baktırsın marka orada. Marka biliyorum. Bizim ya iyi izleyicimiz. Markayı Fethi söylesem Yaşar bilecekler. Orada bir moda giyim mağazası var. Aha. Ankaralıların çoğu bayanlar bilir. Hep o moda giyim mağazasından alışveriş ederler. Tam orada yeni mahallenin birleşim noktası var. Şentepe'ye çıkmadan daha aşağıda. Yol açıldı. 5 aydır o yol takır takır bir yol. Altyapıyı yapıyorlar. 5 aydır düzeni. Hayır yolu yapıyor. Altyapı değil. Asfaltı söktüler tekrar asfalt yapacaklar. Tekrar asfalt yap. 6 ay geçti hala asfalt yok. Fethi Yaşar hizmetleri biraz yavaşlattı CHP'de. Bu da Mansur Yavaş etkisi diye düşünüyorum. Peki. Bu arada son olarak şunu söyleyebilirim. Mansur Yavaş'ı değerlendirme ile ilgili iki cümle. Mansur Yavaş'ın şu anda Ekrem İmamoğlu'ndan daha iyi bir noktada olduğu söylenebilir imaj açısından. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da büyük imaj kaybına uğradı. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da gitti gidiyor nokta kompozisyonunda. Hacı şu an dur, Kayseri'de ama Kayseri'de 23 CHP'li gitti gidiyor şu an seni izliyor Hacı. Reklam aldı. Gitti fotoğraf gidiyor pozisyonunda. Hacı reklam alma. Yok araya. Ben o ifadeyi günlük hayatta da kullandığım için. Ama işte ya alma o reklam bir marka olarak yani. Reklam söylemedim neticede. Teşekkür ediyorum. Heh. Gitti gidiyor pozisyonundayken Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş biraz daha ideolojik oylarla duruyor. Son olarak CHP'nin tribünleri noktasında. Evet biz bunu bu programda daha önce de tartışmıştık. Hatta yayınımıza bağlanan bir belediye başkanı yok ya tribünler dolu diyerek fotoğraf atmıştı. Barış arkadaş ısrarla fotoğraf göstermişti. Yine boş tribün fotoğrafıydı. Ama CHP'nin tribünleri uzun süredir boş. Yazıyorlar. Ankara'da da boş. Deniz'in söylediği gibi Ankara'da da tribünler boş. Çünkü CHP'liler artık buralara gelmek istemiyor. Çünkü CHP'de lider tribünü doldurur. Bakın lider bir partide siz Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin mahalle Hacı Hasan mahallesine gidiyorsanız Hacı Hasan Efendi'nin yattığı mahalleye gidiyorsanız o mahallede insanların nasıl o salonları doldurduğuna bir bakın. Niye? Liderden başlıyor. Yukarıdan başlıyor. Ama peki. CHP'de koskoca Ankara'yı ilgilendiren bir mevzu var. Tribünler boş. Lider boşluğu var. Peki. Lider boşluğunu hülasası Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanı olmasına itiraz etmişler. Gürsel Tekin'e niye itiraz ettiler anlamıyorum. Profesyoneller etti. Ben şu anda CHP tabanında Gürsel Tekin'den daha ideal bir isim görmüyorum. CHP tabanında. Barış arkadaş, her kesimde görüşebilecek bir isim daha farklı görmüyorum. Diyorsun. Dolayısıyla CHP Muharrem İnce'sini kaybetti unutmuyorum önce. Deniz sözünü. Sonra Deniz, Gürsel Tekin'ini kaybetti. Sordu soracağım bir dakika. Dolayısıyla CHP Ekrem Bey incinmesin diye Muharrem İnce'ler inciniyor. Ekrem İmamoğlu'lar incinmesin diye Akif Hamza Çebi'ler inciniyor. Hatta onu bırakın Ekrem İmamoğlu'nun ötesinde CHP'nin başkaları incinmesin diye kimlere aday gösterdiğini de gördük. Sadullah Ergin'leri de gördük. Böyle bir CHP şu anda toparlanmaya çalışırken maalesef giderek rotasından çıktığını görüyoruz. Hacı Yakışıklı'dan bu söz ilginç sözler. Çünkü evet, yani Şirkan Hacı karşı tedirginlik kısa, yaşıyor. Allah duydum Deniz yeni mahalleden, sorunu. Yeni mahalleden asfalt yanıtı geldi Hacı Yakışıklı'ya. Kimden geldi? Evet. Fethi diyor Başkan'dan ki, mı? Yeni mahallede asfaltsız sokağımız yok ama yeni mahallede Yunus Emre Mahallesi'nde enerji sağ çalışma yapıyor. Elektrik direkleri kabloları yer altına alıyor. Onlar bitmeden biz asfalt çalışması yapamayız dediler. Hakikaten izliyorlarmış bu arada. Fethi Başkan'a bu arada ben senin, şeyi söyleyeyim. Senin aracılığınla Fethi Başkan'a selamlar. Ha. Ama Fethi Başkan Mansur Yavaş dönemiyle beraber yavaşladın Fethi Başkan ya. Bunu bir şimdi görelim yani. Gerçekten sevgili izleyiciler. Yavaş kardeşim yani, yavaş. Yavaş. Mansur yavaş. Yavaş kardeşim yavaş diyordu. Fethi Başkan'ı yavaşlattı Mansur Yavaş. Şimdi gerçekten programımıza çok sevdi. Diyor ki bir gün Hacı Bey'i davet edelim. Yeni mahallede gezdirelim. Asfaltsız yamasız bir yolumuz yok Hacı Bey diyor. Gelirim. Herkese kapısının açık olduğunu Fethi, biliyorum. Fethi gelirim. Başkan'a da selam sevgilerimizi iletiyoruz Taksim Meydanı'ndan. Yine çok heyecanlı bir solukta izleyeceğimiz bir oyunu izliyoruz sevgili Gürkan Bey. Sizlerden tüm Türkiye'den haber alıyor ve yerel seçimlerde ilgili geniş alanda bilgi alabiliyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar demiş Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz. Şu anda bütün siyasetçiler herhalde özellikle Cumhuriyet Halk Partililer kitlen ama sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil MHP'lisi AK Partilisi Taksim Meydanı'nı izliyor. Deniz senin sorunu atlamayayım sor profesyonelleri soracaktın değil mi? Şimdi ikidir Barış Yarkadaş Gürsel Tekin niye genel başkan adayı değil ya da il başkan adayı değil sözleri sarf edildiğinde profesyoneller istemiyor dediniz. Gürsel Tekin'i Cumhuriyet Halk Partisi'nde istemeyen profesyoneller kim Barış Yarkadaş?
Şimdi ben geçen gün bir yazı yazdım. O yazıda da dedim ki herkes il başkanının derdine düşmüş de bu yerel seçimin kampanyasını kim yapacak CHP adına? Tamam, yarın Gürkan Hacır'ı seçtik CHP İstanbul İl Başkanı. Peki kardeşim, Gürkan Hacır ya da ben ya da Şaban Sevinç CHP İl Başkanı olarak bir yerel seçimin ağırlığını taşıyabilecek, kitleyi sürükleyebilecek, salonları doldurabilecek, belediye başkanını koordine edebilecek ağırlıkta olacak mı? Herkes il başkanı benim mantaliteme göre olsun diyor da yerel seçimi kimse dert etmiyor. Şimdi bak, AK Parti isimlerini de çıkarttım. Deniz, çok kısaca onu bahsedeyim ki CHP'ye bağlayacağım. AK Parti tam 2 aydır İstanbul'da seçim çalışmasını başlattı. Şu an İstanbul'da, geçen benim arkadaşımı da aradılar, oradan biliyorum. AK Parti'ye çok girmedi. Girmeyeceğim, bir şey için söylüyorum. İstanbul'da kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz diye 4 isim soruyorlar. Ankara'da da var aynı çalışma. Söyleyeceğim. İstanbul'da sordukları isim: Murat Kurum, Fahrettin Koca, Süleyman Soylu, Tevfik Göksu. Tevfik Göksu. Ankara'da yine Ankara için AK Parti 2 aydır bu çalışmayı yapıyor. Süleyman Soylu, Murat Kurum, Turgut Altıok, Melih Gökçek ve Genel Sekreter Fatih Şahin. Kim yapıyor? Ankara'da Şaban Barış, ben kaçırdım. Şaban AK Parti'nin AK Parti. Şaban Barış nereden çıktı? Hayır. AK Şaban Sevinç, senin soyad gidiyor. Melih Gökçek'i de soruyorlar. Sormuşlar, evet. Bunu AK kim yaptı? Parti. Özür dilerim. AK Parti yapıyor. Yani çeşitli araştırma şirketlerine isimler sordurtuyor. Öyle bir şey yok. Peki ama sorun benim arkadaşlarımı aradılar. Genel merkez değil de. Şimdi AK Parti neyle meşgul? Belki adaylar yapıyordur Barış. Dedi ya da yaptırıyorlar. Ama sonuçta İstanbul'da bir çalışma yapıyorlar. Biz evet. Ankara'da yapıyorlar. Bugün belki Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu ile ilgili çıkışı da biraz orayla ilintili olabilir. Çünkü açıktan savunan bir açıklama yaptı Devlet Bahçeli. Belki İstanbul'da Süleyman Soylu ismi de gündeme gelebilir. Bilmiyorum. Şimdi baktığında Devlet biz Bahçeli açıklama yapma sebebi son zamanlarda yapılan bazı mevzuların Süleyman Soylu'ya karşı evet. yapıldığı imaj tamam, bir kısım medyada bir şey sürülmesinden dolayı tamamlasın. Devlet Bahçeli tamamlasın. Tavrını ortaya koyuyor. Şimdi herkes İstanbul'da neye kilitlenmiş? İstanbul'da şuna kilitlenmiş. İstanbul İl Başkanı kim olacak? Tabii ki önemli. İstanbul İl Başkanı çünkü yerel seçimi sonuçta yapacak. Peki yerel seçimi hakikaten yapacak deneyimde ve birikimde arkadaşlar mı öne çıkartılıyor yoksa kendi mahallesinin ihtiyaçlarını halledecek isimler mi çıkıyor? Mesela Gürsel Tekin'e itiraz etmek bu anlamda parti tabanıyla ters düşmektir. Ya kardeşim, bu kişi İstanbul'da yerel seçim yönetmiş, genel seçim yönetmiş, referandumda çalışmış, genel merkezde bu çalışmaları yapmış, milletvekili olmadığı halde şu anda, değil mi Şaban Sevinç? Evet, evet. Otobüsünün parasını, halkın otobüsünün parasını cebinden veriyor. Gerçekten sokak, cebinden sokak verdiğine geziyor, şahidim. Evet, bugün gitti biliyorum. Emeklilerin eylemine. Evet, evet. Dün gitti Sultanahmet'te işte esnafla dolaştı. Sabahleyin biz birkaç belediye başkanı, birkaç meclis üyesiyle buluştuk. Gürsel Tekin de sonra aradık, o da geldi. Yarım saat, bir saat oturdu. Otobüsü aldı, Üsküdar'a gitti. İşte orada bir tapu sorunu vesaire bir şeyler var. Onunla ilgili gitti. E kardeşim, sana gereken zaten böyle bir il başkanı. Ama sen bu il başkanını sırf profesyonelce bakıp amatör ruhla çalışacak bir il başkanını engellemeye çalışıyorsan sen o zaman bağımsız ve bağlantısız bir il başkanından çekiniyorsun demektir. Niye? Çünkü Gürsel Tekin'in il başkanlığında 4 sene bağımsız, bağlantısız, hiçbir ekibin içine müdahil olmadan ve gerçekten imar baronlarına karşı hepimiz şahidiz, ciddi mücadele veren, 200 milyar neredeyse rantın haritasını ortaya çıkaran bir il başkanı, Kemal Bey istemiş olmasına rağmen Gürsel Tekin'i İstanbul'daki ekibi ikna edemediği için aday yapamadı. Çok garip bir durumda. Şunu söyleyeyim. İl başkanı. Gürsel Tekin'in Kemal Bey ile bir pazarlığı yok. Benim için de alçakça şeyler yazıyorlar oralarda. Yok Kadıköy Belediye Başkanı olacakmışım da bilmem ne olacakmışım da. Kardeşim biz siyaseti pazarlık üzerine yapmıyoruz. Yani Bolu'ya olacaksın. Bir şey söyleyeyim. Pazarlık üzerine yapmıyoruz. Ben Sayın Genel Başkan'ın şu an partiyi yönetmesinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bir kere seninle gittik. Neden? Genel Başkan'la görüştük. Evet. Sonra ben yalnız gittim. Sonra görüşmenin bir kısmına Gürsel Tekin geldi. Sayın Genel Başkan bu yayınları izliyor.
Ne bir belediye başkanlığı konuşmuşuz ki belediye başkanı olmak da ayıp bir şey değildir. Siyasetin önemli bir yeridir ama yok efendim işte Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar da Gürsel Tekin de bana yazmış. Gürsel abiye bir belediye vermişler, bana bir belediye vermişler, babalarının kesesi gibi dağıtıyorlar. Bunlar ayıp şeyler. İnsanlar siyasette illaki bir şey bekleyerek yapmazlar. Ben öyle bir bakış açım olsaydı Şaban Sevinç o dönemin en yakın şahidi. Evet efendim, Sepet efendim der, 5 dönem milletvekilliği yapardım. Haksız mıyım Şaban Sevinç? Doğru, doğru. Sen biliyorsun yaşadığımız doğru, oradaki tabii, sıkıntıları, yani, bilmem neleri, ön evet, seçim olsun, evet. Dokunulmazlık olsun. Doğru. E şimdi sen kardeşim, şuna mı bakıyorsun? Kemal Bey de geçen gün, cumartesi günü bunu soruyor bazı arkadaşlara. Ya herkes bir isim söylüyor da, bu yerel seçimin kampanyasını kim yapacak kardeşim diyor. Bravo. Genel başkan da onun farkında. Barış, tam orada bir es ver. Şöyle bir tabloda hem Şaban Sevinç'e sorayım hem şey sorayım. Şimdi İmamoğlu da bir şeyin bir tarafı olmuş oldu. Şimdi bu parti içerisindeki kongre. Mecburen kongrenin. Hı hı. E şimdi buradan ne sonuç çıkarsa çıksın neticede İmamoğlu İstanbul Büyükşehir'in adayı. Gerçi Fuat Uğur diyor ki aday olmaya da bilir İmamoğlu diyor ama hı hı. Her neyse olduğunu varsayalım. Berhan Şimşek de bir not yazmış da Berhan Şimşek de diyor ki benim il başkanlığım döneminde de İstanbul'da imar tadilatı kişiye özel plan yapılmadı. Evet. O notunu da ileteyim. Peki yani şimdi İmamoğlu farz ederim kaybetti. Şey İstanbul İl Başkanı desteklediğini. Ve sonrasında da kurultayı kaybetti. Sonra bir tuhaf durum olmayacak mı? Yani parti içerisinde rekabet ettiği kişilerle birlikte seçim kampanyası yürütmek zorunda. Şimdi biraz bantelini sordum. Şimdi sevgili Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi zaten hani sen de biliyorsun, hı-hı. Barış da biliyor, Fuat ve Hacı da biliyor. Yani bu kurultay ve kongre tartışmaları bitmez. Olağan. Yani bitmez ve olağan. Yani partinin kendi dinamizmi böyle aslında, evet, değil mi? Evet, partinin kendi dinamizmi böyle. Yani kurultay biter. Bak İstanbul Kongresi biter. Kazanan ve kaybeden omuz omuza yürür. Ha, öyle olur. Evet evet, Cumhuriyet Halk Partisi bu hani defalarca oldu. Defalarca yeni oldu. Bir şey değil. Mesela şimdi Berhan Şimşek mesaj atmış Barış'a. İşte Gürsel Tekin'i konuşurken. Mesela onlar da hani tabii, birbirleriyle kongre rekabeti İstanbul'da yapan iki CHP'li. Ama seçimlerde Gürsel Tekin'le Berhan Şimşek omuz omuza çalıştılar. Artı halef selef oldular. Berhan Şimşek İstanbul'a il başkanı olarak geldi. Gürsel Tekin MYK'ya girdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu hani kongre tartışmaları, kongre rekabetleri kalıcı küslüklere dönüşmüyor. Yani onu bir defa ortaya koyalım. Dolayısıyla şimdi bu hani İstanbul'daki bu şeyde kongre tartışmasında geride kalacak bir şekilde. Seçime de daha işte 5-6 ay var yani. Hani o soğutacak o şeyi. Şimdi biraz önce Barış'ın söylediği hani Özgür Çelik, hı hı. Kimin adayı? Şimdi ben cuma günü hani Erdoğan Toprak'ın hani önerdiği dedi ya. Erdoğan Toprak önermiş. Ben o bölümü hiç anlayamıyorum Şaban Bey. Şimdi, değil bak, mi? Ben siz anladınız mı bilmiyorum. Şimdi ben anlatayım bak şöyle. Ben cuma günü sen de buradaydın. Cansu Canan'ın programına gelirken Erdoğan Toprak'la görüştüm. Battal İlgezdi ile görüştüm ve Özgür Çelik'le görüştüm. Hı-hı. Cuma günü de burada anlattım. Bir olaylı kısmı. Cuma. Evde heyecanla izledik. Olaylı cuma. Şimdi şöyle. Erdoğan Toprak'a dedim ki Erdoğan Bey, Özgür Çelik size yakın diye biliniyor. Hani Bahçeli Evler ilçe başkanı. Şimdi değişimcilerin yani Ekrem Bey'in adayı 2000. Olarak çıkıyor 25 ilçe başkanının desteğiyle. Nasıl oluyor bu dedim yani sen şey mi değişimci mi oldun? Yok dedi. Ben öyle olmadım. Ama dedi Özgür Çelik dedi il başkanı olmak istiyordu. Bak Özgür Çelik il başkanı olmak istiyordu. Oradan dedi o ilçe başkanları dedi yani değişimci ilçe başkanları dedi kendisini il başkanı adayı olarak önerdi, benimsediler ve onların önerisiyle dedi, onların önerisini kabul ederek dedi, benden bağımsız olarak il başkan adayı oluyor dedi. Dolayısıyla değişimcilerin Cuma günü öyle dedi. Değişimcilerin safına geçti dedi. Ya, saf değiştirdi. Tabii değişimciler ya şöyle ya değişimci oldu dedi yani. Öyle diyeyim. Hani bir şey yapmadı yani bir refüze edici bir laf söylemedi. Çok da severim kendisini dedi. Çok başarılı bir şeydi, partilimizdir. Zaten şöyle şimdi sen dedin ya hani işte Barış dedi ya seçimi nasıl yönetecek hani şimdi il başkanı olan kişi İstanbul'da işte 5-6 ay sonra yerel seçim var. İstanbul Belediye Seçimi, ilçeler 39 ilçe vesaire. Özgür Çelik şimdi 42 yaşında
3 dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı. 3 dönemdir. Ben Özgür Çelik'le Cemal Can Polat üzerinden bir tarif yapmadım ama. Tabii yanlış anlamasınlar. Ben o anlamda söylemiyorum. Genel anlamdaki bir çerçeveyi çiziyorum. Evet, yoksa doğru, haklı Özgür Çelik'in de kendine göre yetenekleri var. Cemal Can Polat'ın da kendine göre yeterlilikleri, özellikleri var. Cemal abi referandumda kazanmış yani Cemal. Ben hani Özgür Çelik de benim arkadaşım. Hı-hı. Cemal Can Polat da bizim abimiz. Ama şöyle bir durum yok. Şimdi videolu izleyicimiz davetten gördüğüm olduk diyorlar Şaban Sevinç. Şimdi niye biliyor musun? Mesela şöyle. Ya şimdi sevgili izleyiciler, çok mikro konuları konuşuyorsunuz gibi gelebilir ama hakikaten ilginç bir tablo var ve çözmeye çalışıyoruz biz de, anlamaya çalışıyoruz. Şimdi diyorsunuz ki, dediniz ki az önce Erdoğan Toprak lanse etti, destekledi, Barış da söyledi şeyi, Özgür Çelik'i. Hayır, ben öyle değil diyorum. Erdoğan Toprak bana öyle olmadığını söyledi. Hayır, başta ben de Erdoğan Toprak'ta görüştüğümde bana da Özgür Çelik ismini söylemişti zaten 2 hafta önce. Hayır. Ne? Özgür Çelik İstanbul'da il başkanı olabilir. Ha. Dedi, Bahçelievlere destek verdiğini söyledi Erdoğan Toprak. Bunu saklamıyordu ki. Yok. Kendisi. Ama şimdi dönüştü diyorsunuz. Yani şimdi değişimcilerin safına geçti. Kandırıldı mı Erdoğan Toprak? Ve o zaman bir soru daha var. Erdoğan Toprak şu anda desteğini çekiyor mu Özgür Çelik'ten? Ya şu anda siyaseten Özgür Çelik'i desteklemiyor. Desteklemiyor. Tabii. Bana destekliyorum dedi yayına gelince. Bana dedi cuma günü sevgili Barış, bana dedi cuma günü buradan söylüyorum. Erdoğan Toprak'ın yarı yolda bırakamam dedi bana. Hayır, bana öyle demedi ama şunu söyleyeyim, genel merkezden bazı isimler Erdoğan Toprak'ın değişimci olduğunu, hatta Ekrem Bey'le anlaştığını iddia ediyorlar. Bak. Bak, yılın düğümü bu. Evet. Erdoğan Toprak. Biliyorum. Kimi lanse etti, kimi destekledi? Ya şimdi bir siyasiden bir mesaj gelmiş. Gürkan Acır diyor ki Kemal Bey böyle çalışsalar Cumhurbaşkanı yaparlar diyor. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok doğru bir laf söyle. Bak, bir, Erdoğan Toprak Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanı adaylığını desteklemiyor. Şu anda desteklemiyor. 2. Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan Toprak arasında herhangi bir anlaşma, herhangi bir dayanışma kesinlikle yok. O zaman sana bir bilgi vereyim. Ver. Bir kulis bilgisi. Anlatacağım iki bilgiden önemli olanlarından biri. Bugün Ekrem İmamoğlu... Bir cümle daha söyleyeyim, ondan sonra söyle. Özgür Çelik'in İl başkanı adayı yapılmasını, kongrelerini kazanan değişimci ilçe başkanları istiyorlar. İlçe, yani değişimci Ekrem Bey'in desteğiyle ilçe başkanlığı olan, işte o 25-26 ilçe başkanı var ya, onlar diyorlar ki ya Özgür Çelik'i il başkanı yapalım, il başkanı adayı yapalım orada diyorlar. 26 kişi bunu, bunu işte Ekrem Bey'le falan konuşuyorlar o toplantıda. Ekrem Bey de diyor ki madem siz diyor hani Özgür Bey'i il başkanı yapmak istiyorsunuz, tamam diyor ve Özgür Bey böyle çıkıyor. Yani ilçe başkanlarının talebiyle Özgür Ekrem İmamoğlu'na, Çelik ilçe il Ekrem İmamoğlu'na oluyor. Özgür Çelik ismini söyleyen 2 kişi var. Taşkın Özer, milletvekili, ve Özgür Karabat. Evet. Ekrem İmamoğlu'na hatta eski bir genel başkan yardımcısı gidiyor. Özgür Çelik seninle hareket etmeyebilir diyor. O da diyor ki bana Taşkın ve Özgür Karabat getirdi. Rıza Akbolat getirseydi kabul etmezdim zaten. Şimdi çok fazla reklama gideceğiz Barış. Tamam. Hızlıca bir anlat. Sen önemli bir şey söyleyeceksin. Şöyle iki tane şey anlatacağım ama birini sonra anlatacağım. Ekrem İmamoğlu bugün önce 5-6 kişilik bir grupla özel bir değerlendirme yaptı. Orada şunu söyledi. O sonra belediye başkanlarıyla yaptığı Barış, toplantı... Barış, bu dar gruptan da haberleri nasıl alıyorsun sen? Bir facia. Değil mi? Bir de öyle bir şey var yani, değil mi? Çünkü telefonla. Zoom üzerinden değil. Zoom üzerinden değil mi bu sefer? Benim en iyi haber kaynaklarım... 6 kişi var, bir de Barış biliyor onu. En iyi haber kaynaklarım... Kemal Bey şöyle bir lafı vardı değil mi? O devleti yönetmek, CHP'yi yönetmekten daha kolay gibi bir lafı vardı. Vardı öyle bir şey söylemişti. Evet. Konuşmaları dinlerken gerçekten... yönetmek, devleti yönetmekten daha zor demişti. Ne diyor? Şimdi şöyle... Evet. Özgür Çelik'in adaylığını genel başkan internetten öğrendi. Ben bir kere geçen hafta bir tweet attım. Çok da büyük tartışma yarattı. CHP'de aslında gelenek şudur. İstanbul, Ankara, İzmir'de il başkan adayı olmak istediğinde gidersin genel başkana bilgi verirsin. Bu icazet ya da onay almak değildir. Bilgi verirsin nezaketen. Diğer iller için de bu geçerli. Evet. Özgür Çelik bunu yapmadı. Bunun yerine alelacele İstanbul CHP'nin önünde bir basın açıklaması yaptı. O da ayrı bir tartışma konusu. Neyse, Kemal Bey bunu internetten öğrendi. Şimdi ben o tweet'i de atınca, biraz da tartışma çıkınca partide,
Genel Başkan'dan dün gece randevu istedi. Genel Başkan da tamam pazartesi akşam MYK'dan sonra gel dedi. Şimdi orada neyse. Bugün Ekrem İmamoğlu dar grupla yaptığı toplantıda bir değerlendirme yapıyor. 5 kişi var. Orada diyor ki çok ilginç laflar ediyor. Erdoğan Toprak'a da az önce söyledim. Şunu söylüyor. Ben diyor Özgür Çelik'in maddi manevi arkasındayım. Aa, bak, net bir şekilde söylüyor. Eğer diyor, eğer manevi anladık da maddi ne acaba? Erdoğan Toprak'la Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Özgür Çelik'ten desteğini çekerse onların da altını boşaltırım ben diyor. Oo. Tabii. Erdoğan Toprak'la Özgür Çelik. Ne demek Erdoğan o? Toprak'la Rıza Akpolat desteğini çekerse. Eğer diyor desteğini Özgür çekerse. Çelik'ten desteğini çekerse. Desteğini çekerse onların da altını boşaltırım. Ben sonuna kadar Özgür Çelik'in arkasındayım diyor. Sonraki ikinci toplantıda daha ağır şeyler söylüyordu, onu biraz sonra anlatacağım. Orada tabii Ekrem İmamoğlu'na da buradan bir uyarı yapayım. O kapalı toplantıda yaptığı bazı değerlendirmeler, CHP evet. delegesi ve CHP'nin parti yönetimi üzerine yaptığı bazı değerlendirmeler ilçe başkanlarının kulağına gitti. Benim de kulağıma geldi ama ben burada onları anlatmayacağım. Kendisini uyarıyorum. Bu tür değerlendirmeler yapmaktan vazgeçsin. CHP tabanını gerçekten çok kırdı bugün. Burada anlatmayacağım ne olduğunu. Kendisi peki. biliyor. Ama Barış, devam yanlış, edeceğiz, devam edeceğiz. Girmesin. Bunlara devam edeceğiz. Sen bir şey daha var dedin söyleyeceğim. Onu sonra anladım. Onu sonra söyleyeceksin. Filenin sultanları, sevgili izleyiciler, Filenin sultanları Türkiye'ye döndü. Şampiyon gururumuz, şampiyon milli takımımız döndü. Hocamız evet. We arrive where we want to arrive. We catch a great Olympic qualification. We wanted a perfect summer. And I'm so, like I told you so many times, proud of this team, proud of this girl. We did an amazing job. Now we have few days to rest, but we are really really happy. Bu güzel yaz için gerçekten çok mutluyum. Olimpiyat elemelerinde geçtikten sonra hedefimize ulaştık. Gerçekten harika bir yaz oluyor bizim için. Hep söylüyorum, bir daha söylemek istiyorum. Bu takımla, bu oyuncularla, bu ekiple gurur duyuyorum. Ama gerçekten çok yorgunuz, çok az bir dinlenme süremiz var ama şu an gerçekten söyleyebileceğim tek şey çok mutlu olduğumuz. Teşekkür ederim. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Bu yazın üçüncü ve en önemli turnuvası olan olimpiyat elemeleri sonrasında tekrar bir aradayız. Hedeflerimize ulaşmış, onur duyduğu başarılar oldu. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Bu yazı unutulmaz kıldı her bir birey bu takımda. Çok mutluyuz. Bundan sonra artık hedefleri daha yukarıya çıkarıyoruz. Çok güzel bir yaz sezonu geçirdik. Önümüzdeki yazı da dört gözle sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık hedef çok daha yüksek. Olimpiyatlarda madalyanın rengini konuşmak istiyoruz. Son sözü de takım arkadaşlarıma vermek istiyorum. Bu yaz gerçekten inanılmaz bir mücadele gösterdik. Aslında bu takımın başarısı beraber sahada sıkı çalışmanın, azmin ve disiplinin sonucuyla ortaya çıktı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu unutulmaz anılarla çalışırken inanılmaz keyif aldım. Çok teşekkürler. İzleyiciler, Filenin Sultanları, milli gururumuz, şampiyon kızlarımız Türkiye'ye döndüler. Artık 2024 Fransa, Paris olimpiyatlarına katılacağız. Hepsini tekrar gönülden tebrik ediyoruz. Bu sıcak gelişmeyi de verdik. Reklama gitmeden, iki tane şey var. Saniye. Bir Barış'tan bir de Hacı'dan bir son dakika var. Bir mevcut şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı yazdı bana. Mevcut şu an ilçe başkanı. İsmini vermeyeceğim, polemiğe sokmayalım gereksiz yere arkadaşı. Şunu söylüyor, diyor ki Özgür Çelik'i ilçe başkanlarının aday yaptığı doğru değildir. İlçe başkanları toplantıları hiç yapılmadan Özgür Çelik ismi basına verildi. Ardından ismi duyuruldu ve işte toplantı yapıldı. Barış, sonradan burada, söyleyeyim, bak, burada, çok bunu söyleyeyim de çok özür dilerim. Ekrem İmamoğlu 3 ayrı bölgede İlçe başkanlarıyla bölge bölge toplantı yaptı. Hayır, orada söyleyeceğim. Oradaki toplantıları da anlatırım. Hı hı. Şöyle dağınık oldu. Şöyle söyleyeyim.
Özgür Çelik'i ilçe başkanlarının aday yaptığı doğru değildir. İlçe başkanları toplantıları yapılmadan Özgür Çelik ismi kamuoyuna duyurulmuş ve il başkanlığının önünde toplantı yapılmıştır. Sonradan yapılan ilçe başkanları toplantılarında Özgür Çelik'e de yakın olan ilçe başkanları ismin bu şekilde masaya gelmesinden rahatsız olduklarını ilettiler ve yöntemin doğru olmadığını ifade ettiler diyor. O belediye başkanının ilçe başkanlarıyla yaptığı 3 ayrı toplantıda şu konuşuluyor. Aday çıkartalım mı, çıkartmayalım mı? Çünkü Ekrem İmamoğlu dönünce diyor ki, devam edeceğiz. İzmir'deki dönünce tablo... devam edeceğiz. Barış bak bir 30 saniye tamam, de verdim. Tamam. Hacı sen pardon, çok hızlı söyle hemen bir reklama gidelim. Tunç Soyer bekliyor. Azerbaycan milletvekili Ganirev Paşayeva sosyal medyada TT'de birinci sırada yer almış. En doğru bilgiyi buradan verelim. Ganirev Paşayeva'nın öldüğü bilgisi geliyor. Hayda. Ben şimdi teyit aldım. Azerbaycan'daki hastaneye doğru gitmekte olan bir gazeteci arkadaşımdan. Yoğun bakımda Ganire Hanım, durumu iyi değil ama vefat etmemiş. Hayatta. Yani bazı Türkiye'deki internet siteleri de öldü diye başlıklar atarak girmişler. İsimlerini vermeyeyim ama doğrusu Ganire Hanım şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Rahatsızlığı yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Ama neden? Peki. Yani ölmediği peki, bilgisini veriyoruz. Neden? Enfeksiyon zannedersem veya başka ona bir bakarız. Ganire Hanım için dua ediyoruz. Ganire Paşayeva için dua ediyoruz inşallah. Kısa bir ara. Aranın ardından Tunç Soyer'le geliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'nda ikinci bölümle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, onun kurultayını, kurultayın öncesindeki İstanbul İl Kongresi'ni, İl Kongresi'ni kimin kazanacağını konuşuyoruz. Böyle mikro kolu olur mu diyeceksiniz belki ama gerçekten Türkiye'nin gündemi biraz da oraya doğru evrildi. Dolayısıyla biz de bunu takip ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Şimdi az önce reklam öncesi anons etmiştik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer karşımda. Tunç Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Gürkan Bey, iyi yayınlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Gene televizyon ekranlarında sizinle beraberiz. Hoş geldiniz programımıza. Şimdi evet. Mazlumda buradan saygılar, selamlar gönderiyorum güzel İzmir'den. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi Sayın Başkan, ilk soruyu ben sorayım, sonra da diğer arkadaşlarımla beraber devam edelim isterseniz. Şimdi kamuoyu İzmir'i biraz odağına aldı, özellikle son iki haftadır. Biz burada da ağırladık İYİ Parti'nin yeni adayı Ümit Özlale'yi. Ama ondan önce Sayın Akşener Ümit Özlale'yi lansmanında bir cümle kullandı efendim. Dedi ki, İzmir'i kokudan kurtaracağız dedi. İzmir kokuyor dedi. Şimdi ben ilk soru olarak bunu sormak istiyorum. Ben gelip gittim İzmir'e ama ben pek almamış olabilirim yani. Bana almadım, pek koku gelmedi ama. İzmir kokuyor mu efendim? Nedir durum? Niye böyle söylendi? Ne var? Yok Gürkan Bey, siz aslında iyi koku alırsınız biliyoruz. Ama İzmir kokmuyor, onu net söyleyebilirim. Evet. Hem de bütün bir yaz boyunca hiç kokmadığını söyleyebilirim. Geçmiş yıllarda ciddi bir problemdi bu. Ama çok önemli adımlar attık, çok stratejik kararlar aldık ve çok zor adımlar attık. Ve çok şükür doğru yolda gidiyoruz. Çok kısa bir süre sonra İzmir tekrar yüzülebilir hale gelecek. Çünkü yüzülebilir yani, derken başkan şeyde mi yani, evet, böyle körfezde tabii, mi yani? Tabii. Yani oralarda ben, denize girilebilecek diyorsunuz. Aynen öyle. Yani 50 sene önce ben çocukluğumda balıklama atlamayı, yüzmeyi İzmir Körfezi'nde öğrendim. Yani evimizde askeri lojmanlarda kalıyorduk. Evimizin önünde iskele vardı ve oradan atlayıp denize girerdik. Şimdi 50 sene sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki o noktaya doğru çok doğru adımlarla ilerliyoruz ve koku sorununu bitirdiğimiz gibi körfezin temizliğini sağlayarak yüzülebilir hale getireceğiz. Peki Meral Hanım neden böyle bir şey söyledi efendim? Vallahi muhtemelen yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Çünkü aslında meclis üyeleriyle görüşseydi onlar daha doğru bilgi verebilirdi. 4 yıldır biz İYİ Parti meclis üyelerimizle beraber çalışıyoruz. Birlikte hareket ediyoruz mecliste. Bu koku meselesiyle ilgili tartışmalar mecliste çokça yapılmıştı. Bunların her birinin cevabını aslında kendi meclis üyeleri de çok iyi biliyor. Keşke onlarla konuşsaydı. Çünkü doğru bilgi vereceklerdi mutlaka onlar. Evet. Yani siz Akşener yanıltıldı diyorsunuz. Şimdi Özlale'yi aldığımızda Sayın Özlale o da benzer ifadeler kullanmıştı ama bunun aslı astarı yok diyorsunuz. Şimdi efendim siz Özlale için dediniz ki kuvvetli bir aday değil dediniz. Bornova'dan da ben
üst dönemiyim, abisiyim dediniz. Aynı okuldan, evet. Aynı okuldan, Bornova Lisesi'nden mezunsunuz herhalde bildiğim kadarıyla. Kuvvetli bir aday değil dediniz. Şimdi bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi İzmir, onun için mi diyorsunuz? Yoksa Özlale yeterli bir performans sergileyemez. Ne için söylüyorsunuz bunu efendim? Ya şöyle, Ümit Bey doğru, aynı liseden mezunuz ama tabii o zamanlarda tanışmıyorduk. Bu adaylık vesilesiyle, milletvekili adaylığı vesilesiyle tanıştık ve birlikte kampanyada da beraber çalıştık. Dolayısıyla ben de onu tanıma fırsatı buldum. Çok iyi bir akademisyen, çok önemli üniversitelerde öğretim üyeliği yapmış. Hakikaten kendisini kalkınma ekonomisti olarak tarif ediyor ve doğru. Çok donanımlı bir akademisyen. Ama mesela gönül isterdi ki bir kalkınma ekonomisti olarak, milletvekili olarak seçildiği Plan Bütçe Komisyonu'nda ağırlığını koysaydı bir İzmir milletvekili olarak. Ve bu kadar yangın yeriyken Türkiye, bu kadar hayat pahalılığı, yüksek enflasyon varken o kalkınma ekonomisti olarak birikimlerini çok daha iyi değerlendirebileceği bir mecra olurdu diye düşünüyorum. Çünkü hani doğma büyüme İzmirli de olsanız, sonuçta İzmir'in dinamikleriyle ilgili, İzmir'in sorunlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak öyle kolay bir iş değil. Bir de üstelik 30 bin civarında çalışanı olan bir kurumdan bahsediyoruz. Yani o kurumu tanıması bile çok ciddi zaman alacak bir süreç. Özetle evet, iyi bir akademisyen ve fakat belediye başkan adaylığı için zayıf bir aday sözünü bunun için kullandı. Evet, ilginç. Körfez'le ilgili bir Ankara'ya gideyim, bir önce bir şeye geleyim, sonra sana geleyim. Ankara'dan Deniz Gürel, Ankara temsilcimiz Deniz Gürel'in bir sorusu var Sayın Başkan. Buyursunlar Deniz Bey. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi açıklamalarınızı dikkatle takip ediyorum. Bir yandan da tabii İyi Parti'nin Türkiye genelinde ne yapacağı merak konusu. İstanbul ve Ankara'da da aday çıkaracağını ifade ediyorlar. Partinin içinden farklı sesler var. İlerleyen dakikalarda sizden sonra bunu da değerlendireceğiz. Sizin şöyle bir tanımlamanız oldu Sayın Başkan. Dediniz ki İzmir'deki aday çıkarma meselesi İstanbul ve Ankara'ya yönelik bir hamle dediniz. Yani ben oradan bir pazarlık mı yapılıyor sonucunu çıkardım ama buradan ne demek istediniz efendim? Onu biraz daha açabilir misiniz? Aslında böyle bir ihtimal olabileceğini söylemiştim. Böyle bildiğim bir şey yok. Yani böyledir demek çok da doğru olmaz. Ama böyle bir ihtimal olabilir. Çünkü İzmir'de bir aday çıkartmak, üstelik kazanma ihtimali çok zayıf olan bir aday çıkartmak, olsa olsa bir sonraki hamle için bir altlık, bir zemin olabilir diye düşünülmüştür. Yani benim öngörüm, tahminim... O bir sonraki adım ne Sayın Başkan? Dediğim gibi bir müzakere masası kurulacaksa siyasi partiler arasında tekrar, yani biz o zaman İzmir'den geri çekilelim işte, veya İzmir'in sadece şu ilçelerinde biz var olalım ama Ankara'da, İstanbul'da sizi destekleyelim gibi şeyler olabilir. Yani bilerek söylemiyorum, dediğim gibi sadece bir öngörü, anlamaya çalışıyorum çünkü bu tablo Ümit bana çok... Bey'in geri çekilme, adaylığının geri çekilme ihtimalini görüyor musunuz Sayın Başkan? Yani böyle bir ihtimal de olabilir. Çünkü 6 ay Türk siyasetinde çok uzun bir süre. Bu süre içinde ittifak girişimlerinde bulunulabilir. Belki başka türlü işbirlikleri müzakere edilebilir. Yani bunları bilmek şimdiden mümkün değil. Ben sadece durumu anlamaya çalıştığım için fikir yürütüyorum. Başka ihtimaller de söz konusu olabilir. Ama bana çok organik bir duruş gibi gelmedi bu. Yani ne yazık ki 4 ay önce milletvekili seçilmiş bir akademisyenin İzmir Büyükşehir Belediye'ne, belediye başkanlığına talip olması çok anlaşılır bir durum değil benim açımdan. İlginç şeyler söylüyorsunuz Sayın Soyer. Organik bir duruş, stratejik bir hamle diyor Sayın Başkan. Evet, Başkanım, organik bir duruş değil diyorsunuz. Yani bir partinin bir stratejik taktiği var ve o stratejik taktik gereği İzmir'de aday çıkardılar gibi anlıyorum ben. Peki bununla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştünüz mü Sayın Başkan? Hayır. Görüşlerinizi ilettiniz mi Sayın Kılıçdaroğlu'na?
Hayır, yani böyle bir ihtiyaç da yok şu anda ama zaten o bizden daha iyi görüyordur herhalde. Yani sonuçta bu üzerinde böyle çok da şu anda durulacak bir mesele değil gibi gözüküyor bana. Sayın Başkan, Sayın Kılıçdaroğlu pazar günü misafiriniz oluyor bildiğim kadarıyla. Adaylık cumartesi özür dilerim. Cumartesi hayırlı bir iş için geliyor Sayın Genel Başkan. Doğru. Evet. Kızınızın nikahı var diye biliyorum. Şimdiden kutluyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Tebrik hayırlı ediyoruz. Olsun. Bir çok bir, sağ olun. Çok bir hayırlı iş, iki hayırlı iş olur mu acaba? Adaylığınızı işaret eder mi? Ne diyorsunuz Sayın Başkan? Yok, o konuda da hiçbir fikrim yok. Yani o yani hangi gerekçelerle ne zaman niye açıklanıyor onları da bilmiyorum doğrusu. Ha, bir dakika. Bu önemli. Ben görevimin başındayım ve onu yapmaya devam ediyorum. Şimdi Sayın Başkan burada bir bakın dakika. Bir saniye. Türkiye'nin çok önemli gazetecileri stüdyoda. İki çok önemli temsilci de Ankara'da. Dolayısıyla hepimiz bir yandan o diye böyle tribün gibi ayağa kalktık. Şundan dolayı Tunç Bey şey dediniz, neden hangi gerekçeyle açıklanmıyor bilmiyorum dediniz. Şimdi bizde de benzer bir soru vardı. Fuat Bey de herhalde onu soracaksınız değil mi? Tunç Bey, daha önceden siz kendi adaylığınızı açıkladınız, ifade ettiniz. Bu da biraz garipsendi de işin açık tarafı. O zaman neden böyle bir yola başvurdunuz? Fuat abi Mansur Yavaş da açıkladı. Ben Mansur Yavaş değil, Tunç Bey'in açıklamasını merak ediyorum. Hemen söyleyeyim. Yani evet, ben de sözcüklerimi çok titiz seçerek ifade etmeye çalışacağım. Ben adayım demedim. Ben aday olmak istiyorum dedim. Yeniden bir dönem daha görev yapmak istiyorum dedim. Ama şunu da ekledim. Bu karar benim vereceğim bir karar değil. Benim irademle sonuçlanacak bir durum değil. Bunu genel başkan, genel merkez değerlendirir. Uygun görürlerse bunu ifade ederler. Ama ben sadece bir dönem daha yapmak istediğimi ifade ettim. Adayım demedim. Aday peki neden, niçin aday gösterilmediğinize dair hiçbir fikrim yok dediniz. Sizin evet. Aklınızdan ne geçiyor? Yani ne olabilir? Hayır. Hangi gerekçe olabilir? Ben tam tersini söylemiştim Fuat Bey. Kimin neden gösterildiğini bilmiyorum, neden gösterilmediğini bilmiyorum demedim. Evet. Yani hangi dinamiklerle, örneğin Aydın Belediye Başkanımız tekrar aday gösterildi, İstanbul Belediye Başkanımız tekrar. Ben biraz olmayan ergi yöntemini kullandım demek ki. Yani onları söylediniz de ben neden aday gösterilmiyorum. Ama samimiyetle ifade edeyim tekrar. Ben o her ilin kendi dinamikleri çerçevesinde bir karar verildiğini düşünüyorum. Daha 7 tane Büyükşehir Belediyesi var. Dolayısıyla da onlarla da ilgili bir irade ortaya konmuş değil. Ve bu süreçlerin nasıl şekillendiği ve nasıl hangi gerekçelerle aday gösterildiği onları bana sormanızı istemem. Ben bilmiyorum. Yani bu genel başkana belki sorulması gereken sorular. Evet, ama bize tabii ilginç gelen şu Sayın Başkan. Şimdi evet. Üç büyük ilin ikisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğrudan beyanı var. Onlarla devam edeceğiz şeklinde. Evet. Aynı şekilde az önce söylediğiniz gibi Sayın Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı da Sayın Kılıçdaroğlu evet. Elini kaldırdı. Böyle olunca da gözler tabii diğer büyükşehirlere döndü ama asıl İzmir'e döndü. Çünkü İzmir üç büyük ilden birisi. Neden Tunç Soyer'in başkanlığını açıklamıyor diye akıllara soru işareti geliyor efendim. Evet ya Gürkan Beyciğim, aslında genel başkanımızın daha öncesinde yaptığı açıklamalar var. Yani büyükşehir belediye başkanlarımızın hepsi başarılı ve hepsi tekrar görevlerini sürdürmeliler diye yaptığı açıklamalar var. Dolayısıyla büyükşehir belediye başkanlığı zaten öyle bir dönemde yapılıp bırakılacak bir görev değil. Yani eğer çok fahiş bir hatanız yoksa, eğer çok şaibe uyandıracak işler yapmadıysanız, eğer çok başarısız değilseniz zaten bir dönem daha yapılması beklenir. Çünkü anca o yapıyı tanırsınız. İşte 5 milyonluk, 4,5 milyonun üzerinde bir şehirden bahsediyoruz. Yani bu şehrin dinamiklerini tanımak, bu şehirle ilgili yönetici kadroları tanımak, çalışanları tanımak, bunlar vakit alan şeyler. Ve takdir edersiniz ki pandemi süreci, deprem, tsunamiler, orman yangınları, ekonomik kriz, birçok nedenle, birçok hamle, birçok şey yarım mı kaldı?
vaktinde yapılamayabiliyor. Yani bütün bunlar göz önüne alındığında beklenen, normal olan Büyükşehir Belediye Başkanları'nın, Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi iki dönem yapmasıdır. Ama tabii bu benim şahsi fikrim, bu konuda Genel Başkan'ın takdirindedir. Yani Mansur Bey adaylığını açıkladı, kendiliğinden açıkladı. Siz de söylediniz. Ama evet. Mansur Bey'in adaylığını Sayın Kılıçdaroğlu ifade etti. Evet, adayımız o dedi. Ama evet. Sizinkini söylemedi. Ama yani Mansur, bunu neye Mansur bağlıyor? Başkan'da Sayın Başkan, Sayın Tunç Soyer, evet. Mansur Başkan'da şöyle bir şey var. İyi Parti Mansur Yavaş'a teklif götürecekti. Mansur Yavaş Kemal Bey ile konuşarak adaylığını açıkladı ve İyi Parti'nin kendisine teklif getirmesinin önünü kesti. Onu bir hatırlatalım. Evet. Peki. Yani İzmir biraz daha farklı. Tunç Bey'in işini kolaylaştırmış oldun ama. Yani şöyle, çok doğru bir tespit. Gerçekten her kentin kendine özgü bir dinamiği var. Ve bu dinamikler çerçevesinde siyasi hamleler yapmak gerekiyor olabilir. Yani genel merkezde bu hamleleri düşündüğü için belki farklı bir takvim uyguluyordur her şehir için, her büyük şehir için. Onları da ben bilmiyorum açıkçası. Bir kırgınlığınız var mı? Hayır, hiçbir kırgınlığım yok. Hiçbir kırgınlığım yok. Bir de bunu şunu merak ediyorum. Körfez'in kokusunun kimyasallarla engellendiğini söylüyor Ümit Bey, ne dersiniz? Bu çok gayri ciddi. Yani bunu bu konuda söyleyecek bir şey yok. İSU idaremiz zaten bununla ilgili bir açıklama yaptı. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Yani dünyadaki bütün arıtma tesislerinde benzer kimyasallar kullanılır. Ayrıca bakteriler kullanılır. Yani bütün bunlar yapıyorlar. Sanki kokuyu giderici bir sprey kullanılmış gibi bir kimyasaldan kullanıldığından söz edilmesi çok ciddi değil. Evet Tunç Bey. Peki diğer arkadaşlarımızın da soruları var. Tamam ama bundan ayrılmayalım diyorum. Siyasi bir soru soracaksın onun için. Ben Sayın geleceğim bir o zaman bir dakika Şahbaz abi. Kısa bir soru. Murat Çelik'in de var, Hacı'nın da var. Evet, siyasi soruya geçmeden Körfez'den devam edeyim de. Tunç Bey, ben hemen son soru hakkımı da kullanayım. Siyasete geçilecek. Hazır yakalamış kadarıyla. Körfez'e atıklarını akıtan fabrikaların bazılarının arıtma tesislerini çalıştırmadığı ifade ediliyor. Ve bu da Körfez'deki kirliliği arttırdığı ifade ediliyor. Çünkü arıtmanın gerçekten pahalı bir iş olduğu konusunda bir bilgi var. Siz bütün arıtma, yani bütün fabrikaların atık gönderen bütün fabrikaların arıtma tesislerini çalıştırıp çalıştırmadığını denetliyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Böyle bu görev Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, İl Çevre Müdürlüğü'ne ait bir görev. Evet. Organize sanayi bölgelerinde benzer şeylerin yapıldığına dair duyumlarımız var. Ama biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çok daha resmin büyüğüne bakarak, bütününe bakarak çözüm üretmek zorundayız. Ve biz bunu yapıyoruz. Yani Körfez'in kirliliğinin temel nedeni yağmur suyu pis su hatlarının kanallarının birlikte büyük kanala aktarılması ve büyük kanaldan arıtma tesisine taşınmasıydı. Dolayısıyla biz bunu çözüyoruz. Şehir içinde 260 kilometreden fazla pis su ayrıştırma kanalı yaptık. Geçmişte bunlar birlikte bileşik sistem denilen bir sistemle büyük kanala aktarıldığı için arıtma tesisinin kapasitesini zorlayan ve tam olarak arıtılmadan Körfez'e deşarj edilmesi sonucunu doğuran bir tablo vardı. Biz büyük kirliliğin, büyük sebebinin olduğunu tespit ettik ve o nedenle de yağmur suyu pis su kanallarını ayrıştırdık. 260 kilometrenin üzerinde kanal ayrıştırması yaptık. Evet. Ayrıca 2,5 milyon metreküp çamur birikmişti. Bunun kurutulmasına gittik ve mevcut arıtma tesisinden çıkan çamuru da lisanslı tesislere aktararak orada birikmesinin önüne geçtik. Özetle çok daha uzun bir konu bu ama şunu söyleyebilirim tekrar. Mesele Körfez'de kokunun giderilmesinden ibaret değil. Kokunun giderilmesi sadece göstergelerden bir tanesi. Ama kirliliğin giderilmesi. Körfez'i temizlemeye başladık. Doğanın kendini yenileme gücüyle, Körfez'in içindeki sirkülasyonla beraber kirletmediğimiz Körfez kendini yenileyerek bir hale gelecek. Söylediğim şey bu. Evet. Peki. Tabii Fuat uzun Bey, zamandır devam eden bir kirlilik. Şöyle CHP yapalım, diğer sorular da var. Hacı Yakışıklı'yı alalım yani sonra. Körfez hem kentsel dönüşümle alakalı. Körfez meselesini artık noktalayalım. Diğer noktalayalım ama Sayın Soyer tekrar hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar, merhabalar Hacı Bey. Merhabalar efendim. Şimdi Körfez'le ilgili nokta diyoruz dediğiniz gibi ama siz Körfez'de 2019'da bir sözünüz var. 3 yıl sonra Körfez'de yüzeceğim sözü var. Ama aradan 4 evet. yıl geçti Sayın Başkan. Henüz yüzememiş olduğunuzu sanki gördük. Hemen söyleyeyim. Sorun öngördüğümüzden çok daha büyüktü Hacı Bey. Yani 50 yılın sorununu çözüyoruz ve gelecek 50 yılı kurtaracak bir çözüm getiriyoruz. 3 yıl değil 4 yıl, 4,5 yıl olması bu anlamda tolere edilebilir bir zaman kaymasıdır diye düşünüyorum. Peki efendim, şimdi bir de İzmir'de tartışılan bir konu var. Bunu size özellikle sormak istiyorum. Kentsel evet. dönüşüm daire başkanlığını kapattığınızla alakalı. Şöyle söyleniyor. Örnekköy'de bir kentsel dönüşüm skandalı çıktı. Bu skandalın bir ucunda sizin olduğunuz. Bu skandalın çıkmasıyla beraber bunu ortaya çıkaran kentsel dönüşüm daire başkanlığını kapatarak onu deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığına taşıdığınız ve o bünyede devam etmesini istediğiniz söyleniyor. Yani zaten devam eden bir başkanlığa kentsel dönüşüm daire başkanlığını aktardığınız söylüyor. Bunu kapatıp aktardınız mı kentsel dönüşüm daire başkanlığını, ki Aziz Kocaoğlu döneminde açılan bir başkanlık var. Ve bir başkanlık açtığınız o esnada, bu başkanlığın adının da Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü olduğu. Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü'nü açarken de buranın LGBT bireylerin hizmetinde olduğunu, siz de LGBT bireylerin hizmetindeyiz, emrindeyiz şeklinde bir cümle kullandığınız söyleniyor. Bu olay nasıl Hacı öyle bir söyleniyor değil. Var mı yok mu o cümle? Söylemiş yani. Söylemiş. Söylemiş evet. Peki. Evet. Ben müsaade ederseniz. Buyurun. Buyurun Tunç Bey. Bölümünden başlayayım hemen. Evet doğru. Aziz Bey döneminde kurulan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı var. Benim dönemimde de geldiğim ilk günlerde kurduğumuz bir başka daire başkanlığı var. Deprem Risk Yönetim Daire Başkanlığı. Biz 30 Ekim depremi olmadan önce o daire başkanlığını kurduk. Çünkü İzmir'in fay hatları üzerinde bir şehir olduğunu ve bu kentin depremle ilişkisinin çok daha fazla belediyenin kurumsal kimliğinin altında çalışılması gereken bir mesele olduğunu düşünmüştük. İyi ki de öyle yapmışız. Çünkü 30 Ekim depreminde hemen ertesinde hayata geçirdiğimiz uygulamalarla çok aktif depremin yarattığı afetle, felaketle başa çıkabilme gücünü ortaya koyduk. İlk 4 dakikada arama kurtarma ekiplerimiz enkazların başındaydı. O akşam biz dışarıda kalan vatandaşlarımız için Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda çadırlarımızı kurmuştuk bile. Ve hemen o günün ertesinde yaptığımız meclis toplantısında da deprem daire başkanlığımıza 200 milyon lira bir kaynak aktararak çok daha aktif bir şekilde çalışmasını sağladık. Bunu şunun için anlattım. Deprem daire başkanlığı gerçekten sadece 30 Ekim depremi değil, 6 Şubat büyük felaketi de bize gösterdi ki Türkiye depremle ve iklim krizinin yarattığı sorunlarla mücadele etmek mecburiyetinde. Belediyelerimiz, merkezi hükümet dirençli kentler yaratmak zorunda. Ve dirençli kentler belki de belediyelerin yapacağı tüm projelerden çok daha önemli. Neden? Çünkü eğer şehirde yaşayan insanlar yaşadıkları şehre güven duymuyorlarsa, oturdukları binalara güven duymuyorlarsa o şehirde yaptığınız hiçbir projenin kıymet harbiyesi yoktur. O nedenle biz dirençli bir kent yaratmak hedefini en öncelikli hedef olarak ortaya koyduk. Ama şunu anlıyoruz Sayın Başkan. Müsaade ederseniz bitireyim. Bitiriyorum. Tabii çok, ama anlamak Hacı, özür diliyorum Sayın Başkan. Hacı teknik, sizin, çok fazla teknik konuya girdik. Sizi dinleyeceğiz. Detay, ama anlamak için Sayın Başkan, kentsel yoksa sizi kentsel dönüşüm daire başkanlığının kapatıldığı işte, ifadesi doğru o zaman. Onu söyleyeceğim Hacı Bey. Kentsel dönüşüm daire başkanlığını kapatmadık. Deprem daire başkanlığının bünyesine aktardık. Neden yaptık bunu? Çünkü deprem daire başkanlığının öngörüsü, vizyonu olmadan bir kentsel dönüşüm yapılamaz. Yapılacak her türlü kentsel dönüşümün deprem odaklı olması gerekiyor. O nedenle bunu yaptık. O bahsettiğiniz skandal dediğiniz şey de skandal falan değil. Onu da müsaade ederseniz söyleyeyim çok kısaca. 44 bin metrekarelik kapalı alanda yapılan bir kentsel dönüşüm, 44 bin metrekare beton dökülecek bir kentsel dönüşüm alanında 300 metrekarelik bir beton tabiyesinin
kontrolör arkadaşlarımızın gözetimi dışında dökülmediğini tespit ettik. Kendi yaptığımız işi biz durdurduk. Sadece kontrolör arkadaşlarımız o kontrolü yapmadıkları için ve o 300 metrekareyi de biz yıktık. Hiç kimsenin şikayetiyle veya kontrolüyle. Özetle kentsel dönüşüm daire başkanlığını, deprem daire başkanlığının altına aldık ve örnek köyde ve 6 ayrı noktada sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışması da Türkiye'ye örnek olacak bir model şeklinde devam ediyor. Kentsel Eşitlik ve Adalet Şube Müdürlüğü'ne gelince... Evet, burada LGBT daire başkanlığı falan kurduğu şekilde söyleniyor. Öyle bir şey söyleniyor. Yok. Evet. Öyle bir şey yok. Söyleniyor şekilde. Böyle bir şey yok. Buyurun. Hacı Bey, böyle bir şey yok. Bunu kim söylüyorsa bilmiyorum ama bizim şube müdürlüğümüzün ismi Kentsel Eşitlik ve Adalet Şube Müdürlüğü'dür. Bunu kurmamızın sebebi de kent içinde ben göreve geldiğim zaman... Hatta şöyle bir cümle kullanmıştım. Ben flamingoların da başkanıyım. Onlar bana oy vermemiş olsa da flamingoların da başkanıyım. Onların da hakkını, hukukunu korumak zorundayım diye. Ben sosyal demokrat bir belediye başkanıyım. Bu şehirde yaşayan herkesin temel insan haklarını, yaşadığı mağduriyetleri gözetip korumak mecburiyetindeyim. Haklardan mahrumiyet yaşayan, hakları nedeniyle mağdur olduğunu düşünen her kimse beni... dinsel görüşü, etnisitesi hiçbir şey ilgilendirmiyor. Temel insan hakları dolayısıyla mağduriyet yaşayan herkesin haklarını korumak üzere kurduğumuz ayrı bir şube müdürlüğüdür. Bu şube müdürlüğü de o insan haklarına sahip olan herkesi korku nedeniyle mağdur olmuş veya hakkını alamamış veya yoksulluk nedeniyle mağdur olmuş her kim varsa temel insan hakları çerçevesinde onların haklarını korumak ve ötekileştirilmelerini, ayrıştırılmalarını, kötü muameleye maruz kalmalarını engellemek için kurulmuştur. Hem Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ile hem İzmir Barosu ile yaptığımız protokoller çerçevesinde çalışan bir şube müdürlüğüdür. Peki. Bu Adalet Şube Müdürlüğü'nü açarken LGBT bireylerin emrinde izlediniz mi efendim? İkili röportaja döndü ya. Evet, evet bunu da söyledim çünkü bir nefret söyleminin muhatabı olmaya başladılar ve mağduriyetler yaşıyorlar. O mağduriyetleri giderebilmek için başvuru yapıp haklarını temin edecek gayreti göstermeye hazırız dedi. Peki, önce bir Murat Çelik sonra Şaban Sevinç. Evet, tamam. Murat sendeyiz. Sayın Başkan, bir hoş geldiniz de ben diyeyim yayına. Son cümleniz için bireysel olarak tebriklerimi ileterek başlayayım. Az önce söylediğiniz konu o önemli. Ben genel siyasete dair bir şey soracağım. Şimdi son seçimde kazandığınız seçimde %58.1 ile kazandınız seçimi. Karşınızda Nihat Zeybekçi vardı, AK Parti adayı. O da yaklaşık %39'a yakın bir oy aldı. Geldiğimiz noktada şimdi birincisi az önce de o konuya değindik. CHP'nin kendi iç gündeminde henüz sizin adaylığınız genel başkan tarafından seslendirilmiş değil. Bu konuda bir kaygınız var mı? Yani az önceki söylediklerinizi biraz daha açmak için özellikle soruyorum. Olur, deminki anladım. Söylemlerinizden bir kaygı mesajı almalı mıyız diye bir alalım mı? İkincisi ya da alalım mı diye. Hemen söyleyeyim. İkinci sorum da şu, isterseniz. Ha peki, buyurun. Peki. Yani sadece bir kaygım yok, onu söyleyeyim. Yok, buyurun. Bir kaygım yok Murat Beyciğim. Yani ben iki dönem daha büyükşehir belediye başkanlarının görev yapacaklarını düşünüyorum. Yani böyle bir iradenin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim, ben bu görevlere nöbet olarak bakıyorum. Yani bunlar nöbet görevleridir ve o nöbet görevleri sizin için ne kadar takdir ediliyorsa onu yaparsınız. Nazım'ın çok güzel bir lafı vardır. Hiç ölünmeyecekmiş gibi ama yarın ölecekmişsin gibi yaşayacaksın bu hayatı der. Ben de belediye başkanlığını öyle yapıyorum. Canla başla çalışıyorum. Görevimin son gününe kadar da bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Peki. Ama anladım. İkinci sorum da şu. Soruya şöyle başlamıştım zaten.
kazandığınız seçimdeki tabloda yani %39 seviyesine gelmiş bir AK Parti adayı vardı karşınızda. Şimdi baktığımız zaman Cumhur İttifakı olarak yine iddialı bir adayla çıkacaklarını çok rahatlıkla öngörebiliriz. Evet. Sizin adaylığınızın açıklanıp açıklanmamasından bağımsız olarak karşınızda bir de İYİ Parti'nin adayı olduğunu varsayalım. Yani ben sonlara doğru aynı az önce sizin söylediğiniz gibi sonlara doğru belli işbirliklerinin yine ortaya çıkacağını düşünenlerdenim ama velev ki olmadı ve ayrı ayrı girdiğinizi düşünelim. Yani böyle bir tabloda CHP İzmir'de kim ne aday olursa olsun kazanır geleneğiyle ilgili bir risk görüyor musunuz? Diyelim ki siz aday oldunuz, karşınızda evet. iddialı bir Cumhur İttifakı adayı artı İYİ Parti'den Ümit Özdağ'la var. Eskisi evet. kadar işim kolay değil mi dersiniz? Bir risk, kaybetme riski görür müsünüz? Görmüyorum Murat Bey. Bunu da çok açık yüreklilikle söylemek isterim. İzmirliler... gerçekten Türkiye'nin diğer şehirlerindeki seçmenlerden, vatandaşlardan biraz farklıdır. Çok daha ince eler sık dokurlar, çok daha eleştireldirler. Öyle zannedildiği gibi çantada keklik işte bir oy potansiyeli değildir. Kim olursa olsun ona verelim diye asla bakmazlar. Tam tersine çok ince elerler ve sık dokurlar. Üstelik yerel seçimlerin zaten kendine özgü bir dinamiği vardır. Merkezde yürütülen genel seçimlerden farklı bir dinamiktir o ve tabanın ittifakını gerektirir. Yani belediye başkan adayı her kim olursa olsun seçim bölgesinde herkesin oyunu almak için gayret eder. O da kendi gücüyle, kendi organizasyonuyla mümkün olan en geniş tabanı yaratmak, mümkün olan en geniş ittifakı kurmak gibi bir sonuç doğurur. Dolayısıyla ben de 2019 seçimlerinde olduğu gibi eğer tekrar aday gösterilirsem bu seçimlerde de mümkün olan en geniş ittifakı sağlamak için çalışacağım. Zaten tabanda o ittifaklar kurulur ve o ittifakların ana motivasyonu da adayın kimliğidir. Adayın kimliği genel seçimlere göre çok daha önemlidir yerelde. O doğru. Peki tam da bu noktada Sayın Başkan sözünüzü keseceğim. Cumhur İttifakı'nın karşınıza kimi düşündüğünü biliyor musunuz? Ya birçok isim dolaşıyor. Başkanım Hamza Dağ'ın ismi geçiyor. Başka isimler de var duyduğumuz. Kim, neler var efendim? Yok ben var? Ankara'dan değil de İzmir'den birini duyuyorum. İzmir'den. Mahmut Özgen'in ismi konuşuluyor. İkidir Mahmut Özgen'in evet. söylüyorlar ama. Evet. Az önce beraber İSKA toplantısında. Kimle efendim? Mahmut Bey'i söylediler de. Ha Mahmut Bey'le beraber. Başkandan bir kulis bilgisi alalım Gürkan Acır. alalım. Yok ya şunu çok açıkça söyleyeyim. Şimdi bakın böyle bir işte kongreler süreci, kurultay süreci çok büyük bir işte sular durulmuyor gibi bir izlenim var. İşte sizler konuşuyorsunuz, isimler üzerinden yürütülen tartışmalar var. Bütün bunlar çok doğru ama Şaban Bey çok önemli bir tespit yaptı. Ben bağlanmadan önce onu dinledim. Dedi ki kongrelerden sonra partililer kol kola girerler ve birlikte hareket etmeyi başarırlar. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni 100 yıllık parti yapan belki de o mekanizmalar, o gelenekler ve bütün bu toz duman ortamına rağmen içselleştirilmiş bir demokrasi anlayışıdır. Her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki birçok siyasi partiden çok daha köklü demokratik geleneklere sahip bir parti. Böyle olduğu için kurultay sonrasında suların durulacağını, toz duman ortamının yatışacağını ve tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye gündemine odaklanacağını düşünüyorum. Peki. Ve bu odaklanma öylesine şekillenecek ki İzmir seçmeni açısından söyleyebilirim. Ya da 25 milyon seçmen için söyleyebilirim. Millet İttifakı'na oy vermiş olan iktidarın gücünü sınırlandıracak, denetleyecek, kontrol altına alacak mekanizmaların yerel yönetimler olduğunun idrakiyle ve bilinciyle yerel yönetimlerde mutlaka çok daha büyük bir kenetlenmeye, çok daha büyük bir toplumsal mutabakata varılacağını düşünüyorum. O nedenle şimdiki
öfkenin, hayal kırıklıklarının, kızgınlıkların sonrasında mutlaka yerli yerine oturacağını ve herkesin bu büyük yoksulluktan, bu büyük hayat pahalılığından, bu içine düştüğümüz büyük ekonomik krizden çıkış için çare arayışlarına girişeceğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yine burada öncülük yapacağını düşünüyorum. Peki. Şaban Sevinç'in bir sorusu evet, var. Şimdi Sayın Başkan merhaba, hoş geldiniz yayına. Ben merhabalar, de öyle başlayayım. Tamam. Şimdi öncelikle teşekkür ederim hakikaten. İzmir'den yani güzel haberler geliyor zaman zaman. Sağ olun. Şimdi aslında benim soracağım soruyu Murat Çelik sordu. Şimdi evet. Adaylığınızın Sayın Kılıçdaroğlu tarafından henüz açıklanmadığını biz de biliyoruz. Siz de altını çizdiniz. Ama şunu da biliyoruz Sayın Soyer. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde de diğer partilerde de hani işte parti meclisi, yetkili organ adaylıkları belirliyor. Dolayısıyla Sayın evet. Kılıçdaroğlu'nun şu anda hani önümüzde kurultay olduğunu da hani anımsatırsak söylemesinin doğru. pek de hani bir hükmü yok gibi hani teknik olarak. Evet. Parti mi kurultay sonrası parti meclisi yani kurultayda oluşacak parti meclisi sizlerin ve Ekrem Bey'in ve Mansur Bey'in hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayımız işte Mansur Bey, adayımız Ekrem Bey, adayımız işte Aydın Özlem Çerçioğlu dedi ama bunun evet. hani teknik olarak bir hükmü olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla kurultaydan sonraki parti meclisinden bir kaygınız mı var diye soracağım hani adaylık açısından. Yok, hiçbir kaygım yok Şaban Bey. Ben bunu bütün kalbimle söylüyorum. Ben normal olarak istiyorum. Yani bir dönem daha bu görevi yapmak istiyorum. Sadece yarım kalmış işler nedeniyle değil, İzmir'in çok daha fazlasını hak ettiğine inandığım için çok daha güçlü bir Akdeniz'in belki de en güçlü liman kenti olmasının mümkün olduğunu gördüğüm için ve bunu yapacak çarelerin neler olduğunu bildiğim için istiyorum. Dolayısıyla bu isteğimde son derece tutkuluyum, son derece kararlıyım, istiyorum bunu. Ama onu da söylüyorum, eğer parti bunu takdir etmezse, genel başkanımız bunu uygun görmezse o noktada bana karşı bir haksızlık yapıldığı iddiasıyla ortaya çıkacak falan da değilim. Yani ben parti terbiyesi almış ve partiye sonuna kadar bağlı, partinin ilkelerine, değişim iradesine, her şeyine sonuna kadar inanan bir insanım. Dolayısıyla da her türlü takdiri partinin başımın üzerindedir. Bu az önce de söylemeye çalıştığım gibi bu bir nöbettir. Bana ben iki dönem istiyor olsam da bir dönem nöbet vermişlerdir. O bir dönemi layığıyla yapmaya çalıştım der, huzurla, vicdanı rahat ayrılırım. Ama ikinci dönemi verirlerse de... Sayın Başkan. Evet, buyurun sözünüzü tamamlayıp buyurun. Canla başla çalışırım. Çok Deniz Gürel, çok Deniz Gürel senin bir sorun var galiba. Bir de benim iki tane sorum olacak. Son bir... Tabii. Şahane. Sayın Başkan, şimdi az önce ifade ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu yarış süreci bittikten sonra herkes kol kola girer dediniz. Bunu bir kenara koyalım. Tabii seçimde muhalif seçmende büyük bir motivasyon vardı. Seçim kaybedilince bir hayal kırıklığı oluştu. O hayal kırıklığının yanı sıra da işte İyi Parti'den yapılan açıklamalar, Altılı Masa'nın işte diğer paydaşlarından yapılan açıklamalar, işte pişmanlıklar vesaire. Bu seçmen üzerinde, özellikle muhalif seçmen üzerinde ki sizin şehriniz bu muhalif seçmenin sembol şehirlerinden bir tanesi, bir yılgınlık, bir üzgünlük, bir ileriye dönük umutsuzluk, işte zaman zaman ifade ediliyor, geçtiğimiz haftalarda Murat Çelik de söylemişti, sandığa gitmeme cümlelerini kuran insanlar. Genel olarak muhalefetin haline baktığınız zaman, şu anda da çok tartışıldığını düşündüğünüz zaman, sizde de böyle bir ne bileyim umut ya da kazanma azmi konusunda endişeler yaratıyor mu bu tablo? Hayır, yaratmıyor Deniz Bey. Çok açık söyleyeyim. İzmir hani hiçbir şeyin kalesi değildir ama demokrasinin kalesidir. Sadece İzmir için söylemiyorum efendim. Genel olarak. Türkiye için de söyleyeceğim. Türkiye gerçekten çok demokrasiyle ilgili çok ciddi sınavlardan geçmiş bir ülke. İzmir de demokrasinin kalelerinden biridir.
Bakın, demokrasi sadece 5 yılda bir sandığa gitmekten ibaret bir rejim değil. Demokrasi şeffaflık demek, temel hak ve hukukun üstünlüğü, insan hakları demek, hukukun üstünlüğü demek, adalet demek, katılımcılık demek, hesap verebilirlik demek, bütün bunlarla iç içe bir yaşam biçimi demek demokrasi. Şimdi iktidar adliye, askeriye, hariciye, mülkiye hepsinin şu anda kontrolünü elinde tutuyor. Bu iktidar gücünü dengeleyecek, kontrol altına tutacak en önemli güç yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerde dengeleyici bir tablo yaratılabilirse demokrasi için çok olumlu bir adım atılmış olur. Aksi takdirde denetimi ve kontrolü neredeyse imkansız hale gelecek bir iktidarla bir arada yaşamaya başlayacağız. Bu toplum, o 25 milyon seçmen ve o demokrasi kalesi dediğim İzmirliler, güzel İzmir'in güzel insanları bu hesabı yapacak ferasettedir, basirettedir, sağduyuyu taşırlar. Çünkü İzmirliler özgürlüklerin ve demokrasinin ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Gündelik hayatlarında da bunu her an yaşarlar. Türkiye'nin her yerinden İzmir'e gelmek isteyen insanların gelmek istemelerindeki temel sebep doğası, iklimi, efendim çevresinin güzellikleri kadar bu şehirdeki demokrasi iklimidir. O yüzden insanlar bu şehire gelmek isterler. Özetle AK Parti kazanırsa gider mi bu demokrasi iklimi efendim? Ben şunu söylüyorum. Endişeniz ne yani? Yani yaşam bir endişem yok. Tam yani yaşam haklarına mı müdahale olur? Ne olur? Hayır, benim bir endişem yok. Ben iktidarın denetimsiz kalacağını düşünüyorum. Yerel yönetimlerde kurulacak dengeleyici bir mekanizmanın o gücü dengeleyecek, kontrol altına alınmasına imkan verecek bir güç yaratacağına inanıyorum. Söylediğim bu. Peki. Yani iktidarın gücünün denetlenmesi için yerel yönetimler çok önemli bir mekanizmadır. Hayat zaten yerelde akıyor. Geleceğin dünyası şehirler dünyası olacak. Yerelin gücü dünyanın her yerinde daha çok artıyor. Küresel dediğiniz krizlerin tamamıyla ilgili iklim krizi, gıda krizi, enerji krizi hepsinin çözümü yerelde bulunuyor. Her küresel krizin aslında çözümünün yereldeki yönetimlerin halkı vatandaşı örgütleyerek üreteceği çözümler olduğu anlaşılıyor. Özetle yerel yönetimler meselesinde halk, Türkiye halkından bahsediyorum, siyaset mekanizmalarının önünde iradeleri ortaya koyabilmiştir. Daha ileri iradeleri ortaya koyabilmiştir. O nedenle yerel seçimlerden çok umutluyum. İzmir'den de hiç kuşkum yok. İzmir, İzmirli gibi durmaya devam eder. O nedenle biz değişimle ilgili bir manifesto yazmıştık. Ona da İzmir duruşu demiştik. O İzmir duruşunun devam edeceğini, İzmirlilerin İzmir'e sahip çıkacağını düşünüyorum. Sayın Başkan, biliyorum bir programınız var. Bize de sağ olun, evet. Vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim ama ondan önce, gitmeden önce çok sayıda izleyicimizden gelen sokak hayvanları ile ilgili bir soru var. Ben de o son soru olarak onu sorayım. Sokak hayvanlarının özellikle kısırlaştırılması, barınak temin edilmesi konusunda hayvanseverler çok feveran ediyorlar. Bu İzmir'de böyledir diye söylemiyorum. Bütün şehirlerde, büyük şehirlerde bu konu gündemde. Ama yapılması bir yandan da gereken o zaten. Evet. Sizin bu İzmir olarak ne yapıyorsunuz efendim? Sokak hayvanları ile ilgili. Bizim çok özel bir bakım evimiz var. Adını rahmetli Bekir Coşkun'un köpeğinin isminden almıştık. Paco. 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 Evet, Paco barınağımız var. Burada neler yaptığımızı uzun uzun anlatmayayım. Sadece şunu söyleyeyim. Belki Türkiye'de olmayan bir uygulamadan bahsedeyim. Veteriner Hekimler Odası ile bir anlaşma yaptık. Ve onları da Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesinin içine dahil ettik. Şöyle dahil ettik. Bizim kendi kurumsal kapasitemizle kısırlaştırma için söz gelimi biz 500 hayvan kısırlaştırıyorsak, onların İzmir'deki tüm veteriner hekimlerin bu mücadeleye katkısını sağlayarak bunu 5000'e çıkartma imkanı bulduk. Şimdi böylece biz sokak hayvanları konusunda belki Türkiye'deki en radikal çözümü ortaya koymuş olduk. Başka çaresi yok. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasından daha medeni bir çözüm yok.
onları uyutmak, onları yok etmek, işte sokaklardan temizlemek, toparlamak, hayatımızdan çıkartmak, ben bunların doğru olmadığını düşünüyorum. Bütün mesele sağlıklı bir biçimde kısırlaştırılmalarının yapılması ve onun doğal seleksiyon içinde, doğal akışı içinde sokaklarda tehdit olmaktan çıkmasını sağlamak. Peki. Biz bunu yapıyoruz. Bununla ilgili de daha çok uyguladığımız proje var ama belki Türkiye'nin başka yerlerinde olmayan bir uygulama olduğu için bunu paylaşmak istedim. Peki. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, çok teşekkür ederiz efendim programa katıldığınız için. İyi akşamlar diliyoruz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hem sabrınız hem anlayışınız için iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz Sayın Başkan. Evet, Tunç Soyer'i de uğurladık. Tuğba, ne yapalım? Gidelim mi reklama? Tamam. Gidiyoruz. Bir reklam. Reklamın ardından yeni konularla karşınızdayız. Ama bu arada Barış arkadaşını anlatacaksan unutmadım. Bir Ekrem İmamoğlu kulise verecek. Ben de bu arada Özgür Çelik'le yazışıyorum. Yazışıyor musun? Evet, tamam, şu süper. An ondan da... Hadi bizi Alper'cim bir reklama götür. Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'nda yeni bölümle karşınızdayız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul ilk konusunu konuştuk ama hem Barış'ın anlatacakları kaldı hem de ilk kongreleri devam ediyor. İlk kongrelerine de şöyle bir bakalım. Kim ne kazanıyor, ne kaybediyor, kimler önde, kimler geride kaldı. Bunları konuşalım. Önce Barış, sonra Şaban Sevinç. Ardından Ankara'ya doğru döneceğiz. İyi Bu arada İzmir'le ilgili de o kadar çok şey geldi ki. Ne şikayet? Yani şikayetler kokuyla ilgili neler neler. Koku yok hacı, İzmir'de koku yok. Gerçekten. Ya. Hayır, cimeğilimi atmışlar bir de. Normalde yok abi. Bana da attılar. Narlıdere yani, leş gibi kokuyor diyorlar. Yani zannedersen program izlerken şeye girmişler. Twitter hesabına orada benim mail adresim var. İnanın o kadar çok şey geliyor ki. Hacı ama koku tabii, artık arkasından koku gibi senede bir ama. Kere olur. O da herhalde İzmir'de şöyle büyük bir şey gemiler var. Geçtiğinde kokan bir yer var, bir de kokmayan bir yer. O zaman var. Olur, bir kere olur. O da bir gün sürer. Kokmayan biter. Yere gidenler kokmuyor diyor. Kokan yere gidenler de kokmuyor diyor. Hacı, herhalde kokan yerde körfez zannedersen. Hacı, bak şimdi. Yani, kokan ve kokuyor. Seni bir baleye götüremedik. Bir de İzmir'e götüremeyeceğiz galiba. Bu arada baleye gittin vereyim. Mi sen? Ben ilkokula İzmir'de başladım. Öyle mi? Tabii ben İzmir'in Çiğli beldesi Sasalı kasabası. Ben kasabada ben başladım. Götüreceğim ya. Ben Sasalı'da yani İzmir'in Sasalı kasabasında 4 sene yaşadım. Ama bak, o zaman İzmir, İzmir'di. Dereler şırıl şırıl akardı içinden. Körfez kokmazdı, muhteşemdi. Yüksel Çakmur dedi. Ondan sonra ne olduysa. O zaman da CHP'ydi. CHP'ydi de o zaman demek ki CHP iyiymiş. Sonradan bozulmuş demek ki CHP. Bak şey Deniz ne diyor? Hacı'yı balaya götürdü. Ahmet Piriştina döneminin bitişine kadar çok iyiydi diyorlar. 2005'e kadar çok iyiydi diyorlar. Valla benim yaşadığım 80'li yıllardaki İzmir'de kasabanın ortasından şırıl şırıl dere akar, derede balık yakalardı. Hacı İzmir çok büyükler fazla. Büyükler balık yakalardı, biz de balıkları böyle hacı, elimizle hacı, yakalardı. Hacı Türkiye'de çok kötü oldu. İzmir, sorma 80'lerden 90'lardan sonra Türkiye'de çok kötü yok, oldu. Türkiye gerçekten. Düzeldi, İzmir İzmir'in şöyle yok, bir sorunu var. Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri. Kesinlikle. Sosyal demokrat belediyecilik orada da hüküm sürüyor. Bu yüzden de çok fazla göç alıyor. Çünkü herkes ben, İzmir'de ben yaşamak yanlış istiyor. Bir şey mi görüyorum? Yani İzmir'e girerken İzmir. Hani Rio de Janeiro'nun hani bidonville derler Fransızlar. Bidonville denen o gecekondu manzarasını görüyorum ben girerken ve Dağtaş o tür gecekondularla ve bakımsız şehir mimarisi girmemiş ve belediyenin girmediği Dağtaş görüyorum. Yani şimdi İzmir'in sadece Alsancak'tan işte bilmem Narlıdere'den yahut da Karşıyaka'dan ibaret olmadığını belediye başkanları anlarsa çok daha iyi olacak gibi geliyor bana. Bu arada evet. Mesaj atanlar da Tunç Soyer ayrıldığı için artık bununla ilgili yorum yapmamız, soruları vermemiz doğru olmaz. Bir daha davet ederiz canım, daha nasıl olsa. Mesaj attıklar için ayıp olmasın diye söylüyorum. İnşallah başka bir programda evet. Gelirse sorarız. Evet Barış sendeyiz. İlk kongreleri. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongreleri tüm hızıyla sürüyor. Dün de epey sayıda bir il kongresi oldu. Cumartesi ve pazar günü. Cumartesi ve pazar günü Eskişehir, Ankara, Kars, Siirt, Hakkari, Balıkesir, Hatay, Malatya, Manisa, Bilecik, Gaziantep, Amasya ve Tokat'ın ilk kongreleri oldu. Şimdi bugüne kadar İl kongrelerindeki son durum ne diye yazıldığında hakikaten inanılmaz şeyler okuyorum ve üzülüyorum. Gazetecilik adına üzülüyorum. Ne diyorlar? Şundan dolayı dün mesela akşam saatlerinde saat 17 sularında CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir'le konuştum. Artı yetmedi eski İl Başkanı Taner Toraman ve şu an kurultay delegesi olan Taner Toraman'la konuştum. Dedim ki abi nedir durum Taner Toraman'a?
Bizde iki aday çıktı. Onur Uludaş Demir ve genç bir kardeşimiz çıktı dedi. 21 yaşında askerden yeni gelen Yan Temur. İsmini hatırlayamadım, kusura bakmasın kardeşimiz. İki aday dedi, yarıştı. İki adayımız da dedi Sayın Genel Başkanı destekleyen kurultay delegelerinden oluşuyor. İki adayımız da Sayın Genel Başkanı. Oğuz Yan Temur'muş, Tuğba yakaladı. Hayır, Oğuz'un yeğeni. Bu da yeğeniymiş yeni. Tuğba. Askerden yeni geldi zaten. Nevruz mu? Nevruz, evet. 21 yaşında genç bir kardeşimiz. Tuğba çalışıyor. Ondan Hakem sonra Tuba'ya. Neyse tamam dedim, hayırlı olsun dedim. Onur'u aradım, il başkanını. Benim arkadaşım, hemşerimiz aynı zamanda, memleketimiz. Hayırlı olsun dedim, abi teşekkür ederim falan dedi. Hemşerimiz derken beni kastetmiyorsun değil mi? Hayır, benim hemşerim. Senin hemşerin. Tamam. Senin Rizeli olduğunu Mustafa Sarıgül'e artık öğrettik. Mustafa Sarıgül'ün de kulaklarını çınlatalım. Akşam böyle birkaç arkadaşla oturuyoruz Gürkan. Bir baktım Taner Toraman arıyor. O kim? Sonra eski il başkanı, şu an kurultay delegesi. Peşinden Bahtiyar Bey aradı gene, kurultay delegesi. Ya ne diyorlar? Dedi. Televizyonun ismini vermeyeyim. Ya bir televizyonda dedi bizi değişimci ilan ettiler. Delireceğiz dedi. Biz değişimci değiliz. Biz dedi Sayın Genel Başkan'ın yanındayız dedi. 6 kişi. Televizyonun telefonunu istediler, verdim neyse. 10 dakika sonra Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki kardeşimiz. Ya vekilim dedi bir televizyonda beni değişimci ilan etmişler. Ben dün seninle konuştum. Sen hatta dedi tweet attın. Biz dedi Hatay'ın tüm kurultay delegeleriyle birlikte Sayın Genel Başkanımızın yanındayız. Burada 3 aday ya da 2 aday yarıştık. O da bizim arkadaşımız. Evet dedi, onu benim rakibimi değişimciler destekledi ama ben 110 fark attım ve ben açıktan dedi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanındayım. Ama şu an dedi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili ve bir spiker arkadaşınız bizi dedi değişimci ilan ediyor bir televizyon. Bunun bir sebebi var, söyleyeceğim sonra. Vallahi ben de verdim telefonlarını. Ondan sonra biz de çünkü birkaç arkadaş oturuyoruz böyle. Sonra baktım internete girdim. Oh maşallah gene değişimciler silmiş süpürmüş. Ya arkadaş bak. Ama Şaban Sevinç sen de ilgili şey yok, yok ya. Benle ilgili değil canım. Yok yok, ben de cevap vereceğim ha. Şimdi yani. Şimdi bak. İstanbul ilçe kongrelerinde de benzer tartışmalar. Aynen öyle. Sonra 26 ilçe, yo, ilçe 400, başkanı 400, çıktı. 400 delegesi var. Genel başkanın İstanbul'da açıktan 400 delegesi var. Bak Barış, açıktan Barış, söylüyorum. Öyle değil, 26 Barış. İlçe başkanının o toplantıya gitmesi, oradaki bütün il delegelerinin Özgür Çelik'e destek verdiğini ifade etmez. Hiç kimsenin cebinde değil. 26 ilçe başkanı evet gitti. 6'sı toplantıya sonra katılmadı. İkisi ve gittiler. Hayır, 6'sı katılmamış. Ben de soruyorum Şaban. Konuştum da neyse. İkisi hiç katılmamış, cenaze söylüyorum. Gitmişler. Yani altını, erken gitmişler. Altını pardon. Net çiziyorum. İstanbul'da ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 401 delege. Bak küsuratını da söyleyeyim. Sevgili 401 bir delege var. Buyur abi söyle. Bir cümle söyleyeyim. Affedersin. Söyle. Burada İstanbul İlçe Kongre'leri yapılırken yine Gürkan'ın tek programını... tek çıkarttım. Bugün oturdum. Yok, tamam. Yok, fotoğrafını da göstereyim ya, uzak. Kaç delege arkadaşlar? Zaten belli Barış, defalarca toplam konuştuk. Kaç delege var İstanbul'da? Ki, ben mesela dedim ki şu ilçeyi dedim işte değişimciler kazandı dedim. Arkadaşlar Barış dedi ki, bilgi soruyor. Hayır ben onunla telefonla görüştüm. Evet. Evet. Ben genel başkanımı destekliyorum evet, dedi. Hep söyle söyle. Geçtiğimiz gün 26 delege var. Adaylık açıklaması yaptılar. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika ya. Kaç delege var İstanbul'da toplam? İstanbul'da 670 bir delege olması gerekiyordu. Fakat Fatih ilçe başkanlığının seçim çıktı. İptal edildiği için 11 oradan düştü. Hı hı. 660 delege. Yok yok, 600 delegesi varmış. Hayır, şeyle doğal delegeler falan da var. İl yönetimi, milli yönetimi falan da var. Seçilen delege 667 delege. 11'i düştü. Oradan 11'i düş. 401 delege şu an genel başkanın, ya, genel değil, merkezin Kemal. Arkasında. Allah aşkına öyle mesela bugün Beylikdüzü'nden var mı ya? Geldi Beylikdüzü'nden 4 tane imza geldi bugün. Bak Beylikdüzü'nden 4 imza geldi. Çekmeköy'den 9 imzaya yakın imza geldi. Maltepe'nin neredeyse Bey, tamamı, Ataşehir'in neredeyse tamamı geldi. Şimdi şunu söyle. Bir anlatayım ya, de. Arkadaşlar, Şaban. Bilmiyor musun? Adam rakam veriyor. Sen rakam ya veriyor. Ya arkadaşlar bu rakamlar şimdi ilçe başkanları seçiminde de öyle oldu. Ya arkadaş yani, ilçe başkanları. Ama sonra 26 ilçe başkanı. 26 gider. İlçe başkanı. Şaban ben ilçe başkanı. Bak açıkça söylüyorum. Arkasında durdular. Ben ilçe başkanı olsaydım, ilçe başkanı olarak seçilseydim, bir ilçe başkanı da çıkıp ben adayım deseydi ben de nezaketen giderdim kardeşim. Ama 13 ilçe başkanı gitmedi. Gitmemiş olabilir. Gitmedi. Bazıları gitmiş, bazıları gitmemiş. Barış. İçlerinde Sayın Genel Başkanı desteklediği halde şimdi, Özgür Çelik'e nezaketen gidip destek veren de var. Hiçbir ilçe başkanının cebinde delegenin anahtarı yoktur. Evet, iki taraf için de geçerli. Hepsi için geçerli. Ben ama
Oturdum bugün, şimdi, az önce de gösterdim, tek tek çalıştım, tek tek çalıştım. Genel merkeze kim oy verebilir? Özgür Çelik'e kim oy verebilir diye 401 delege benim hesaplarıma göre ya da en az 390 iyi plan, kötü plan diye çıkarttım. 390'ın altına genel merkezin adayı düşmüyor. Niye düşmüyor? Şunun için, biraz sonra anlatacağım. Ekrem İmamoğlu'nun bazı söylemleri, özellikle bugün o kapalı toplantıda dile getirdiği söylemler delegenin kafasını karıştırıyor ve Ekrem İmamoğlu'ndan uzaklaştırıyor. İllere gelelim bak. Kimlerle konuştum Gürkan? Bir kere hemen biten il kongrelerini söyleyeyim hızlıca. Elazığ, Gümüşhane, İzmir, Konya, Bursa, Batman, Ardahan, Muş, Niğde, Şanlıurfa, Bingöl, Eskişehir, Ankara, Kars, Siirt, Hakkari, Balıkesir, Hatay, Kayseri, Mersin, Bilecik, Gaziantep, Amasya, Tokat, Denizli, Karaman, Isparta, Manisa, Malatya. Yani bazı ilçe başlıkları illerde var. Burada hemen isimlerini söylüyorum. Elazığ'da Coşkun Çağlar Duman doğrudan Sayın Genel Başkan'ı destekliyor. Gümüşhane'de Bedri Ağaç, fotoğrafını gösterebilirler. Doğrudan genel başkanı destekliyor. İzmir'de Şenol Aslanoğlu doğrudan genel başkanı destekliyor. Tek tek söyleme, toplamayız. İsimleri söyleme, toplamayız. Ha, o zaman destekleyenleri söyleyeyim. Peki Elazığ, Gümüşhane, İzmir, Konya, Bursa, Batman, Ardahan, Muş, Niğde, Şanlıurfa, Bingöl, Eskişehir, Ankara, Kars, Siirt, Hakkari, Balıkesir, Hatay, Kayseri, Mersin, Bilecik, Gaziantep, Amasya, Tokat. Cumartesi, pazar Tokat. Günü konuştum, bugun konuştum. Bugün konuştuk arkadaş. Çağdaş Kurtköz bir arkadaşım söyledi. Hatta beni aramıyor diye. Ya arkadaşlar, peki sen öyle diye bir şey arkadaşlar. İstanbul Genel Başkan'la benim hiçbir sorunum yok. Barış, Bursa'yı, Çağdaş Kurtköz. Bursa'yı sen geçen Bursa, hafta dedin ki. Bursa İl Başkanı'na sordurttum. Bursa seni yalanladın ya. Sordurttum. Nerede yalanladı? Geçen ben Genel Başkan'ın yanındayım diyor. Çıksın Bursa İl Başkanı bağlansın. Şaban Sevim, bak ben konuştuklarımı söylüyorum. Konuştuklarımı söylüyorum bak. Yani bence Şaban Sevim için. Bir dakika abi. Bir saniye. Kars İl Başkanı'yla konuştum. Sayın Genel Başkan'ın yanındayım diyor. Hakkari İl Başkanı'yla konuştum. Nazım Demir, Genel Başkan'ın yanındayım diyor. Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı çıktı. Kongre salonunda 3 adaylı bir yarış oldu. Sayın Genel Başkan'ın yanındayım dedi. Hatay, Gürkan'ın yanında aradım. Gürkan Hatay İl Başkanı'nı. Hakan Tiryaki. Hatay karma mesela. Karma. Delege karma. Tüm delegelerimizle Sayın Genel Başkan'ın yanındayız dedi. Kayseri Feyzullah Keskin. Senin yanında konuştum Gürkan. Mersin Koral Ömür. Bilecik Ali Özdemir. Ondan sonra ve diğerleri. Kayseri'de şimdi, de son 3 ayda 3 tane başkan bak, değişti ama. Bilecik yani. Değişimci. Konuştum kendisiyle ya. Ali Özdemir'le konuştum ya. Abi. Bizim Yaşar Tüzün'ün eski danışmanı. Ben dedi. Yaşar Tüzün de şu anda muhalif. Yaşar Tüzün olabilir ama yollarını ayırdılar. Tamam mı? Bilecik'in 4 tane delegesi var. Şaban ben dersime çalışıyorum. Tek ya Barış bakıyorum. Ben de çalışıyorum. Tamam bir şey demiyorum. Abi, ben şey çalışıyorum. Demiyorum. Şimdi özet şu. Evet, Malatya'yı kim kazandı? Değişimciler kazandı. Veli Ağbaba'nın arkadaşı Barış Yıldız kazandı. Doğru. Manisa'yı kim kazandı? Ferdi Zeyrek kazandı. O da genç bir arkadaş. Eskişehir'i kim kazandı? Talat Yalaz. Doğrudan genel başkanı destekleyen, dünkü toplantıda da çıkıp ön seçim isteyen ve genel başkana destek verdiğini söyleyen bir isim. Denizli mesela, çok özür dilerim, ben de değişimciler kazandı. Denizli'de şöyle Ali Osman Horzum kazandı. Ali Osman Horzum Özgür Özel'le de olmaz. Denizli. Özgür Özel'le de olmaz. Yani Denizli biraz karışık. Denizli'yi zaten şehir sayılır. Tamam mı? Zaten mesela Karaman. Isparta değişim. Karaman'da Ahmet Recai Evren var. İl başkanı. Evet ha. Dedi ki kardeşim, bana bir cevap verdi. Evet, evet. Dedi ki ben henüz örgütümle konuşmadım. Örgütümle konuşacağım ama milletvekili hayır biz değişimciyiz diyor. Örgütümle konuşacağım dedi. Orada Yusuf Başduğ var. Kurultay delegesi. Beni aradı abicim biz dedi kurultay delegesi olarak Sayın Genel Başkan'ın yanındayız. Kaç kişi adına konuştu bilmiyorum ama doğrudan çıktı dedi ki kardeşim biz genel başkanın yanındayız. İsim veriyorum Yusuf Başduğ. Hatta Yusuf dedi ki benim adımı da söyle abi dedi, bizim tavrımız net. Karaman'da yarıya yarı delege var. Ben demiyorum ki her yeri Kemal Bey sildi süpürdü ama. Peki bir oran şimdi, çıkardın mı? Nasıl? Oran. Oran şöyle, yani 30 ilde şu anda 6 ili değişimciler almış görünüyor. Onların da delegelerinin bazılarında yarıya yarı var. Yani şöyle bir tablo yok. Mesela Kars, Ardahan, ondan sonra Urfa. Urfa büyük bir delege, 28 delegesi var. E bu hafta Diyarbakır yapılacak. Diyarbakır'daki adaylarla konuşuyorum. Hepsi genel başkanın yanındayız diyor. Antep'te Reis Reisoğlu kazandı. Ya Reis genel başkana sadakatiyle bilinen, siyasi sadakatiyle bilinen orada bir kaç kişi. Antep'te mi? Antep'te sanırım daha işte fazla. Kaç milletvekili varsa 14 ya da 15 milletvekili var. Daha fazla da olabilir. Milletvekili sayısının 20 ikisi. Bir de milletvekili var, onları koyuyorsunuz doğal delegeyle. Evet. Mesela Antep bende değişimci görünüyor delegeler. Değil abi, değil işte. Reis Reisoğlu Ali Öztunç'la birlikte siyaset yapıyor. Siyaset arkadaşı ve genel başkanın milletvekili adayıydı.
çok az bir oyla, 1700 oyla kaybetti. 1700 oy daha alabilseydi şu an milletvekiliydi. Orada da çok tanınan bir isim. Herkesin de bildiği bir isim. Şu doğru değil. Medya üzerinden manipülasyon yaparak gerçekleri çarpıtmak doğru değil. Kardeşim neyse o. Bak ben açıkça söylüyorum. Malatya'da Yunus Gök çıktı. İyi de bir oy aldı. Ama kaybetti. Manisa'da Özgür Özel 45 dakika aralıksız konuştu ve kurultayın, özür dilerim, kongrenin sonuna kadar kaldı. Ellerini açtı. Manisa'nın evladına sahip çıkın, ben buradan gitmeyeceğim dedi. Biraz duygusal bir konuşma yapmış. Salonda duygusal bir hava esmiş. Semih Balaban orada adaydı. Hava tersine döndü. Delege çünkü biraz da duygusaldır. Kendi memleketinden bir genel başkan olmasını ister. Bugün Semih Balaban'la da konuştum. Çok güzel bir kongre oldu dedi. Demokratik, ufak tefek sıkıntılar oldu ama dedi, demokratik güzel bir yarış oldu. Biz dedi mücadelemize devam edeceğiz. Partimiz için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Yani bunu şimdi öyle bir anlatıyorlar ki ya bir açıyorum. Ya dün mesela Kars eski il başkanı Taner Toraman telefonda isyan ediyor. Ya vekilim diyor, bizi diyor hala diyor değişimci diyorlar. Arkadaş biz değişimci falan değiliz. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Genel başkanımızın yanındayız diyor. Lütfen diyor bu televizyonlarda bizim adımıza bunları söylemesinler. Şaban Sevinç'e bir saniye tamam. Döneyim Barış. Peki neye göre sen diyorsun ya şimdi, Şaban Sevinç? Şimdi arkadaşlar bakın. Mesela hangi veriler var? Mesela Gaziantep bende öyle gözükmüyor dedin. Denizli bende öyle gözükmüyor evet. Dedin. Şimdi ya, bir Denizli, var burada. Denizli direkt değişim mesela. Şimdi de Barış arkadaş dedi ki değişimci değiliz, CHP'liyiz dediler diyor. Değişimciler şimdi, CHP'li değil şimdi mi? Şimdi şöyle arkadaşlar bakın ben Özgür Çelik. Barış sana söylüyor. Cuma günü. Değişimciler CHP'li değil mi? Bak Kayseri İl Başkanı yazıyor. Demek ki görmüyorlar değişimciler CHP'li görmüyorlar. Belli ki gene herkes bizi izliyor. Tamam mı? Sayın vekilim beni hiç kimse değişimci olarak adlandıramaz. Ulusal kanallar benim ismimle de çok uğraştı. Ama değişimciler burada aday bile çıkaramadılar. İyi yayınlar diliyorum diyor. Mesela Kayseri'den yine bir tane Antep'in 28 kurultay delegesi varmış. Kayseri'den Onur Sergen ismimi lütfen ver abi diyor. Kurultay delegesi oldu. Sonuna kadar Sayın Genel Başkan'ın yanındayım diyor. Tamam mı? Yani şimdi, Barış olabilir. Şey bu arada Özgür 20, Çelik görüşmeden 20, çıkmış Tuğba abi bir tweet atmış. Şimdi tweet'i mesela, hemen bir getir ekran. Şimdi mesela Kayseri dedi Barış. Hı hı. Kayseri şöyle. Kayseri'de biliyorsunuz en büyük belirleyici ilçe Melikgazi. Melikgazi ilçesi bir kılıf bulunarak şeye sokulmadı. İl kongresine sokulmadı. Allah Allah. Kayseri'de senin memleketin. Çünkü Melikgazi Kayseri'nin yarısı bu arada. Evet yarısı. Evet. Belirleyici. 240 il delegesi ile 240 delege gönderiyor. CHP kongresine. Orada 240, oyun dönmüş o zaman. 600 delegenin 240'ını orası gönderiyor. Sokulmadı. Bak ne çok oldu Kayseri'de? Savaş çok ilginç bir şeyler. Ne oldu Kayseri'de? Sonuç itibariyle 402 il delegesi bak 402 il delegesi seçime katılamadı. 194 delegenin desteğiyle genel merkezin atadığı kayyum aday il başkanı seçildi. Şimdi bu yönüyle bir tartışmalı yani meşruiyeti tartışmalı Kayseri'nin ama teknik olarak tabii il başkanı ve tabii ki Kayseri'yi genel merkezciler kazandı. Dolayısıyla delegeleriyle paket olarak. Ama bu hani mesela Kayseri'ye özel bir durum. Şimdi arkadaşlar bakın ben sayıp bendeki bilgi ki teyit ettim yani bunu tamam. 3-4 farklı kişiden teyit ederek burada anlatıyorum. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben 35 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarını izliyorum. Kurultay delegeleri bu yanlış bilgi diyor yazıyorlar. İlk izlediğim kurultay yani SHP, CHP, SODEP, Halkçı Parti yani 86'lar, 87'ler. 87'de ben kurultayı izlemeye başladım. Ankara'da Halkçı Parti, SODEP filan birleşme kurultayları vesaire. Şimdi bir defa kurultayların delegenin iradesini yapmak ben yani yanlış buluyorum. Ambargo koyamaz. Ambargo koyamaz. Kimsenin cebinde ambargo koyamaz. Delege özgür. Hani şimdi burada biz İstanbul ilçelerini tartıştık mesela geçtiğimiz haftaya kadar, iki hafta öncesine kadar. Ben diyordum ki işte şu ilçeleri, tabii bilgi alarak söylüyorduk. Şu ilçeleri değişimciler kazandı diyordum. Barış diyordu ki yok ben o ilçe başkanıyla konuştum, genel başkanıma bağlıyım dedi, değişimci değil. Sonra o ilçe başkanı mesela Özgür Çelik'in yanında il başkanlığına geldi. Ben de giderim. Ya benim kurum arkadaşım aday olsa ben de giderim. Hayırlı olsun. Bak şimdi bu akşam Esenyurt. O da doğru değil. Esenyurt doğru delegeli. Değil. Ya doğru değil. Yazmışlar işte sana cevap vermişler. Ya, soralım Esenyurt belediye ilçe başkanına. Versinler. Esenyurt delegeleri toplandı bugün. Hı. Bugün ve blok olarak il kongresinde Özgür Çelik'i destekleme kararı aldılar. 27 delegesi var Esenyurt. Tam mesela. Bir kördüğüm oldu şimdi, ya. Hacı hani İzmir'in koktuğuna döndü ya. Kimisi kokuyor, kimisi kokmuyor şimdi diyor ya. Şimdi arkadaşlar tabii ki sonuçta. Ama Şaban Sevinç'i çok dikkatli dinliyorum yani.
ilginç. Kayseri'deki olay beni şok etti şu anda. Kayseri evet. olayı hakikaten bir şey. Bir delegelerin yani. Yarısından fazlası yok yani. Aynı şey Fatih'te de mesela. İstanbul Fatih'te de oldu. 11 delegesini düşürdüler Fatih'in mesela. Şimdi bakın. Bendeki tabloda şu. Aksaray. Değişimciler görünüyor. Amasya karma. Yani delegeler karma. Ankara evet genel merkez. Ankara'nın işte kaç delegesi var? 72 delegesi var galiba Ankara'nın. Ama genel merkez ezici ağırlıkta. Çünkü Alper Taşdelen'in şeyi kazandı. Yani listesi kazandı ama oradan da bakın Ankara'yı genel merkez yanlarının kazanmış olmasına rağmen o 72 delegeden 8-10 tanesi değişime oy verecek. Yani ben baktığımda bile Ankara'dakileri tanıdığım için biliyorum, görüyorum. Artvin mesela karma. Balıkesir genel merkez. Batman belirsiz diyor bendeki şeyde. Bilecik değişimciler ki Bilecik küçük. 4 delegesi var. Bursa karma. Delegeler karma. Denizli kesinlikle değişim. Denizli delegeler değişim ağırlıklı. Özgür Özel'e desteklerini açıklamadılar ama ortadalar. Edirne değişimci. Ağırlıklı olarak full paket. Edirne değişimci. Elazığ, Gürsel Erol'un memleketi. Değişim, genel merkezci. Genel merkezci. Buradayım bak. Eskişehir. Bu arada Özgür Çelik, evet, Özgür şeyden Çelik çıktı. Ve... Onu bir paylaşalım biraz, istersen. Evet, Özgür Çelik bir kısa mesaj yazdı. Önce şu tweet'i tamam, onu göstersen. Özgür Çelik şu anda İstanbul İl Başkanı adaylığı için Ankara'ya giden Özgür Çelik, değişimcilerin adayı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi demiştik. Görüşme çıkışında hem bu fotoğrafı paylaştı hem de şu tweet'i attı sevgili izleyiciler. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün genel merkezimizde ziyaret ettim. Genel Başkanımız İstanbul Kongresi'nin demokratik şekilde gerçekleşmesini temenni ederek adaylık sürecimde başarılar dilediler. Genel Başkanımıza verimli görüşmemiz için teşekkürlerimi sunarım diyor. İkinciyi de gönder Alper'cim. İkinci tweet'i bir tweet daha attı. Genel Başkanımızın açtığı yolda hedefimiz İstanbul'u yeniden kazanmak ve genelde de iktidar olmaktır. Adaylık açıklamamda da belirttiğim gibi kararlılıkla yoluma devam ediyorum diyor. Yani adaylık mevzusunda evet. bir spekülasyon yaratmayın diyor. Kısa bir şey söyleyeyim mi? Özgür Çelik ne diyor Çelik, bu arada? Özgür Çelik düşüyor. Sayın Genel Başkan'la görüşmesinin ardından ben tabii buradan telefondan takip ediyordum. Mavi'ye döner dönmez hemen yazdım. Dedim ki Sayın Başkan adaylıktan çekileceğinize ilişkin bazı iddialar dolaşıyor tweette. O da bana başkanım gerçeği yansıtmıyor demiş. Peki görüşme nasıl geçti dedim. Sayın Genel Başkan'ın bir mesajı oldu mu diye sorduğumda. Başkanım şimdi çıktım dedi. Genel Başkan'ın yanından burası kalabalık. Partinin kalabalığını bir fırsat bulunca hemen yazacağım dedi. Ben de sevinirim hepimiz bekliyoruz dedim. Oradan biraz sonra da Özgür Çelik ilk mesajını da yazmış bizim olacak. Şaban şimdi bilmiyorum. Ben sana da soruyorum. Özgür Çelik'le ilgili şöyle geçiyordu. Özgür Çelik'in adaylığı tartışılmıyordu ki Özgür Çelik adayım diye kuvvetlendirmiş olsun. Tartışılan Cemal Canpolat'tı. Cemal Canpolat'ın da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezin adayı olduğu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday çıkarma dediği, yani sen aday olma. Bırakalım şimdi... orada Özgür Çelik çıksın dediği söyleniyordu. Sonradan işler değişmiş. Yani Özgür Çelik'in bu mesajı normal. Cemal Canpolat bence daha önemli burada. Şimdi zaten Cemal Canpolat, Sayın Canpolat mesela yarın salı günü adaylık açıklaması yapacaktı. Çarşamba ama günü. Dün yaşanan Kemal Bey'in tek aday Özgür Çelik olsun olayından sonra işte yaşanan son 24 saatte yaşanan kriz mriz sonra tekrar yani zar zor Kemal Bey'in desteğini tekrar aldı ve adaylık açıklamasını çarşambaya bıraktı. Yani salı açıklayacaktı. Bir gitti geldi. Çarşamba. Kemal Bey'i yani ikna ettiler bir şekilde. Devam edin. Şimdi. listeden. Denizli diyordum. Full değişim. Ağırlıklı olarak delegeler. Edirne değişim. Elazığ genel merkez. Eskişehir değişim. Gaziantep. Eskişehir değişim mi? Eskişehir değişim. Değil abi. Değişim. Talat Yalaz ya, değil abicim. Tamam. Dün ya yapma. Tamam, Barış. Değişimin ya Barış, adayı kaybetti. Barış'cığım sen değişimin burada... Adayı, Barış'cığım, değişimin sen burada... adayı Figen Hanım kaybetti. Ya. Hem de 120 oy fark yedi. Sen burada Tokat'ı da değişim. Talat Yalaz. Genel merkezi, Tokat değişim. Benim yanımda arkadaşım aradı bugün ama Tokat İl Başkanı. Bir tanesini bağlayalım o zaman. Bağlayalım. Eskişehir'in bak Bilecik İl Başkanı. Acayip bir şey ya. Bir dakika. Çok acayip bir saniye. Bir dakika abi. Hiç acayip değil. Ali Özdemir CHP Bilecik bir saniye. CHP Bilecik İl Başkanı. Bilecik olarak... Adı ne ismi? Ali Özdemir. Ali söyledim Özdemir. Ya. Bilecik olarak biz değişim demedik. Yerel politika yaptık. Genelin üzerine de hiç konuşmadık diyor bir. İki, Berhan Şimşek... Yani. Berhan Şimşek kongreden yazıyor. Eskişehir Kongresi'ndeydim.
Eskişehir'i genel başkanı destekleyen aday aldı diyor. İki, ya Behran Şipşek zaten açıkça genel başkanı destekliyor. CHP, Esenyurt, CHP, herkes iyi dinlesin. Ama yani yalan söyleyebilir mi? Abi bir saniye Fuat abi. Arkadaşlar CHP, yani yalan söylüyor demem tabii, olur mu öyle değil, şey? Değil değil. CHP, Esenyurt ilçe ama başkanı herkes, yazmış. Herkes siyasi temayüline göre bir bakış. Şaban Sevinç. Ama öyle değil. Bak. Bu delegeye saygı CHP, yok. CHP, Esenyurt ilçe başkanı. CHP, Esenyurt ilçe başkanı yazmış. Bu gece gerçekten herkes bizi izliyor. 27 imzanın Özgür Çelik'e verildiği bilgisi doğru değildir. Teyit edilmemiş bir bilgi paylaşımıdır. Doğru değildir diyor. Esenyurt ilçe başkanı. Çok enteresan. Yani şimdi bu Eskişehir konusunda... İmza verilmedi ben, zaten. Dakika, karar alındı. Şaban bir dakika. Öyle bu Eskişehir konusunda bir bağlantı gerçekleştiremiyor musun? Bir dakika bak. Evet. Çok tipik bir bak, yer. Yok yok abi. Değişimci ya. Diyorsun. Ya Eskişehir abi. Çok önemli çünkü. Evet, Eskişehir İl Başkanı'nı bir bulmaya çalışacağım. Tuğba abi baksana. Ya Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz 33 yaşında bir avukat. Ya bir bağlantı yok mu? Bir bağlansın. Hemen söyleyelim, mesaj atsana. Bu olayı burada çözelim yani. Çözelim burada vallahi billahi çözelim yani. Çözelim. Arkadaş. Sen at mesajı. Yılmaz Büyükerşen'le Ahmet Ataç birlikte adaylaştırdılar. Çıktı. Genel başkanı açık desteğini sundu. Diğer hanımefendi Figen Hanım da Kazım Kurt tarafından. Recep Taşer önceki Tuğba. Bir dakika. Kazım Kurt da. Önceki değil mi? Evet. Kazım Kurt da orada başka bir hanımefendiyi adaylaştırdı. Ama kazanan Yılmaz Büyükerşen'le Ahmet Ataç'ın desteklediği aday oldu. Kazım Kurt'un çıkarttığı aday kaybetti. 33 yaşında bir arkadaş. Talat Yalaz avukat ve çıktı dün, ön seçim istedi. Demokratik tüzük istedi. Genel başkanı açıkça desteğini iletti. Gaye Uslar oradaydı. Berhan Şimşek oradaydı. Bir sürü insan orada Şaban. Ben gece 3'e kadar oturdum bununla uğraştım. Ya, vallahi anladım, yayına geleceğim anladım, diye Şaban. Anladım Barış'cığım, anladım. Ya şey yani neyse bu işte şeyin hani Kemal, şey geldi. Bu işte şeye döndü. Şey yani, geldi. Eskişehir geldi. Bir dakika Eskişehir geldi. Eskişehir geldi. Bir dakika Talat Yalaz'ı gönderiyorum. Eskişehir'de kimden geldi? Tuğba sana. Kimden geldi? Hayır hayır telefonu. Hayır hayır Tuğba bir şey telefonu geldi ya. Telefonu geldi. Tuğba'ya gönderiyorum. Bir dakika dur. Şaban Bey. Yok yok. Kaynaklar da hani kendi şeyine yok, göre davranıyor. Eskişehir'de senin kafanı karıştıran ya da kamuoyunun çarşaf liste oldu. 4 kişi değişimci oldu. 7 tane de genel merkezi destekleyen kurultay delegesi çıktı. O kısmını alıyorlar. Bu kısmına... Toplam 11 delege mi Eskişehir'de? 12 galiba 12 işte. Doğal delege falan. Milletvekilinin 2 katı. Eskişehir bak mesela Selam Öztürk de yazıyor. Eskişehir'i genel merkezi yani, kazandı evet, diyor. Şimdi değişimciler pardon genel merkeziler çoğunlukla kazandı o zaman öyle mi Barış? Tabii. Ya zaten ha, öyle. Bu arada Ankara'dan yazanlar var. Şaban Bey'in söylediği gibi 8 fire olmaz. 2 adaylı yarışlı bir seçim olduğu için liste genel merkez lehinde diyorlar. Neresi? Ankara. Ya ben gene zaten ben Ankara ikiye bölünür demedim ki zaten genel merkez kazandı dedim. Alper Taşçıoğlu'nun desteklediği aday ve genel merkezin aynı anda desteklediği aday kazandı. 72 delege var ama dedim bunların 8-10 tanesi değişime destek verir dedim. Yani mesela bir tanesi Fethi Yaşar var yani mesela hadi. Yani onda baktığında görüyorsunuz zaten. Onda sayın Ankara'yı hani biraz tanıyorum. Gerçi galiba. Ankara'da şöyle. Değil mi? Fethi bugün Yaşar, bir şey çıktı. Evet. Bugün bir liste çıktı. Delegelerin yanılmıyorsam 16 tanesi birinin yeğeni, bir parti yöneticisinin gelini, bir efendim belediye çalışanının babası. Şimdi Twitter'da da bu tür nepotik ilişkilerden bahsediliyor CHP delegeleri arasında. Maalesef bu nereden çıktı bu? Bu İzmir'de de şimdi şöyle genel merkezi sisteminin genel merkezi lazım. Hayır şöyle oluyor. Barış genel merkezi destekleyen yerler mesela İzmir'de herkes de öyle. Herkes kendine oldu. Yakın yeri yok. İzmir'de de öyle oldu. Ya öyle bir mesela bunu bana bir genel merkez yöneticisi de söyledi. Hı-hı. Tamam mı? Dün. Hı-hı. Uzun bir konuşma yaptım bir genel merkez yöneticisi de dedi ki öyle delege, kurultay delegeleri belirliyoruz ki dedi. Tamam mı? Yani şeyini kesten, elini kesten değişime oy vermeyecek. Nasıl yapıyorsunuz, nasıl beceriyorsunuz onu dedim. Yani nasıl bir kişiyi buluyorsunuz dedim. Ya dedi işte bilmem neredeki çalışanın dedi işte mesela gelini dedi. Tamam mı? Hmm. Hani yani zaten dedi sen o delegeye ulaşmak istese dedi değişimciler ulaşamaz. Bulamazlar onu dedi. Ya yok canım uzayda mı yaşıyorlar? Hayır Barış ya? Yemin bak yemin yani ederim. Önemli bir bak, şey yemin ederim. Genel merkezi destekleyen delegelere hediye gönderenler bulurlar. Bak, bulurlar arkadaşlar. Ama konuşan bak, Şaban Sevinç. Arkadaşlar ben bunu ya bir genel merkez yöneticisi. Birbirimizi biliriz. Bir, neyse fazla konuşmayayım. Var, bir genel merkez yöneticisi. Mesela şimdi İzmir'in kaç delegesi var? Kaç delegesi var? 64 mü? Galiba. 67 galiba doğal işte milletvekilleriyle ya falan. Yok seçilen delege. Seçilen delege. Seçilen delege. 68 galiba. Diyor ki şimdi diyor, İzmir'den çıkardık delegeleri.
Yani propaganda yapacak şey adaylar. İzmir'in delege listesini alsa eline diyor. Delegelere diyor ulaşamaz. Yani 20, yarısına falan ulaşır da diğer yarısına mümkün değil ulaşamaz diyor. Niye nasıl olacak? Niye ulaşamazsın dedim. Yani partili değil mi? Ya ulaşamaz diyor. Bilmem kimin gelini. Belediye. Yani kayınpederine ulaşacak diyor. Kayınpederi de zaten bizden. Ya da diyor işte babasına ulaşacak. Tabii. Ya da işte efendim dayısına dakika, ulaşacak. Şaban Sevinç bir dakika. Böyle. Şimdi arkadaşlarımız Talat Yalaz değil mi? Ankara'da da benzer. Talat Yalaz. Evet. Eskişehir il başkanı. Yeni seçilen il başkanı ulaştı. Tuğba bizim aradı. Fakat uygun değilim, meşgulüm diyerek yayına katılmak istememiş. Yani başkanları tamam. Kimsenin adına çıkıp konuşmak istemezler. Ama konuşmalar lazım. Tuğba bana da mesaj geliyor. Şimdi yapın. Arkadaşlar ile ilgili gelen mesajı ben de söyleyeyim. Şu an müsait değil. Eskişehir'de genel değişime merkezin adayı kazandı. Hacı bir dakika dur. Hı? Değişime mi yakınsınız, genel merkeze mi yakınsınız diye Tuğba sormuş arkadaşımız. Şu anda müsait değilim, bu soruyu cevaplayamam diyor. Eskişehir, Eskişehir değil mi? Bu arada evet, Eskişehir'de genel merkezin adayı kazandı. Bir de Azmi Kerman var. Azmi Kerman var. Şeyde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanıdır. Eski bir hem siyasete yakın bir isimdir. Bana atmış Eskişehir karma diyor 6'ya 6 diyor. 6'ya 6 değil. Neyse, ben de ona kadar çok da önemli değil. Yani. Ya şimdi Eskişehir'de Kazım Kurt gibi bir şey Kazım var. Kazım abinin bir adayı kaybetti. Ya, Kazım abinin Barış, son kaybetti gün ama şöyle. Kazım abinin son gidelim gün gelip Talat'a destek tamam, verdiği yani, de Eskişehir'de konuştu. Tamam işte delegelere karma yaparak bombardımanı altında. Gece rüyanızda. Rüyama girecek. Fuat abi biz gece saat 3'e kadar. Bile öğrendim gece, yani. Gece 3'e 4'e kadar bu işle meşgul oldum. Fuat Kazım Kurt CHP'nin hakikaten kurdudur yani siyaseten. Yani çok enteresan. Eskişehir'de yani CHP'nin duayen bir siyasetçisidir Kazım Kurt. Odunpazarı Belediye Başkanı açıktan değişimden yana tavır aldı. Şu anda aktif belediye başkanı Odunpazarı'nda. Aday çıkarttı zaten. Aday Figen çıkarttı. Hanım'ı çıkarttı. Figen Hanım da 110 oyla daha kaybetti. Önce milletvekilliği yaptı. Şey. Bak milletvekilliği falan yaptı. Yani şey evet. Eski bir partili ve bir siyaset kurdudur. Bak kongreyi kaybetmiş ama delegelerin yarısı ondan. Değil abi delegenin ya yarısı Barış'cığım, ya. Barış'cığım bak şey. Abi ben tek tek biliyorum saydım ya. Gece. Orada şimdi sonuç itibariyle şunu söylemek isterim. Gürkan. Herkesi de tebrik ediyorum. Gerçekten öyle bu çok, çok büyük başarı. Özür dilerim. Şu an Türkiye'de başka bu kadar isim bilebilen CHP'yi takip eden iki isim hakikaten değil mi? Bu kadar CHP'nin bütün Türkiye teşkilatına hakim olup isim isim bilebilmek gerçekten gazetecilik başarısıdır. Sizi tebrik ediyorum hakikaten. Yani belki hani Kemal uzman muhabirlik diye bir kavram ya. Vardır ya. Tam bunun hakkını veriyorsunuz ha? Kemal Bey bu kadar takip etmiyor olabilir diyor Deniz. Doğru söylüyorsun Deniz. Deniz bir de şey demiş Deniz. Eskişehir bu kadar konuşmuyor olabilir Eskişehir'i diye. Evet. Evet. Yani gerçekten inanamıyorum arkadaşlar. Ya gerçekten. Bir şey. Hafıza da fil hafızası gibi her ikisinde de. Yani inanılır gibi değil. Abi ama izleyici, Taksim Meydanı'nın farkı bu işte. İzleyici ama merak ediyor. Bak evet, mesela evet. Geçen haftalarda ya Bağcılar ilçe başkanını konuştuk Murat'ı. En çok gecenin izlenen kısmı Esenyurt ilçe başkanı. Şu anda da bizi izliyor Hüseyin Başkan. Ona da selamlar. Evet, en çok mesela hatta ertesi gün Gürsel Tekin dedik. O da biraz meraklı bu reyting işlerine. Evet. Ya dedi ne çıktı bir reyting tablosunu yollar mısın? Oradan yazdı ya dedi en yüksek dedi ilçe başkanlarının konuşulduğu Bağcılar'ı konuştuğumuzda en yüksek. Bağcılar'a bayağı people meter Türkiye'de en çok izlenen o saatte en çok izlenen Bağcılar Kongresi'ni konuştuğumuz dakikalar olmuş yani. Biz böyle dakika dakika analiz ediyoruz. Şey şimdi arkadaşlar bak şunu söyleyeyim ben fazla da bu hani illeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerini şucu bucu diye ayırmak doğru değil. Biz çok tabii, da doğru olmadığını ben zaten Çelik'le, tepki gösteriyorlar. Cuma günü Özgür Çelik'in adaylığını açıklayacağını duyunca aradım kendisini İstanbul adayı Özgür Çelik. Aradım kendisini Özgür Bey merhaba falan. İlk defa konuşuyorum ama gıyaben o beni tanıyormuş ben onu tanımıyordum Özgür Çelik'i. İşte selamlaştık falan. Ondan sonra Özgür Bey de hani hayırlı olsun adaylığını açıklıyor musun yarın? Dedim şey mi değişimci misin dedim tamam mı? Teyit etmek için. Saadete gel abi. Dedi ki Şaban Bey dedi hani öyle nitelemek istemem dedi. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim dedi. Doğru, şu doğru, kültürün doğru. Güzelliğine bak. Gerçekten. Yani doğru. Genel başkan da bizim genel başkanımız diyor. Ekrem Bey de bizim belediye başkanımız diyor. Bu parti bizim. Ama diyor toplumdan bir hani talep var. Biz bu hani tartışıyoruz parti içinde. Hayırlısı bakalım dedi yani filan. Sonra hani ben değişimciyim demedi yani bana hani kendisini ama öyle ben, ifade etmek için pek yani, çoğu böyle davranıyor. Twitter'da adaylığını çok güzel bir Cumhuriyet Halk Partisi çok güzel bir kültür. Dolayısıyla şimdi bir il başkanını ya da bir ilçe başkanını arayıp da sen değişimci misin? Genel merkezci misin dediğinde diyor ki ya öyle şey olur mu ben CHP'liyim diyor.
Ya doğal yani. Şimdi bütün CHP'lilerdeki refleks budur. Peki. Şimdi bak Gürkan, son cümle. Son cümle. Burada biz Cumhurbaşkanlığı süreci filan, adaylık süreci filan yaşadık, tartıştık. Türkiye tartıştı filan. İşte Kemal Bey %60'la kazanıyor. Ceketini koysan kazanıyor. Hatta Eren Erdem'in bir anketi, hani seçiminde mottosu oldu. Eren de izliyor seni şu an. Yazdı Eren. Eren Tukola. izliyor. Eren Erdem kaçırmaz. Kutu kola Eren... mı? Şimdi ha, kutu kola olayı. Yani kutu kolayla Erdoğan'ı yarıştırdık. Kutu kola kazanıyor. Tuncay Özkan'ın bir karar TV'de bir açıklaması. Efendim bir gizli anket geldi bana. Erdoğan %26 mı? Erdoğan %26 çıkıyor. Şimdi bütün bu yalanlar demeyeyim. AK Parti abartmalar. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeler, yani geride kaldı ve Kemal Bey seçimi kaybetti. Yani. Şimdi dolayısıyla bir Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultaya gidiyor ve kendi kültürü içinde bu tartışmaları yapıyor. Bu kurultay işte muhtemelen 4-5 Kasım'da yapılacak. Hani ak koyun, kara koyun belli olacak ama sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün tavrı ortaya çıkacak. Tamam. Yani nasıl bir değişim? Değişim isteniyor mu? Senin yani dostum, genel başkanlık. Sen Ekrem İmamoğlu, pardon, Özgür Özel'in genel başkanlık yarışını kazanacağını göstereceğine bak şunu söylüyorum. Bütün samimiyetimle, bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ni 35 yıllık izleyen bir gazeteci olarak bütün samimiyetimle şunu söylüyorum. Kurultayın favorisi Kemal Bey. Ama Özgür Özel'in de kazanma şansı var. Ha, özeti bu. Evet. Özetim bu. Evet. Favori Kemal Bey. İlk defa söyledi. Bak, yani, favori Kemal yani. Bey ama Özgür Özel'in de kazanma şansı var. Peki. Evet. Bu neye bağlı peki? Bak ben ne, bunu sana, da sorayım merak ettim. Son cümleyle sence bu neye bağlı? Özgür Özel'in kazanma şansı. İstanbul'a bağlı. İstanbul eğer blok alırsa değişimciler, Özgür Özel'in önü çok açılır. Şaban Sevinç'e bir mesaj yolluyorum. Sarıgül'le bir şey söyleyip Sarıgül'le Deniz Baykal'ın kapıştığı kurultaydan bir gün önce kurultay analizi ne olur falan diye bir kurultay analizim var. Hürriyet'te kurultayın yapıldığı gün Hürriyet'te kurultayın sonucunu verdik biz. Baykal işte 640. Nerede? İstanbul Kongresi. Yok. Genel. Büyük kurultay. Baykal 640 civarı alacak. Sarıgül işte 460 evet, civarı kusurdu, alacak diye evet. Bir haber yazdım. Hürriyet manşet verdi. Bitmeden o gün kurultay toplandı. 3 aşağı 5 yukarı bildik mesela. Şaban Sevinç'e bir mesaj yolladım. Arkadaşlar lütfen 30 saniye mesaj yazmayın. İzmir kurultay delegelerine ulaşamıyorum dedi. İzmir kurultay delegelerinin telefonlarını Şaban'a yolladım tamam. Barış o telefonların orada olmasının anlamı olmadı sen biliyorsun. O telefonlar şöyle CHP'de şimdi bu ön seçim olan yerlerde. Bildirimi kapat, bildirimi Barış. Ya bildirim durmuyor. Şöyle, hayır yani. Şöyle bu işin tekniği arkadaşlar bak CHP'de bu kurtluklar bitmez. şimdi ön seçim olacaksa Barışçı arkadaş mesela hani mesela 1000 tane üye yaptırır Kadıköy'e tamam mı? Ve 1000 üyenin tabi telefon bilgileri vesaire de vermen gerekir. Ama 1000 üyenin de telefonu Barış arkadaşın telefonudur. Barış arkadaşın rakibi olarak seçime girecek kişi list üyelerden arar. İşte mesela Deniz Gürel'i arar üye diye görünür. Barış arkadaşın telefonu çalar. Aa. Ulaşamasınlar diye. Yok canım daha neler Şaban. Ya, hayır, Barış ya Barış yaşadık biliyorsun böyle CHP. Vallahi ben inanmam da Şaban şey söyleyince inanıyorum. Şey arkadaşlar Gürkan dolayısıyla bak, söylüyor, bak. Bu konuyla ilgili son bir şey İzmir, söyleyebilir miyim? Bence şu anda flash dolayısıyla İzmir delege anda. İzmir delege listesindeki telefonlar da bakın adım gibi eminim o de, pek çoğu hani hepsi için demem. O delegelerin telefonu değil o delegelerin dayısının kayınpederinin amcası. Vallahi ya Barış rica ederim ya, öyle YSK'ya ya. Doğru, telefonlar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına herkesin bilgilerini vermek zorundasın. Tamam veriyorsun zaten. Da ama ya, Şaban Sevinç şöyle bir şey söyleyeyim. Yok Gürkan. Demiyor ki var ama herkes diyor oraya ulaşmıyor. Son söz. Şaban Sevinç tebrik ediyorum hakikaten. Bu doğru Şaban, bilgiler için tebrik ediyorum vallahi. Bingöl İl Başkanı Hasan Aktaş şunu söylüyor. Bizim değişimci olarak bazı medya organlarında ilan edilmemiz doğru değil. Biz Sayın Genel Başkanımızın yanındayız. Evet tüzüğün değişmesini istiyoruz. Parti programı değişmesini istiyoruz. Partinin gençlerinin önünün açılmasını istiyoruz. Ama bizim Bingöl örgütü olarak değişimci ilan edilmemiz doğru değil diyor. Değişimci olarak ilan edilen Muş İl Başkanı Mehmet Şerif Dönmez. Değişimci olarak dün bir internet sitesinde ilan edildi. Mehmet Şerif Dönmez'i aradım. Bak şunu söyledi. Ben Sayın Genel Başkanımın il başkanıyım. Benim literatürümde ihanet yoktur. Bu kendi deyimi. Biz arkadaşlarımızla istişare edeceğiz kurultayı ama kişi olarak Sayın Genel Başkanımın yanındayım. Diğer arkadaşlarımın da eğilimi bu yöndedir. Biz CHP'liyiz. Biz yeniliği ve değişimi zaten 1923'te başlattık. Bu kurultayda da bu tartışmalara son verip Sayın Genel Başkanımızın yanında
partimizi bir arada tutacağız diyor. Ondan sonra yani bunun gibi birçok mesaj var. Peki sen Kınamoğlu meselesinde bir anlatacaksan sonra kaldı anlatamadım deme. Hızlıca yok. Anlat. Evet onu bekliyoruz zaten. Bu konudan onu çıkıyoruz. Bekliyoruz Barış. Onu anlat lütfen yani. Anlatayım onu da. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Tamam Şaban bir dakika kes be. Bir dakika. Şimdi şeyi tamam söylesin de. Tabii. Mesela Beylikdüzü ilçe başkanı Sayın Barış arkadaş diyor Beylikdüzü'nden 4 delegenin imza verdiğini canlı yayında ifade etmiştir. Beylikdüzü örgütü yek vücut olarak hareket eder. Tamam güzel. Zaten yani kongre 8'de. Doğru değil tamam, diyor yani. Neyse, tamam. Evet. Tamam kongre yani, zaten 8 evet. Ekim'de. Şimdi, yana kadar bütün CHP'liler evet burayı izliyorlar. Şimdi Gürkan çok hızlı anlatacağım. Arkadaşlarımızın söz hakkından fazla çalmamak için. Ondan sonra da belki zaten konuşmam. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki ayrı toplantı yaptı. Bu iki ayrı toplantının ilkini dar grupla kendisine çok yakın isimlerle gerçekleştirdi. Ve orada birinci bölümde de söylediğim üzere bazı değerlendirmeler yaptı. Parti yönetiminin ve delegelerin yapısına ilişkin. Bu sözleri parti delegelerinin ve bazı ilçe başkanlarının da kulağına gitmiş, çok da kırılmışlar. Birinci bölümde de uyarmıştım. Sayın İmamoğlu'nun bu tür değerlendirmeler yapmamasında fayda var. Ve orada kapalı toplantıda şunu söylüyor. Birinci toplantıda, dar toplantıda. Ben diyor, Özgür Çelik'in arkasındayım, maddi manevi olarak arkasındayım. Evet. Eğer diyor Rıza Akpolat ve Erdoğan Toprak Özgür Çelik'ten desteğini çekerse onların da altını boşaltırım diyor. Bu konuşmayı niye yapıyor? Çünkü Cemal Canpolat çıkacak aday olarak onun bilgisi alınıyor. Cemal Canpolat'ı destekleyebilirler ya da Özgür Çelik'ten desteklerini çekebilirler tartışması olunca Rıza Akpolat ve Erdoğan Toprak desteğini çekerse onların altını boşaltırım evet, diyor. Fakat şimdi esas sıkıntılı konuşma bundan daha sonra geliyor Gürkan. İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin toplantı salonunda bir grup CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve bir grup belediye meclis üyesiyle, Büyükşehir Meclis üyesiyle saat 10.30'da bir toplantı yaptı. Tam 1 saat 45 dakika süren toplantıda Ekrem İmamoğlu 20 dakika belediye hizmetlerine, sürenin geri kalanını ise parti içi siyasi değerlendirmelere ayırdı. Ben Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü toplantıda ne konuştuğunu merak ettiğim için bir belediye başkanını ve bir belediye meclis üyesini aradım. Belediye başkanının ve belediye meclis üyesinin verdiği bilgiler bana çok da gerçekçi gelmeyince ya dedim ki herhalde böyle bu lafları etmemiştir. Ben birkaç kişiyi daha arayayım dedim. Toplamda 6 kişiyle konuşarak bilgileri de karşı karşıya yazarak check ettim. Ve gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun bu konuşmalarını, bu değerlendirmelerini hayretle karşıladım. Ve biraz sonra anlatacağım bu konuşmanın detaylarını dinledikten sonra Ekrem İmamoğlu muhtemelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istemiyor. Aa. Ve aday olmamak için de bahane üretiyor diye düşündüm. Bugün sana ne dedim? Şimdi hiç. Niye bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Bir, Ekrem bu İmamoğlu. Tabii bilgi değil. Barış'ın yorumu. Benimle öyle konuşan belediye meclis üyelerinin ve belediye başkanlarının yorumu. Ama konuşmadan çıkarım. Aynı çıkarım, evet. Çünkü uzun süredir Ekrem İmamoğlu'nun bazı basın yayın organlarına işte beni toplantıya almadılar falan gibi gerçek dışı parti tüzüğüne aykırı söylemlerinin de bunun altyapısını oluşturma olduğunu düşünüyorum. Ne diyor bazı bunu? İlçe belediye başkanları ve bazı meclis üyeleri de diyor ki Ekrem İmamoğlu kendisini İstanbul Kongresi'ne kilitlemiş. Evet. Eğer bu kongreyi kazanırsa büyükşehir adayı olmayacak, CHP genel başkan adaylığı için zemin yoklayacak diyorlar. Bu tür Özgür Özel'den bağımsız. Bağımsız evet. Özgür Özel çekilecek. Şimdi bir bugün 1 saat 45 dakikalık toplantıda Ekrem İmamoğlu genel seçimin ve cumhurbaşkanlığı seçiminin CHP genel merkezi yüzünden kaybedildiğini söylüyor. Bunun üzerine
Çok enteresan. Bunun üzerine bir meclis üyesi itiraz ediyor. Diyor ki seçimi genel merkez kaybettirdi diyorsunuz ama sizin çok saygı duyduğunuz, hürmet duyduğunuz İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'e hiç toz kondurmuyorsunuz. Neden sadece CHP genel merkezine bu faturayı kesiyorsunuz da Meral Akşener'e ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmıyorsunuz diyor. Sonra bir belediye başkanının bana anlatımına göre bir meclis üyesi Ekrem İmamoğlu'yla Meral Akşener'in o buluşmasına atfen siz zaten diyor sürekli İyi Partililerle bir yakın temas içindesiniz ve biz o gün diyor o otobüs meşhur otobüs konuşmasının sana oraya çağırın. Geldiğinizde kendimize biz orada yer bulamadık diyorlar. Evet. Sonra meclis üyelerinden biri yine Sayın Başkanım diyor siz galiba aday değilsiniz diyor. Eğer aday olsanız burada CHP'li belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bu şekilde tartışmazsınız diyor. Ekrem İmamoğlu bunun üzerine sen benimle ilgili kararını vermişsin diyor. O da hayır ben bir karar falan vermedim. Sadece gördüğümü söylüyorum diyor. Sonra kastetti esas belediye başkan adaylığı mı? Büyükşehir belediye başkan adaylığına evet, evet. değilsiniz diyor. Şimdi gelelim esas meseleye. Ekrem İmamoğlu'nun bugün kapalı toplantıda yaptığı konuşmadaki üslubunun çok sert olduğu, çok agresif olduğu ve hakikaten orada bulunan insanları çok da rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Niye? Mesele dönüp dolaşıp CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine gelince 1 saat 45 dakikalık toplantıda Ekrem İmamoğlu aynen şu sözleri söylüyor. Özgür Çelik'i işaret ederek tek aday, ortak aday yok. Aday çıkarabilen herkes adayını çıkarsın. Sonuna kadar çarpışacağım, sonuna kadar gideceğim diyor. Ekrem İmamoğlu bugün söylediği ifadeler. Sonuna belediye, kadar belediye meclis toplantısında söylediği şey şu. Bazı arkadaşlar ortamı yumuşatmaya çalışıyorlar. Çünkü Sayın Genel Başkan'ın bir eğilimi var. Eğilim. Hani ortak aday olabilir, tek kişi olabilir. Ortak listeler yapılabilir gibi şunu söylüyor. Tek aday, ortak aday yok. Aday çıkarabilen herkes adayını çıkarsın. Sonuna kadar gideceğim ve çarpışacağım diyor. Yani yekten Kemal Bey'in karşısındayım. Şimdi bugün konuştuğum bir belediye başkanı dedi ki bu sözler dedi beni hem üzdü hem de kırdı. Çünkü dedi orada bütün belediye meclis üyeleri sonuçta Ekrem İmamoğlu için çalıştılar. Neye çarpışacak ama ben tabii şu bilgiyle de besleyeyim onu. Ekrem İmamoğlu bu işi gerçekten kafaya takmış. Cuma gecesi bir İstanbul il delegesinin evini gidip ziyaret ederek Özgür Çelik için oy istedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bak bunca yıllık Cumhuriyet Halk Partiliyim, gazeteciyim, milletvekilliği yaptım. Bir büyükşehir belediye başkanının hasta ziyareti adı altında Ümraniye'de gidip delegeden bir il başkanı için oy istediğini görmedim. Neyse bu sonuna kadar çarpışacağım deyince Gürkan. Görülmeyen bir sürü şey görülüyor. Barış, görüyoruz. Genel hepsini. Başkan Ankara İstanbul'a geliyor ilçe başkanlarıyla demedi. Kongre toplantısı yapıyor. İsim vermedi. Ya i̇lçe isim başkanları vermedi. İlçe başkanları istediği ya. İçin geldi davet ettiler. Ya, ne alakası? Bu çarpışacağım sonuna kadar gideceğim deyince Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç iyi niyetle Şükrü abi Sayın Başkanım biraz sert oldu deyince Ekrem İmamoğlu Şükrü Genç'e dönüyor. Şükrü Bey tarafınızı seçin diyor. Oo. Bak şimdi tarafınızı seçin falan ya ne oluyor Ekrem Bey ya? Sonuçta bir il başkanı seçilecek. Bunun üzerine tabii içeride bir rahatsızlık oluyor. Bazı meclis üyeleri diyor ki Sayın Başkan İyi Parti'ye gösterdiğiniz teveccühü, hürmeti Cumhuriyet Halk Partililere niye göstermiyorsunuz? Ama bu sizin tavrınız. De CHP'nin bu sizin tavrınız diyorlar. CHP bakın emek sizin, vermiş bir belediye sizin bu tavrınız, başkanı. Sarıyer Belediye Başkanı. Sarıyer Belediye sizin Başkanı. Bu tavrınız kazandığınız günden beri devam ediyor. Kazandıktan bir ay sonra Kahraman'ın Yolculuğu diye bir kitap yazdırttınız. Biz CHP örgütünü yok saydınız ve CHP örgütünü dışladınız diyorlar. Sonra toplantıda tabii gergin bir ortamda geçiyor. Ondan sonra bazı meclis üyeleriyle arasında tartışma çıkıyor. Şerdil Odabaşı Oğuz Kağan Salıcı'ya yönelik
eleştirilere cevap veriyor. O arada Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yorumlar yapıyor. Bu arada Barış, parantez açalım. Bu arada bahsi geçen, başta Ekrem İmamoğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere bahsi geçen kişiler bu konuya ilişkin cevap haklarını kullanabilirler. Yayınımıza bağlanabilirler. Zaten Sayın İmamoğlu'nu müteahhit defalarda davet ediyoruz programımıza. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi Sayın İmamoğlu Kaftancıoğlu ile ilgili ne söylüyor? Ya işte geçmişte bana sorun çıkarttı diyor, fitne yarattı diyor falan diyor filan diyor. Yani artık Canan Kaftancıoğlu zaten 30 gün sonra siyasette yasaklı hale geliyor. Doğal olarak bir görevi de olmayacak. 5 sene siyasi yasaklı olacak. Sürekli eski mevzuları Ekrem İmamoğlu'nun açması bir adaylıktan çekilme bahanesinin altyapısını oluşturma gibi görünüyor. Bu CHP'de de yaygın bir kanı haline geldi. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde bu il kongresinden sonra 39 ilçe belediye başkanını da ben belirlemek istiyorum. Ben belirlemediğim takdirde aday olmayacağım diyebileceği de konuşuluyor. Bunlar çok ciddi şekilde konuşuluyor. İnşallah iş o noktalara gelmez. 39 ilçe belediye başkanı. Evet, başkan adayını. Belediye arkadaşlar. 39 ilçe. Çaban Sevinç, ama itirazın varsa son söyle. Söz, son söz. Tamam. Son söz. İmamoğlu'na buradan bir tavsiyede bulunayım. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacaksa, ki en baştan işi yanlış yaptı, bu mahalle kongrelerine girerek taraf oldu, ilçe örgütleriyle ihtilaflı hale geldi, gereksiz bir işin içine girdi, bunu en başta da söyledim. Eğer aday olacaksa bu üslubundan vazgeçmesi lazım. Bu dışladığı, işte tarafını seç dediği ya da başka yorumlar yaptığı kişilerle seçim süreci başladığında çalışacak. Yarın il başkanlığı seçimi olur. Özgür Çelik kazanır. Cemal Can Polat kazanır. Başka biri çıkar kazanır ama Şaban Sevinç'in birinci bölümde dediği gibi o kongre salonundan herkes el ele kol kola çıkar. Ama Sayın İmamoğlu bu üslubuyla kendisi kaybeder. Kimse kaybetmez. Yani motivasyondur. Siyasette biz makina değiliz. Motor da değiliz. Yani ben tamam Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi kimi çıkartırsa ona oy vereceğim. Onun kazanması için çaba göstereceğim. Kimliğimi de saklamıyorum. Ama bugün konuştuğum bir belediye başkanı ve ayrı bir belediye meclis üyesi gerçekten o toplantıdan çok üzgün ve çok moralsiz çıktığını söyledi. Ekrem Bey ne yapmaya çalışıyor? Ben gerçekten anlamış değilim. Peki Şaban Sevinç? Ya şimdi arkadaşlar bakın. Ya gerçekten bu tartışmalar çok üzüntü verici. Yani sonuçta ben hani gerçekten çok üzüntü verici. Ekrem ben de üzülerek anlatıyorum. Ya Barış, ama anlatıyorsun ama sevgili Barış. Bak şimdi senle dostuz biz yani. O ayrı konu da. Ya şimdi Ekrem İmamoğlu dediğin adam Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 yıl sonra İstanbul Büyükşehir'i AK Parti'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan söke söke aldı. Hep birlikte aldık Şaban. Tek başına almadı. Elbette hep birlikte aldınız ama Ekrem İmamoğlu'na kadar bir sürü aday çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, işte Mustafa Sarıgül çıktı, başka adaylar çıktı, hiçbiri alamadı ama Ekrem İmamoğlu aldı, tamam mı? Şimdi bakın arkadaşlar, üzülerek görüyorum, yemin ederim. Peki bak, seçimi kazandı ederim diye her şeyi söyleme hakkı var mı? Ya kendisinde? Elbette yok kardeşim. Benim Ekrem İmamoğlu'na karşı duygusal kopuşum nerede oldu biliyor musun? Deniz Gezmiş anmasında çıktı, Nagihan Alçı'yı savundu, bir de parmak salladı ya millete. Ya Barış, Allah aşkına. Gerçekten o gün çok kırıldım. Peki ben senin için demiyorum. Peki Muharrem İnce için duygusal kopuşu nerede oldu bu CHP'nin? Muharrem abiyi severim, keşke senin gelsin Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Senin için demiyorum, rica ederim. Senin için demiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2018'den sonra 2018'e giderken daha Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı partinin, adam günde 3-5 tane miting yapıyor. Genel merkez ya bu adam seçimden sonra başımıza bela olacak diye ayağına çelme takmaya başladı. Daha seçim olmadan. Süreçte. Sonra da başına gelenleri biliyorsunuz Muharrem İnce'nin. Adem mobbingle işte kongrede tuvaletin kapısına kadar oturtarak işte sarayla görüştü. Saraydan para aldı. Partiyi bölecek. Şöyle yaptı. Erdoğan adamı vesaire vesaire. Adamı linç edip paketleyip partinin dışına gönderdiler. Ya şimdi bakın üzülerek söylüyorum ve bütün samimiyetimle söylüyorum. Ya benzer süreç. Benzer süreç İmamoğlu'na da mı yapılıyor? Ekrem İmamoğlu için yapılıyor. Yapılmak isteniyor. Yapılmak isteniyor. Ya şimdi ne demek bu? Şimdi anlattığı toplantı, efendim meclis üyesi, CHP'li meclis üyesi çıkıyor. Efendim Meral Akşener'e gösterdin, hoşgörü işte. Doğru ya söylüyor. İyi Parti'ye gösterdin. Hayır yani Ekrem İmamoğlu mu seçimi? Kardeşim, Ankara kazandı, burada, Adana kazandı, buraya, Mersin kazandı. Var, anladım. Ya Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer bir gün çıkıp böyle konuştu mu? Mersin'i daha önce de Macit Özcan da kazandı. Zeydan Karalar çıkıp böyle Adana'yı konuştu da kazandı mu? CHP, Antalya'yı da kazandı CHP. Yani İstanbul'u 25 yıldır İstanbul'u kazandı diye her şeyi söyleme hakkı mı doğuyor? Tabii ki o değil. Daha mütevazı olacak. Siz de adamı ince ince kıymalamayın ya. Hiç ilgisi yok.
Ben onun için gittim 17 gün Barış, Maltepe'de, Kadıköy'de, orada, Allah burada Allah. Yattım kardeşim. Sen de milletvekili seçilirken Ekrem İmamoğlu da ilçe başkanı olarak çalıştı canım. Tamam, seçilsin, kimse bir şey demiyor. Ama ben çıktım Ekrem İmamoğlu'na çarpışacağım, sonuna kadar bilmem ne yapacağım dedim. Kardeşim bak, İnsan biraz mütevazi olur, buraya biraz egosundan sıyrılır ya. Buraya Bülent Kerimoğlu getirdi değil mi? Geldi. Evet. Biz senin programa hep beraber konuştuk. Sorularımızı kim cevapladım. Bülent Kerimoğlu? Bakırköy Belediye Başkanı. Ekrem İmamoğlu'nun hani siyaseten partide şeyi astı. Ya Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı, Bülent Kerimoğlu'nun üstünde. Ya böyle bir şey AK Parti'de olabilir mi mesela, ya da MHP'de olabilir mi? Peki bütün sorunlardan kaynaklanmıyor mu? Dilim dilim doğradı mesela. Sorun şundan kaynaklı. Ondan sonra diyorsun ki Ekrem İmamoğlu şeyde bugünkü toplantıda niye böyle diyor? Sesim ulaşabiliyor mu? Ya kardeşim mu? Adamın ayağından çekiyorlar. Ama çıkıp orada Ekrem İmamoğlu'nun şimdi Bülent Kerimoğlu'na söylediği sözler. Bir dakika, sesim ulaşamıyor. Bir dakika, şimdi diyorsun ki mesela Ümraniye'ye gitti. Ümraniye'ye gitti, delegeden oy istemiyor. Ses duvarı oluştu. Ses duvarı oluştu. Bir şey soruyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'nun bütün bu tartışmanın sebebi Ekrem İmamoğlu'nun ne kuş ne de deve olmasından kaynaklanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mı yoksa CHP'nin genel başkan adayı mı? CHP genel merkezini ele geçirmek için mi uğraşıyor yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak için ya mi uğraşıyor? Ya sen niye Fuat öyle kategorik düşünüyorsun? Bir kakafonik dakika. Değil, tamam, çok verin, açık ve net bir soru soruyorum. Soru sevgili sordum. Şahban. Konuş, ya yani, bir dakika. Soru ben çok konuşurken açık ve net. Lafı aldın, soru sordum, bir cevap vereyim. Ha, bir de ben sözümü tamamlayayım. Şimdi Ümraniye'ye gitti, delegeden oy istedi diyor. Ya Kemal Bey geçtiğimiz hafta Bağla'ya gitti. Bağla delegeleriyle genel başkan. Bağla delegelerinden destek istedi. İşte bu hafta sonu Ankara'da yapılan kurultay için. Evet, genel başkan. Genel başkan delegenin şeyine gider bilebilir mi ya? Bilebilir. İşte ilçe başkanı. Ya ama Fuatcığım, sen belediye başkanı gidemez Fuat, arkadaş. Sen belediye Ekrem, başkanı CHP genel başkanlığına aday mı? Kim? CHP. Ya Fuat, sen niye böyle kategorik düşünüyorsun? Kategorik düşünüyorum çünkü. Ben genel, yani Fuat, adam İBB başkanlığına mı aday, CHP genel başkanlığına mı aday? Ben genel başkanlığa aday mıyım? Şaban Sevinç. Genel başkanlığa aday mıyım? Ekrem İmamoğlu kimsenin üstü değil. Ekrem İmamoğlu. Peki genel başkanın değişmesini istiyor muyum? İsteyebilirsin. Evet. Niye? Ya çeşitli düşüncelerim vardır. Daha iyi bir peki Ekrem İmamoğlu genel başkanlığa aday mı olması lazım? Genel başkanın değişmesini istemesi. Yani ya Büyükşehir Belediye Başkanı peki, adaysın ya da CHP peki, genel başkanı peki, adaysın. Arkadaş peki, şey, yani ne olduğu dakika, belli dakika, değil. Soru soracağım. Kakofoni asıl buradan çıkıyor. 26 ilçe başkanı. 26 ilçe başkanı. İstanbul'un genel başkanı. Ayrıca CHP genel başkanı Bağla'da üreticiler ve tarım işçilerini ziyaret etmiş. Delegelerle görüşmüş. O bahane. 26 yok, ilçe görüşmemiş. Görüşmedik ya diyor yanında kim bahane, Allah aşkına sen de. Görüşmedik diyorlar abi. Ya tamam görüşme. Ben görüşlerini biliyorum. 26 ilçe başkanı. Ama yani Fuat, gerçekten Fuatçım bir saniye. Hayır. 26 ilçe başkanı Özgür Çelik'in arkasında durarak Yıldırım Kaya yazmış. Soğan değişimi, üreticilerinin ya, sorunları Yıldırım için gittik. Şimdi Yıldırım Kaya da arkadaşlar sizler gazeteci olarak ya, çok fazla Yıldırım Kaya da herhalde parti meclisine girmiyor. Ya bu, ne ilgisi var? Milletvekili yaptı zaten. Ne yapacak? Yani gazetecilik açısından çok kötü. Acayip bir angajman var burada. Şimdi şöyle Ekrem İmamoğlu. Kardeşim Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partililer, değişim isteyenler şöyle düşünüyor. Kazanılabilecek seçim yanlış yönetildiği için kaybedildi. Ekrem İmamoğlu dolayısıyla önümüzdeki yerel seçimlerde kaybedebiliriz. Ekrem İmamoğlu neyi parti temsil değişmezse. Ediyor? Neyi şimdi temsil ediyor? Partide değişim istemek ihanet mi oluyor ya? Böyle saçma hayır, şey olur değil. Mu? Bak, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ten ediyor? Sonraki yani CHP'nin hadi İstanbul Belediye Başkan adayı. Geleneği. Adayı yani mısın Kemal değil Bey'i misin? Değiştirmek isteyince şey mi oluyor? Ya kimse ihanetçi demiyor canım. Bu işe benzedi. Bu işe benzedi. Şimdi AK Partililer ikide bir şey diyordu ya o seçim sürecinde. Vay bunlar Tayyip Erdoğan'ı devirmek için birleşti altılı masa. Tayyip Erdoğan'ı devirmek için. Sanki Tayyip Erdoğan'ı devirmek istemesi muhalefetin yasak dışı bir terör olayı gibi sunuldu. Şimdi Kemal Bey için. Vay Kemal Bey'i devirmeye çalışıyorlar. Ya tabii ya, devirmeye çalışacaklar. Çalışabilir. Kemal Bey'in hala devre ziyaretçinin fotoğrafını arkadaş. Kemal Bey kalırsa kalacak. Bak, kararı ben, örgüt verecek. Ben sana soruyorum. Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce gibi neden çıkmıyor ortaya kendine ortaya koyuyor? Ya kardeşim koyuyor. Özgür Özel çıktı. Özgür Özel'i destekliyor. Göster abi. Ya gösteriyorum. Hayır, lütfen mesaj yazmayın. Lütfen mesaj yazmayın. Burada Kemal Bey'in Bağla'da yaptığı ziyaret soğan üreticilerini gitmiş ziyaret etmiş. Evet. Bağla'nın ilçe başkanı da gitmiş zaten 4 delegesi varmış Bağla'nın da. Öyle bir ziyaret delege melege kim, peşinde kim değil diyor Barış onu? İşte burada CHP.org.tr'den buldum. Haber. Yıldırım ya, Kaya Barış, da yolluyor. O ya, da yazıyor. Diğeri de yazıyor. Peki Ekrem İmamoğlu Ümraniye'ye hasta gitmedi, ziyaret. Gitmedi diyor ya. Delegeye gitmedik yok, diyor. Yok, tamam, soğan üreticilerine tamam. Gittik diyor. Peki canım. Kemal o CHP'nin açıklamasını kabul ediyorsun da Ekrem İmamoğlu'nun hasta ziyaretini niye delege ziyareti diye sunuyorsun?
Ekrem İmamoğlu da hasta ziyaretine gitmiş. Sen dedin. E gitmiş oy istemiş. Ümraniye'de. Nasıl oy istemiş? Yani bana oy mu ver demiş. Peki, Barış'cığım bu kadar bu işler. Yazıyor adam. Çıkıyoruz. Şey değil ya Allah onu aşkına bitti. Yapma gözünü seveyim. Onu bitti. Ya. Geçiyoruz İyi Parti'ye. Reklama mı gidelim? Peki bir reklama gidelim. Reklamın ardından İyi Parti'de neler oluyor onları konuşacağız ama Barış'la Şaban Sevinç'e, Barış arkadaşlar Şaban Sevinç'e söz vermeyeceğim artık. Diğer arkadaşlarım konuşacak. Kısa bir ara, aranın ardından karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, reklam arasında da burası durulmuyor. Onu söyleyeyim bir kere. Yani reklam arasında daha devam ediyor kulisler ama gerçekten bir yayın akışımız kalmıyor. Çünkü izleyicilerimizden yoğun, inanılmaz mesajlar var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partililer, siyaseti yakından takip edenlerden çok sayıda ileti alıyoruz. Telefon mesajı alıyoruz. Onları da olabildiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Ama konumuzu hemen değiştirerek ben geçeceğim. Şaban Sevinç, 10 şimdi, saniye veriyorum. On, tamam, 10 saniye. Şimdi bak. Ankara. Etimesgut, Etimesgut Yönetim Kurulu'nda olan bir kişi yazıyor bana. Şu anda Etimesgut Yönetim Kurulu'nda olan Ankara Etimesgut. Evet. Ankara İl Kongresi öncesi Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir. Kendisini de tanırım. Cemal Emir'e buradan selam söylüyorum. Selamlarımı alsın. Bizatihi genel merkez yönetimi toplantısında İmamoğlu'na yakın, bak Ekrem İmamoğlu'na yakın, Ekrem İmamoğlu'yla resmi olan, selam veren herhangi biri kesinlikle delege listesine alınmayacak. Genel merkezden bu yönde talimat geldi bana diyor. Cemal Emir, Etimesgut ilçe yönetim kurulu toplantısında ilçe kongresinden önce söylüyor bunu. Bunun da altını doldurması gerekir. Bana yazıyor burada. Peki. Bana yazıyor Bitti. Burada. Yönetim kurulundan bir kişi Peki, yazıyor. Bitti. Ve Deniz Gürel'le Murat Çelik'e dönüyorum. Şimdi Deniz Gürel, beklettik kusura bakma. Ama mevzu böyle hararetlenince yapacak da pek bir şey kalmadı yani. Mevzu derin sizin. Derin derin. Şimdi İyi Parti'den başlayalım mı sevgili Deniz? Herkesin merak ettiği aslında önemli konuların başında bir de İyi Parti meselesi geliyor. Biz haftalardır işliyoruz. İyi Parti ittifaka dahil olacak mı, olmayacak mı? Yoksa kapıları tümden kapattılar mı? Büyük şehirlerde adayları açıklamaya başladılar. Bu adaylar kimler, neler? Bunları çözmeye çalışıyoruz. Şimdi gelinen bu son noktada bu hafta itibariyle İyi Parti'nin yol haritası ne? Şekillendi mi Deniz? Bana onu anlatır mısın? Şöyle sevgili Gürkan Acır, tabii İyi Parti'nin bir yol haritasının kesinleştiğini söylersek bir kere yanılmış oluruz. Ben İyi Parti yöneticilerinin de, Sayın Akşener'in de, kurmay kadrosunun da yol haritası konusunda kafalarının karışık olduğu kanaatindeyim. Şimdi onlar da izliyorlar hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay sürecini, hem işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 Ekim'deki kongre sürecini ve ondan sonra nasıl şekilleneceğini partinin ve Cumhur İttifakı'nın nasıl bir yapıyla seçime gireceğini. Şimdi kafa karıştıran durum şöyle. Tabii Sayın Akşener biliyorsun Türk siyasetine bu altılı masa sürecinde bir tabir kazandırmıştı. Demişti ki kazanacak aday. Hatta kendisi Sayın Kılıçdaroğlu'na itiraz ettiği süreçte o son toplantıda masaya bir öneride bulunmuştu. Demişti ki anket yapılsın, bir tarafsız şirket, bir şirket tarafından ismi geçen işte Sayın Yavaş, Sayın İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu ismi geçenlerin üzerinde bir anket çalışması yapılsın. Masada kabul görmemişti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylık süreci tekrar konuşmayalım. Şimdi burada Ümit Özdağ, Sayın Ümit Özdağ'ı İzmir'de açıkladı Sayın Akşener. Ama işte hani o kazanacak aday benzetmesini yaptığı Cumhurbaşkanlığı sürecine paralel bir değerlendirme yapmadan Sayın Ümit Özdağ'ı açıkladı. Yarın aslında Eskişehir adayı Melih Aydın olarak açıklayacaktı. Milletvekili adayı. Orada şaşırdın mı Deniz Gürel? Efendim? Eskişehir adayında şaşırdın mı biraz? Yani sen Nebi Hatipoğlu'nu bekliyor muydun? Yani ben Nebi Hatipoğlu'nu bekliyordum. Yok ama söyledik ya yayında şöyle, Melih Aydın. Tabii, tamam söyledin de yani nihayetinde Melih Aydın, şaşırdın mı? Melih Aydın ismi ve yani şu ana kadar açıkladığı adaylarda Sayın Akşener'in o hani kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili çizdiği profile uymadığını görüyoruz. Yani burada isimler açıklanıyor. İşte teşkilat görüşleri alınıyor mu alınmıyor mu onu bilmiyoruz. Çünkü hızlı açıklanıyor. Onun dışında bir anket yapılmış mı? Çünkü senin de az önce ifade ettiğin gibi Nebi Hatipoğlu gerçekten orada hem bir milletvekili olması hasebiyle hem de genel olarak güçlü bir figür. Açıkçası buradaki istişare süreci nasıl işledi
hem Ümit Özdağ'la hem Melih Aydın konusunda onu bilmiyorum. Orada bir karışıklık var. Burada kilit konu aslında İstanbul ve Ankara'da nasıl bir yol izleyeceği Sayın Akşener'in. Hani az önce ifade ettim ya, kafa karıştıran bir durum var. Çünkü siz eğer bu seçimde, önümüzdeki yerel seçimde İstanbul ve Ankara'da adayını çıkarmazsanız, adayınızı çıkarmazsanız bir siyasi parti olarak, ben bu seçime tek başıma girdim, müstakil olarak girdim diyemezsiniz. Çünkü İstanbul ve Ankara seçmeni Türkiye seçmenin dörtte biri. Yani seçmenin dörtte birinde siz aday çıkarmadıktan sonra hani tamam Tokat'ta çıkarmanız önemli olabilir sizin için, Aksaray'da çıkarmanız da olabilir ama nüfus dağılımına baktığınızda İstanbul ve Ankara'da yoksanız yoksunuz aslında bir siyasi parti olarak. Eğer müstakil girme iddianız varsa tabii, onun altını çizerek söylüyorum. Şöyle bir açmazı var Sayın Akşener'in bence burada. Bu süreçte eğer İstanbul ve Ankara'da aday çıkarılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi desteklenirse ben kayda değer sayıda İyi Partili milletvekilinin partisiyle yollarını ayırma ihtimalini öngörüyorum. Bu hem yaptığımız görüşmelerde hem Ankara'da böyle o derin dehlizlere girdiğimizde Deniz, bir daha aç, bir daha açsana onu. Çok önemli bir başlık veriyorsun. Şöyle ki benim edindiğim hem izlenim hem aldığım bilgiler çerçevesinde şunu söyleyebilirim. İyi Partili ki işte 40'ın üzerinde milletvekili var herhalde, 43-44 tane milletvekili var. Cumhuriyet Halk Partisi ile herhangi bir koşulda ittifak yapılmasına karşı olan kayda değer sayıda milletvekilinin, belki 10'a yakın milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'yle İstanbul ve Ankara ölçeğinde de olsa öyle ya da böyle ittifak yapıldığı takdirde partisiyle bir yol ayrımı sürecine geleceği kanaatindeyim. 10 milletvekili. Bu açmazın diğer tarafında da o 10'a yakın milletvekili diyebiliriz sevgili Gürkan Acır. 5'i kesin de. Şöyle yani edindiğim izlenim. Yalnız bu işin bir de diğer tarafı var. Şimdi mesela Ankara özelinde bir örnek vereyim sana. Ankara'nın büyük ilçelerinden bir tanesinin, çünkü bu yerel seçimlerde milletvekilleriyle, genel başkan yardımcılarıyla konuşursunuz ama yerel seçimde o teşkilat bazlı yerel siyasilerin gösterdiği reaksiyonlar böyle bir anda bir kelebek etkisiyle siyasetin genelini etkileyebilir. Ankara'nın büyük ilçelerinden bir tanesinde İyi Partili bir meclis üyesiyle dünkü sohbetimizde şöyle bir çerçeve çizdi. Dedi ki biz burada Sayın Mansur Yavaş'ı destekliyoruz. Eğer Mansur Yavaş'ın karşısına İyi Parti, kendisi de İyi Partili bir meclis üyesi, İyi Parti bir aday çıkarırsa bizim ilçemizde 6 belediye meclis üyesi var, 4'ü istifa eder. İlçemizde yaklaşık 400-500'e yakın üye var. Onların da büyük bir bölümü üyeliğini sildirir. Bu Ankara'nın geneline de yayılır. Çünkü tabanda bir Mansur Yavaş ittifakı var. Burada eğer İyi Parti aday çıkarırsa peş peşe istifalar gelir diyor. Yani şimdi aday çıkarsa bir kesim tepki gösteriyor İyi Parti'de. Aday çıkarmasa başka bir kesim tepki gösteriyor. Şimdi şöyle garip de bir örnek vereyim ben. Şimdi geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir park açılışı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 16 Eylül'de. Yani İyi Partili isimlerin başta Sayın Akşener olmak üzere, başta parti sözcüsü Kürşat Bey olmak üzere, biz işte hem İstanbul'da hem Ankara'da adayımızı çıkaracağız açıklamalarını yaptığı bir iklimde, şimdi bu açılışa katılanları şöyle sıradan bir sayayım ben sana Gürkan Acır. Dinliyoruz. Şimdi Yüksel Aslan İyi Parti milletvekili. Peki şimdi kim? O katılmış. Hadi tabii, onu anlayabiliriz. Kim? Daha önceden Mansur Yavaş'ın özel kalem müdürüydü. Yetkin Öztürk eski il başkanı, şu anda genel idare kurulu üyesi İyi Parti'de. Hadi onu da anlarım, yönetim kurulu üyesi belediye şirketinde. Yalnız mevcut şu anda il başkanı Sayın Faruk Köylüoğlu açılışa katılıyor. İttifak olmayacak diye üstüne bastıra bastıra açıklamalar yapan Sayın Akşener'in sözcüsü Sayın Kürşat Zorlu bu açılışa katılıyor. Ya şimdi bu tabloda şimdi İyi Parti Mansur Yavaş'a destek nasıl vermiyorum diyebilirim. Madem eğer ortada bir ittifak yok, madem Sayın Akşener Ankara'da bir aday çıkaracağını ifade ediyor, İstanbul'da bir aday çıkarılacağı ifade ediliyor. Peki o zaman yani bakıyorum işte hani bu isimler parti sözcüsünün, mevcut il başkanının şimdi açıklamalarıyla bir de destek verip tebrik edip
Sayın Mansur Yavaş'ın yanında yer alıp da ondan sonra biz Ankara'da aday çıkaracağız deyince, ya bu tablo çok açıkçası o yapılan açıklamalarla örtüşmüyor. Ve bir an önce ben İstanbul ve Ankara'da Sayın Akşener'in ve İyi Parti'nin kararını açıklaması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü zemin kaybediyor. Bu durumda bir ikilik yaratıyor. Bir kesim diyor ki ya biz çıkarmalıyız burada, biz parti isek. Öbür taraf diyor ki ya Mansur Yavaş ittifakı var Ankara'da. Ya biz çıkarsak da çıkarmasak da burada zaten zemin kaybedeceğiz. Şimdi dolayısıyla belki hani kamuoyunda karşılık bulmak için yapılan açıklamalar zaman ilerledikçe, çünkü belediye başkanları güçlü belediye başkanları İstanbul'da, Ankara'da da. Yani bir anda hemen çevresine o partilerin üstünde bir ittifakı kurabilme kabiliyetine sahip isimler. Dolayısıyla böyle bir ilginç durum var. Şöyle bir de bir milletvekili, bir şey soracağım Deniz. Deniz sana bir şey soracağım ben. Geçtiğimiz günlerde Fox TV'nin yayına katılmıştı Akşener. Deniz. Oradaki Deniz, bir şey soracağım sana. Efendim. Şimdi bir kulis bilgisi var. O da diyor ki Nebi Atiboğlu'nun şahsi görüşüm diyerek yaptığı açıklamalar genel merkezde rahatsızlık yarattı. İsim vermeyeceğim buna. Genel merkezde rahatsızlık yaratmış ve bu açıklamalardan dolayı adaylığının engellendiği konuşuluyor. Sende böyle bir bilgi var mı? Nebi Atiboğlu'nun açıklamaları da bizdeki yaptığı açıklamalardır herhalde. Taksim Bey. Evet. Yani şöyle AK Parti ile MHP ittifak yapılabilir dedi ya. Açıklamalar onlardı gerçekten. Evet. Yani şimdi aslında burada Sayın Hatipoğlu belki izliyordur programımızı, soralım, kendisi yanıt versin. Eğer mesajla vesaire de bize dönüş yapabilirse ben de aktarayım buradan, ya da sen de aktarırsın. Tamam. Yani Sayın Melih Aydın'ın adaylığının belirlenme sürecinde acaba Sayın Nebi Hatipoğlu'nun tavrı ya da genel başkanla bir istişare süreci oldu mu bu? Hani nasıl oldu, ona dair bir fikrim yok açıkçası. Ama en nihayetinde 5 tane milletvekili yok Eskişehir'de İYİ Parti'nin. Bir tane milletvekili var. Doğru. Bu süreç nasıl oldu? Sayın Melih Aydın genç, gelecek vaat eden bir siyasetçi. Ama en doğru aday mı Eskişehir'de İYİ Parti adına, onu da bilmiyorum. Şöyle bir görüş var. Sayın Akşener'in açıkladığı isimlerin kendine bağlılığı açısından adaylıktan çekil dediğinde çekilebilecek isimlerden tercihlerde bulunduğuna ya yönelik dur, bir dakika, de dur. İddialar var tabii. Dur. Deniz, gene önemli bir şey söylüyorsun. Yani yarın öbür gün olası bir ittifakta, olası bir uzlaşmada CHP ile İYİ Parti'nin, İYİ Parti öyle adaylar gösteriyor ki yarın öbür gün çekilin hadi dediğinde Meral Hanım'a sorun çıkarmayacak adaylarımı seçiyorlar diyorsun. Böyle bir düşünce mi var? Böyle bir açıkçası öyle bir fotoğraf var. Çünkü şimdi az önce ifade Sinan ettim. Akşener'in katıldığı Cansu'nun televizyon programında söyledi. İsim de verdi altta. Evet. Deniz'in biraz önce park açılışına katıldığını ifade ettiği Yetkin Öztürk'ün de Ankara Belediye Başkanı olarak takdim edileceğini söyledi Sinan Burhan. Bilemiyorum bu bilgi Deniz'de de var mı? Bu arada Cemal Can Polat'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi de sona ermiş. Onu da söyleyelim. Başka bir görüşmedeymiş halen. Onun şöyle için ki Sayın, biliyorsun Akşener geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında kendisine sorduklarında işte Burak Kavuncu olabilir mi dedi İstanbul'da. Olabilir de olmayabilir de dedi. Sonrasında burada çok konuştuk. Ankara Milletvekili Adnan Bekir aday olabilir mi dedi. Yok olmaz dedi Adnan Bekir için. Evet, doğru. Adnan Bekir'le görüştün mü sen? Sayın Bekir'de Eskişehir'de konuştum. Taksim Meydanı'na özel bir açıklaması var. Tamam. Adnan Bekir'in, onu da birazdan paylaşacağım. Ya şöyle Meral profil Hanım olarak kazanamayacak adaylar göstereceği ifade edildi. Hem Ankara yani Milletvekili Adnan Bekir, hem Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu eğer aday gösterilseler Ankara ve Eskişehir'den açıkçası çok çekilecek isimler değiller yani o süreç içerisinde. Ama tercihlere bakıldığında Sayın Akşener'in tercihleri hala o ittifak ihtimalini ortadan kaldırmayan tercihler. Evet. Ve şöyle de bir kanaat var. Olası bir ittifak için çekilebilecek isimlerle kamuoyunun karşısına çıkıyor Sayın Akşener diye. Böyle yani çünkü o kazanacak aday tanımlamasını hep yaparken ne diyordu? Bilimsel anketler,
ki yerelde bu iş birazcık daha önemli. Dolayısıyla orada kafa karıştıran bir durum var. Yani bunu bir şekilde çözmesi gerekiyor İyi Parti'nin, zemin kaybetmemesi için yerelde. Çünkü güçlü belediye başkanlarının olduğu şehirlerde insanlar partiden önce o belediye başkanlarına yöneliyorlar. Ve o belediye başkanlara yönelişte haliyle kendi partisini pozitif etkiliyor. Evet. Ben Adnan Bekir'le de görüşme fırsatı buldum sevgili Gürkan Acır. Dedim Sayın Genel Başkan adaylığınızla ilgili olumsuz bir ifade kullandı diye sorduğumda Sayın Adnan Bekir şu ifadeleri kullandı, onu paylaşayım. Ankara, İstanbul gibi önemli iki şehirde nasıl milletvekilliği seçimlerinde ön seçim yapıldıysa şimdi de anket teşkilat yoklanması gibi yöntemler yapılacağını düşünüyorum. Takdir tabii ki Sayın Genel Başkan'ın. Sayın Genel Başkan'ın Adnan Bekir adayımız değil demesi gayet normal. Henüz herhangi bir çalışma yapılmadı. Eğer iddialı bir şekilde hazırlanacaksak Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi kazanacak adayları bulmak için altılı masaya önerdiği gibi bilimsel anketler ve saha araştırmaları yapıldıktan sonra en doğru karar verilecektir ifadesini kullandı. Adnan Bekir geri adım atmıyor o zaman. İddiasını koruyor. Yani anket istiyor anladığım kadarıyla ve ben evet anket istiyor. Ama az önce de ifade ettim, İyi Partilerin bir kısmı da eğer Ankara'da aday gösterilirse ya şimdi nasıl olacak? Mesela benim merak ettiğim konu şu, Gürkan Acır uzun yıllar yol arkadaşlığı yapmış mesela, özel kalem müdürlüğünü yapmış ta Beypazarı'ndan bu yana. Şimdi milletvekili Yüksel Aslan. Ya İyi Parti mesela bir aday çıkardığında kime çalışacak yani? Gidip evet. Mansur Yavaş'ın karşısındaki adaya mı çalışacak? Yani İstanbul ve Ankara'da o yüzden gerçekten eli rahat değil Sayın Genel Başkan'ın, Meral Akşener'in. Deniz ben yani bunu nasıl realize edeceğim? Bir 10 saniye istiyorum. İsmail Nevruz arkadaşımız yazmış Ümraniye'den. Ekrem İmamoğlu benim evime geldi. Doğru. Babamı da ziyaret etti ama siyaset konuşmadık. İl kongresini konuşmadık demiş. Lütfen diyor benim adıma bunu söyleyin. İsmail Nevruz'un adına söyledim. Seni tekzip etti. Bir şey demiyorum, babası rahatsız, çok geçmiş olsun. Babası Ekrem Bey'i çok seviyormuş. Seviyor evet. Çok seviyormuş. Onlar da gitmişler ama Ekrem Bey'e İsmail Nevruz diyor ki seni çok seviyor, tamam, gelirsen çok mutlu olur. Mutlu olurum demiş. Bak demiş, Şaban'a geliyor bilgiler. Onun üzerine Ekrem Bey tamam, gitti. Onun üzerine Ekrem Bey gitti. Hayır ama kongre filan da konuşmamışlar. Peki. Peki tamam. Öyle diyelim, babasına da geçmiş. Durduramıyoruz. Halen yani İyi Parti'ye geçiyoruz, gene kongreye kayıyor. Şimdi arkadaşlarda merkezi bir bilgilendirme ağı mı var? Ben ağını merak ediyorum. Yok, bütün benim telefonum bütün CHP'lilerde olduğu için şey yapıyor. Ki ben peki, Deniz'e bu Ankara ile ilgili İYİ Parti ile ilgili ilginç bir bilgi geldi. Deniz şöyle şimdi Mansur Bey Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'yi ikna etmek için 3 ilçeyi İYİ Parti'ye verilmesini isteyecekmiş. Bu ilçeler Etimesgut, ki CHP ve İYİ Parti birlikteliği kazanabilir orayı, Gölbaşı ve Polatlı. Zaten Etimesgut'u CHP hani kıl payı kaybediyor. MHP'li Enver Demirel diye. Gölbaşı zaten İyi Parti dedi geçen seçim. Şimdi galiba MHP'de. Dolayısıyla hani CHP İyi Parti birlikteliğin alabileceği ilçeler bunlar. İyi Parti'nin adayı çıkmış. Adayı anlamında. Ha yok tamam. Ama Gölbaşı ve Etimesgut özellikle. Polatlı'yı bilmiyorum hani dış ilçe. Yani Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'nin alabileceği hani oy potansiyeli arasından ilçeler. Mansur Yavaş Kemal Bey'den bu 3 ilçeyi İyi Parti'ye verirsek İyi Parti büyükşehir adayı çıkarmayacak diye bir ricada bulunacakmış. Hatta Kemal Bey'in de bunu kabul edebileceği söyleniyor. Ve önümüzdeki haftalarda Sayın Akşener bu 3 ilçe için İyi Parti'nin adaylarını açıklayacakmış. Demek ki Mansur Bey'le Sayın Akşener bir şey içinde olabilir, evet, hani bir koordinasyon içinde olabilir. Ne dersin? Benim bildiğim kadarıyla Şaban Sevinç şöyle, ben Sayın Akşener'in hem Sayın İmamoğlu'na hem de Sayın Yavaş'a tırnak içinde söylüyorum halen daha kızgınlığının sürdüğünü ve devam ettiği bilgisini verebiliriz. Yani görüşmelerimizde de İyi Partililerle konuşmalarımızda da evet Mansur Yavaş bu ittifakı Ankara'da yerelde sağlayabilmiş bir isim. Öyle ya da böyle bugün ittifak olsa da olmasa da şimdi birazdan AK Parti'nin de şimdi hemen bir şey daha az önce Deniz, hemen bir dakika dur bir saniye söyledi. Şaban Sevinç. Daha 7 Ekim mi? Sonrası 7 Ekim hemen. Efendim. Tuğba halihazırda vekil galiba değil mi? Kim o? Eski vekil. İyi Parti kurucularından Aydın Adnan Sezgin istifa etti. İstifa etti evet. Eski Aydın milletvekili. Eski vekil. Ha. Evet. Şimdi Deniz şöyle
bu bilginin devamı geldi. Biliyorsunuz Sayın Akşener rahatsızlanmıştı. Gribal bir enfeksiyon geçiriyor. Evet, Güven Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bir gün kaldı Güven Hastanesi'nde. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu da geçmiş olsun diye aradı kendisine. Orada bir eski Doğru Yol Partisi milletvekili, Sayın Akşener'le arkadaş, aynı dönem milletvekili, kaygılarını iletmiş. Ya siz Ankara'da aday çıkarıp da Mansur'a kayıp mı ettireceksiniz demiş. Ona karşı Beral Hanım demiş ki Mansur için Ankara'da rahat olun. Aynen Meral Hanım'ın söylediği iddia edilen laflar. Mansur Bey için Ankara'da rahat olun. Ankara'da güçlü olduğumuz 3-4 ilçeyi Mansur Bey de biliyor zaten, biz kazanacağız demiş. Evet, Deniz'i teyit ediyor aslında. Evet, Deniz de bunu teyit ediyor herhalde. Yani şöyle, geçtiğimiz seçim yanlış hatırlamıyorsam 9-10 tane, Ankara'da 25 ilçe var. 9 ya da 10 ilçede İyi Parti aday çıkarmıştı. İyi Parti'nin adayları özellikle dış ilçede, ilçelerde. Ama Ankara'nın o büyük metropolleri var. Senin de az önce ifade ettiğin gibi Etimesgut, işte Gölbaşı gibi, bunları daha önceden de vermişti, Etimesgut'u vermemişti. Hani bir anlaşma masası kurulur mu? Pek tabii ki kurulabilir. Ama bu anlaşma masasının şimdi bundan sonra nasıl bir geri dönüş yapacak Sayın Akşener ve kurmayları? İşte İstanbul'da aday çıkaracağız, Ankara'da aday çıkaracağız. Çok şimdi kolay. Eğer Ankara'da aday çıkarmaz, mesela Antalya'da daha önceden de söyledim, Antalya'da aday çıkarırsa şimdi Muhittin Böceğin suçu ne? Yani doğru. Ya da Zeydan Karalar'ın Adana'da suçu ne? Yani şimdi mesela hangi mantıkla mesela Ankara'da aday çıkarıp Adana'da aday çıkarmamazlık yapacak? İşi İYİ zor. Parti. Doğru. İşi zor. Yani İYİ niye parti. Mesela Adana'da aday çıkarsın? Doğru. Peki yani Deniz şöyle yapalım. Bir hamle yaptı, bir ses getirdi. Ama bunun devamını nasıl getirecek, beraber izleyip göreceğiz. Güzel. Hemen Ankara'da kalalım gene. Murat Çelik'e dönelim. Murat, nasıl görüyorsun bu İYİ Parti'deki stratejiyi? Deniz önemli şeyler söyledi çünkü. Dedi ki yani böyle kesinlikle. Kendisine sorun çıkarmayacak adayları Meral Hanım tercih edebilir dedi adaylıkta. Bu da ittifakın kapısını aralık bırakmak anlamına geliyor. Eğer bu yorum doğruysa tabii. Ya ben kişisel olarak başından beri zaten bir şekilde seçim tarihi yaklaştıkça adı ittifak olmadan fiili işbirliklerinin olacağını programın başında da söylemiştim. Haftalardır da söylüyorum, hala aynı fikirdeyim. Temmuz başıydı. Kongresini tamamladı İYİ Parti. Sonrasında yeni başkanlık divanı oluştu. Hemen Ağustos başında da yerel yönetimler başkanlığı çatısı altında bir çalışma modeli geliştirdiler. Ve Türkiye'yi belli bölgelere ayırdılar İYİ Parti içinde. Her bölgeye de bir koordinatör atandı. İşte o bölge milletvekilleriyle, o bölgedeki, o bölgenin içindeki illerin il başkanlarıyla, teşkilatla vesaire koordineli. Ve adaylarını belirlemek için, bunu şunun için söylüyorum zamanlamasını, henüz 26 Ağustos'ta Afyon'daki konuşma yoktu ortada. Henüz 81 ilde de aday göstereceğiz söylemi yoktu. Ama planlama böyleydi. Yani bütün illerde kendi adaylarını çıkarmak için parti genel merkezinde böyle bir komisyonlar kurarak bir çalışma başlatılmıştı. Ve bunların başına da işte dediğim gibi bölgelere de koordinatörler atandı. Oradan bilgi akışı sürekli genel merkeze geldi. Böyle bir sistemle zaten yola çıkmışlardı. Ama bunun istisnası vardı. Ankara, İstanbul, İzmir ve bu üç büyük ilin ilçeleri bu sistemin dışında tutuldu. Genel merkezin sisteminin dışında tutuldu. Peki ne yapıldı? Doğrudan genel başkanın inisiyatifine bırakıldı. Dolayısıyla Meral Akşener aslında yerel seçim hazırlıklarını yaparken, yola çıkarken zaten hani şimdi diyoruz ya nasıl yapacak vesaire, bunu zaten kendisi planlayarak böyle yola çıktı. Yani parti bir yandan teşkilatlarla birlikte çalışmalarını yapacak, diğer son noktaya gelindiğinde de üç büyük il ve ilçeleri, çünkü üç büyük ilin ilçeleri hepimiz biliyoruz ki neredeyse bazen Anadolu şehirlerinin bazılarından çok daha önemli hale gelebiliyor nüfus seçimlerde. Olarak da fazla zaten. Nüfusları da fazla oluyor ve siyasi etkisi de farklı olabiliyor. Şimdi bu üç büyük ilden İzmir'deki adayını da Meral Akşener aynen bu parti içi sistemdeki çalışmanın gereğinde olduğu gibi
Yani kendine inisiyatifini ayırdı. İzmir'in de adayını açıkladı. Geldik işte son ikiye. Yani Ankara ve İstanbul. Deniz'in az önce söyledikleri çok doğru. Ankara özelinde söylüyorum. Yani İstanbul için Ekrem İmamoğlu ile bugüne kadar verdikleri görüntü, işte seçim öncesindeki o yakınlık, İmamoğlu'nu kazanacak aday olarak, tam öyle söylemese de İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı kazanacak aday olarak göstermesi Akşener'in, hani bunlardan bir şekilde geri dönülebilir, onlar geride kaldı denilebilir, yeni bir dönem yaşanıyor denilebilir, ama Mansur Yavaş'la Ankara'da İyi Parti'nin, sadece Meral Akşener'in şahsen değil, deminden beri konuştuğumuz gibi belediye döneminde İyi Partililerin yakın ilişkileri olduğunu da biliyoruz. Mansur Yavaş'ın siyasi geçmişine, kökenine baktığınızda da zaten hani neredeyse CHP'den çok İyi Parti'ye yakın olduğunu söylemek de mümkün. Bu da bir sır değil. Dolayısıyla Ankara'da söylendiği gibi olursa kimse şaşırmasın. Yani Mansur Yavaş'ı bir şekilde desteklemek için aday çıkarmazsa İyi Parti, ya da çıkardığı adayı sonradan ya Ankara elinde, Ankaralıların teveccühünü gördük, dolayısıyla tamam biz aday çıkarmıştık ama son noktada Mansur Yavaş'ı destekleme kararı aldık derse kimse şaşırmasın, bence öyle. Bu yüzden de yine Deniz'in dediği gibi, hani çekilmesini istediği anda buna hayır demeyecek ya da bir nasıl söyleyeyim, direnç göstermeyecek adaylardan ziyade belki biraz daha düşük profilli adaylar göstermesi gibi bir formül de düşünülebilir. Ha, olur diye demiyorum ama olursa şaşırmam diyorum. Ama yine de şunu da unutmamak lazım. Bütün bu sürecin başında, yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri, parlamento seçimleri bittikten sonra doğan muhalefetteki o kaos ortamında, o ortamda bile, sular o kadar bulanıkken bile ben İyi Partili önemli bir isimden şu cümleyi duymuştum. Kemalcan Polat'ı yolluyor. Yani aynı bu büyük seçimde, genel seçimde olduğu gibi yerel seçimlerde de bir şekilde Ankara, İstanbul'u kaybettiren biz olmak istemeyiz. Yani onun için de geçen sefer biz bir adım atmıştık yerel seçimlerdeki ittifak için, Millet İttifakı için. Bu defa bir adım atılacaksa, bir işbirliği olacaksa o adımı CHP'den bekleriz diye. Ha, diyeceksiniz ki bunun üzerine genel başkanın söylediği çok söz var. Ama dikkat ederseniz CHP'de Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in o sözlerine dair, yani işte artık yolumuzu ayırdık, rakip olduk vesaire sözlerine karşı öyle bir cevap da gelmedi. Yani o yol ayrımını CHP kendi açısından tescil etmedi veya CHP açısından da durumun aynı olduğuna dair bir ifade gelmedi. Ben o manada bütün bu fotoğrafa bakıldığında, hani 25 Eylül itibariyle söylüyorum tabii. Ankara'da gerçekten zamanlar belki İstanbul'dan bile uzun. Yani bir gün, bizim Ankara siyasetinin bir günü 24 saatten uzun. Bunu hep yaşadık, yaşıyoruz. Onun için daha çok var. Bugüne kadar bazı köprülerin altından nasıl çok sular aktıysa, inanın bundan sonra da daha çok sular akacak. Onun için ben daha ihtiyatlı bakmaktan yanayım. İhtimallerin bitmediğini biliyorum. Bir de Ankara'da arka kapı diplomasisi sadece dış politikada olmaz. Onu da biliyoruz, yani hep siyasette de olur. Şöyle bir bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, bunların hepsi bilenler bilir. Ankara'da Söğüt Özü ve Mustafa Kemal Mahallesi civarında, yürüme mesafesinde bazıları birbirlerine. Onun için öğlen yemeklerinde kimler nerede ne sohbetler ediyor, onları da biraz şöyle düşününce daha konuşulacak çok şeyleri var diye görüyorum. Şu Kur'an-Bar popülaritesini koruyor mu Murat? Yok pek, yani şöyle siyasetin merkezi olarak pek korumuyor. Yani AK Partililerin hala gözde bir bölgesi. Evet, evet. Ama Çukurambar Amerikan Büyükelçiliği de gitti yalnız, biliyorsun. Sadece öyle AK Partililerin gözde bölgesi olmanın ötesinde bir nitelik daha kazandı. Tamam. Şimdi Hacı'yla Fuat'a döneceğim ama çok kısa bir bilgi var Deniz Gürel'de ve Cemalcan Polat'tan da tweet geldi. Arkadaşlarım hazırladı. Önce tweet'i okuyayım, sonra Deniz'e döneyim. Cemalcan Polat Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ve şu tweet'i attı. Bugün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu makamında ziyaret ettik. Önümüzdeki kongre sürecini partimize yakışır bir şekilde yürüteceğiz. Sayın Genel Başkanımızın yanındayız. Açmış olduğu yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Ve İstanbul'da partimizi tekrar iktidar yapacağız diyerek adaylığının altını çizdi.
Cemal Can Polat attığı bu tweetle. Evet. Deniz, çok kısa alayım. Hemen Hacı'ya ve Fuat Bey'le bitireceğiz. Bir de Şükür Genç bir mesaj çok yazmış. Çok kısa. 7 Ekim'de AK Parti kongresi var. AK Parti kongresinin ardından MHP ve AK Parti arasındaki ittifak görüşmeleri başlayacak işte. MHP'de Genel Başkan Yardımcıları Fethi Yıldız ve Sadir Durmaz'dan oluşan heyet, belki Sayın Bahçeli'nin yine uzun göreceği bir kişi daha. Şimdilik AK Parti'de Sayın Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan oluşacak bir heyet bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın çerçevesini ve ittifak modelini belirleyecek. Yalnız Ankara çok konuştuk. Şunu söylemem gerekiyor. Sürekli bir milliyetçi seçmenin baskın olduğu ve seçimi kazandıran motivasyonun milliyetçi, muhafazakar kesimi olduğu çok konuşuluyor. Özellikle milliyetçilik vurgusu. MHP'de, özellikle MHP'nin tabanında ve teşkilatlarında bu kez madem işte geçen seçimde AK Parti'nin adayı vardı, AK Partili bir aday gösterildi. Bu kez de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde MHP'li bir isim, neden olmasın düşüncesi var. Çok sayıda görüştüğüm Milliyetçi Hareket Partili'den bu temenniyi duyuyor. Kim mesela? Mesela kim? Çok işte Etimesgut Belediye Başkanı var. Uzun süredir biliyorsun. Enver Demirel. Yapıyor. Enver Demirel'in ismi geçiyor. Yine Genel Başkan Yardımcısı Ankaralı bir isim Yaşar Yıldırım'ın ismi geçiyor. Yani CHP'de Mustafa Yavuz var, gazeteci. Zaten ülkücü tandanslı bir aday olan Mansur Yavaş'ın karşısına bu kez de AK Parti bizi desteklesin düşüncesi geçiyor. Bu realize olur mu? Bunu zaman gösterecek. Zaman gösterecek. Ama en kötü ihtimal. Çok kolay değil ama. Çok, evet, yani çok böyle yüksek bir ihtimalden bahsetmiyoruz. Ama en kötü ihtimalle Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 belediyesi var Ankara'da. Gölbaşı, Etimesgut ve Deniz düştü. Gitti. Yayından düştü. Evet. Deniz 3 belediye var deyip devam edecekti. Deniz bağlanırken o zaman Şükrü Genç kısa bir mesaj yazmış da cevap hakkına saygı gereği ben kaynaklarımın arkasındayım. Diğer belediye meclis üyeleriyle konuştum. Şükrü Genç diyor ki Ekrem Başkan'ın o sözleri ettim etmedi mi bilmiyorum. Ben o an yoktum. Toplantıdan erken ayrıldım diyor. Hani bu tarafını seç meselesi ama diğer kaynaklarım benim söylediklerimi doğruluyorlar ama Şükrü Genç'in cevap hakkına saygı gereği yazdığı mesajı da okumuş olalım. Peki. Hacı Yakışıklı sendeyiz. İyi Parti. Yani İyi Parti ile ilgili şöyle. 18 ilçesi var Türkiye genelinde İyi Partinin. Dolayısıyla 18'den Parti'nin, fazla ya galiba. Yok, şu anda 18 ilçesi var. Kalan belediyesi. Belediyesi var yani. 18 ilçe belediyesi var İyi Parti'nin ve İyi Partililer kendi aralarında bizim 81 ilde niye şehrimiz yok? Niye sadece 18 ilçeye mahkum kalıyoruz şeklinde görüşüyorlar. Muhtemelen Ekim ayında İyi Parti'de görüşmeler başlayacak. O tarihten itibaren kimlerin aday olduğu belli olacak. Ancak İyi Parti'de şu anda kimlerin Ankara'da, İstanbul'da aday olsun şeklinde bir net görüşü yok. Bunun yanında Ankara İstanbul'a dair Ankara İstanbul yok. Tabii. Şöyle İyi Partililer de siyaseti eskiden beri yapıyorlar. Yani çoğu MHP'den gelme 40 yıllık siyasetçiler ve İyi Partililer de şunu biliyor ki Ankara ve İstanbul'da aday gösterip de 79 ilde kendi adaylarıyla girdiği zaman biz ittifakta değiliz diyemezler. Dolayısıyla İyi Parti bunu biliyor ve Ankara ve İstanbul'da CHP'ye destek verdikleri zaman aslında bütün Türkiye'de CHP'ye destek vermiş gibi olacaklar ve müstakil bir parti olamayacaklar. İyi Parti'nin, şöyle İyi Partilerin hedefinin %7 ile 10 arasında bir oy almak Türkiye genelinde olduğunu görüyoruz. Yani şeydeki genel seçimdeki oylarını korumak. Korumak ve şu var. 18 ilçenin üstüne ne koyarlarsa başarılı olacaklar. Dolayısıyla CHP'ye destek verip 18 ilçe almak mı, kendisi girip 18 ilçe almak mı, hangisi başarı diye kendi aralarında konuşuyorlar. O yüzden İyi Partililerin ağırlığı ayrı girilmesi. Ama dediğim gibi bu konuda henüz net alınmış bir karar yok ve Yüksek Seçim Kurulu'na listeler teslim edilmedikçe de kimse bunu tam olarak öğrenemeyecek. Ankara ve İstanbul'da ayrı aday çıkarılması İyi Parti tabanı tarafından isteniyor. Yani Mansur Yavaş tamam var ama Mansur Yavaş'ın hatırı için koskoca İyi Parti'yi bir kenara mı koyalım soruları şu anda genel merkezde söyleniyor. Şu anda gözler Meral Hanım'da, yani son karar verici Meral Hanım olacak.
Bugüne kadar yapılanlar blöf ve el yükseltme olarak geldi. İyi Parti için söylüyorum. Yani blöf ve el yükseltme şeklinde geldi. Ama bu yükseltmenin bir yerde durması lazım. Onun duracağı tarihte Ekim'in ortası gibi olacak. Ve artık yükseltilecek bir el kalmayacak. Karar aşamasına gelinecek. Ben kararın AK Parti ile biraz paralel yürüyeceğini düşünüyorum. AK Parti 7 Ekim'den sonra kararlar almaya başlayacak. İyi Parti de kararlarını bu minvalde verecektir. Ama bir bölünme yaşandı. Geç kaldıkça bölünme yaşanıyor. AK Parti'de geç kalmak bir dezavantaj değil. Çünkü orada bir avantaj var. Orada bir istişare var. Ve orada bölünme yok. Yani MHP ile AK Parti bakıyorsunuz. Bazı şehirlerde ayrı adaylarla girmesine rağmen Türkiye'de %52'sini belediyelerin AK Parti ve MHP kazandı. Dolayısıyla orada ciddi bir planlama var. Üstelik birçok şehirde de MHP ve AK Parti adayları yarıştı. Ama Ankara ve İstanbul'da da ortak adayla girdiler. Ve biz hiç tartışma görmedik. Ciddi bir terazi, ciddi bir denge var orada. Bu sefer de öyle olacaktır yerel seçimlerde. Biz AK Parti'nin adaylarını yavaş yavaş Kasım ayında öğrenmeye başlayacağız. İYİ Parti'nin adaylarının da Kasım ayında artık ortaya çıkacağı öngörülüyor. Aslında İYİ Parti'nin istediği şey şu. Mansur Yavaş İYİ Parti'nin adayı olsun. Yani biz Mansur Yavaş'ın karşısına bir aday çıkaralım illa demiyorlar ama ya Mansur Yavaş da İYİ Parti'nin adayı olsun ve İstanbul ve Ankara'dan birisi İYİ Partili olsun, birisi CHP'li olsun. Şu anda İYİ Parti'nin istediği bu ama CHP buna sıkı sıkıya kapıyı kapatıyor. O yüzden bir karar vermeleri gerekiyor. Ben Nebi Hatipoğlu'nun Eskişehir'de aday olmayacağını tahmin ediyordum zaten. Nebi Hatipoğlu'nun da el yükseltme şeklinde kendini öne sürdüğü bilgileri ne geliyordu. Ne yapacak? Eli yükseltip ne yapacak? Şöyle ben adayım diyecek ama başka bir adayı gösterecek şeklinde. Nebi Hatipoğlu'ndan Meral Akşener rahatsız değil. Yani Nebi Hatipoğlu'nun söylemleri Meral Akşener'i rahatsız eden söylemler değil. Bunu altını ama çizeyim. Ama Eskişehir'de hacı şeyi burada Gürkan'ın programında o da bir el yükseltme. Yani yok benim, yok. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı'nı işaret ediyordu sanki hani İyi Parti adayı olabilir ama diye ama. Ama tam bilgi vermiyordu. Yani Nebi Hatipoğlu orada renk vermiyordu. Ama açıklanan başka bir kişi açıklandı. Fark etmez. Yani orada zaten siyasi olarak bir hamle var. Önemli olan burada İyi Parti'nin ayrı mı gireceği, tek mi gireceği. Nebi Hatipoğlu benim diyebilir. Adnan Peker'in şu anda Ankara'da eğer İyi Parti bir aday gösterecekse İYİ Parti teşkilatlarının ve İYİ Parti tabanının sıcak baktığı bir isim olarak gözüküyor Adnan Peker. Yani o yüzden Adnan Peker iddialı. Anket yapalım diyecek kadar iddialı. Geri adım atmıyor bence halen iddiasını. Geri adım da şöyle. Yani iddialı bir aday. Kazanırım diyen bir aday. O açıdan da geri adım atmıyor. Burada Meral Hanım hala kararını alamadı. O yüzden sevgili Murat Çelik de diyor ya son anda ben yine bekliyorum Ankara ve İstanbul'u diyor. Haksız sayılmaz. Çünkü Meral Hanım 81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız diyor ama ben AK Parti'de görüştüğümde bile bana şunu soruyorlar. Çünkü İYİ Partililerle de görüşüyoruz. AK Parti'ye gittiğim zaman ya Meral Hanım gerçekten Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak mı diye soruyorlar. Hala inanılmıyor İYİ Parti'ye. Yani hala peki. İYİ Parti acaba Ankara'da ve İstanbul'da gerçekten aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı? Çünkü o masadan kalkma oturma işi İYİ Parti'ye güveni sarstı. O yüzden İYİ Partililerin söylediğini söylüyorum. Bizim artık müstakil bir parti olmamız gerekiyor. O yüzden de 81 ilde ve ilçelerinde gerçekten kendi adaylarımızla girmemiz, %7 ile 10 arasında oy aldığımız zaman da kendimizi başarılı saymamız. 18 ilçeyi de yükselttiğimiz zaman hedefimiz bu olmalı. İYİ Parti'nin söylediği bu. Bu denklemde giderse İYİ Parti kazanır ve 2028'e daha iddialı gider. Daha iddialı gider. Ama yok ben Ankara'da İstanbul'da CHP'yi destekliyorum dediği zaman bunlar şahsi görüşlerim değil İYİ Partililerin görüşleri. İsim saymak uygun olmayacağı için isim saymıyorum. Yani o açıdan da burada ben eğer İYİ Parti tabanı ve 44 milletvekilinin ağırlığına göre bir karar alınırsa İYİ Parti'nin Meral Hanım eğer tabanına, yöneticilerine ve milletvekillerine bakarak bir karar alacaksa bu karar Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti'nin kendi öz adayıyla seçime girmesi kararı olacaktır. Yok, farklı siyasi denklemler gözetiliyorsa, blöf yapılıyorsa, el yükseltme yapılıyorsa Sayın Akşener işte İstanbul'da şu ilçeler bizim olsun, şehir sizin olsun, Ankara'da şu ilçeler bizim olsun, şehir sizin olsun diyebilir. İstanbul'da aday bulmakta zorlanıyorlar ama. Fuat Bey sizdeyiz.
İyi Parti. Birleşe birleşe kazanamadık, ayrışa ayrışa kazanacağız dedi ve Meral Akşener bana göre masasında çok seçenek var ve bu seçenekler, arkadaşların anlattıklarının hepsine katılıyorum. Bu seçeneklerin hepsi masada var ama Meral Akşener ve İyi Parti stratejisini bana göre CHP'nin kurultayına ve CHP'de kazanacak adaya göre, yani CHP'nin genel başkanlığını kazanacak kişiye göre belirledi. Ve seçimlerden hemen sonra Kılıçdaroğlu'nun aday olamayacağını seçimler öncesinde söyleyen bir Meral Akşener vardı. Fakat sözünü dinletemedi ve dolayısıyla da kızgınlığı ortada ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olarak devam etmesini istemiyor ve bütün stratejisini CHP kurultayına göre kurguladı Meral Akşener ve bu yüzden de 81 ilde de aday göstereceğiz diyor. Bunun sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'dur ve eğer genel kurulda, daha doğrusu kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu yerine başka bir aday kazanırsa şayet Meral Akşener bütün stratejisini baştan aşağı yeniden kurgulayacak ve bunun böyle olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Meral Akşener eğer Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan adayı olarak devam ederse, genel başkan olarak devam ederse ve seçimlere CHP Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte giderse şayet 81 ilde kendi adaylarını çıkartma projesini belki İstanbul ve Ankara açısından biraz değişikliğe uğratabilir ama hayata geçirecektir ve CHP'de CHP'nin değil Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi pahasına CHP'nin kaybetmesini göze alarak, ki bunu söyledi zaten, CHP'nin kaybetmesini göze alıyoruz dedi. Bunu hayata geçirecektir diye düşünüyorum. Peki. Süremiz bittiği için kısa kestim. Bitti, evet, teşekkür ederim. Denizli'nin de sözü yarım kalmıştı. Onda daha haksızlık olmasın. Deniz, yayın bir koptu bir ara. Orada söyleyeceğin son cümleleri alalım, evet, lütfen. Evet. Yani önümüzdeki hafta programda daha derli toplu yaparım. Yani çünkü MHP'de ilginç değerlendirmeler olan konuşmalar olmuştu. Çok sıkıştırmayayım artık. Programda bitiyor. Sevgili Gürkan Acır, hakkımı önümüzdeki haftaya eğer CHP kongrelerinden fırsat bulabilirsek. CHP kongreleri değil. CHP'deki aday isimleri, delege isimleri, artık detaya girdikçe giriyoruz yani. Ya gerçekten hani artık böyle Önder Sav çok iyi bilirdi isimleri. Delegeleri. Yok, Önder Sav geçildi. Barışlı, bu programda Önder Sav geçildi. Evet. Tabi canım, tabi bugün delegelerin, gerçekten hepsini delegelerin sadece isimlerini değil telefonlarını da ezberliyorum. Şaban Bey'in de telefonlarını bulamıyoruz diye. Ben yakında TC kimlik numaralarını da ezberlersin. Aynen. Telefon isterse vereceğim hemen Şaban Sevinç'e. Barış telefonlarını vermiyor, ulaşmayalım diye. Peki. Ankara'dan Murat Çelik, sevgili temsilcimiz Deniz Gürel, Şaban Sevinç, Barış Yarkadaş, Fuat Uğur ve Hacı Yakışıklı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Taksim Meydanı 4 saat. Bıraksanız biraz daha gideceğiz ama Gökhan Taşkın bizi bekliyor. Sevgili izleyiciler, gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Bizden bu kadar. İyi geceler efendim.